Selamünaleyküm dostlar. Yönümü Sana isimli hikayemizin 5. bölümünü dinlemektesiniz. Eğer bundan önceki bölümleri dinlemediyseniz o bölümleri dinleyip tekrar bu videoya geçebilirsiniz. Soğandan ne var? Genç kadın bütün çirkefliğiyle adamı cevaplarken onun neden üzerine doğru geldiğini anlayamadı. Sence de şu anda konuşmamız gereken daha önemli bir konumuz yok mu karıcığım? Soğandan inatla üzerine doğru gelen adamın kucağına elindeki dosyaları bırakırken ''Sen kiminle ne konuşacaksan konuşabilirsin Akif, benim çalışmam gerek, şuradaki masayı alıyorum.'' deyip eliyle odanın köşesinde duran çalışma masasını gösterdi. ''Böyle kaçamazsın la mia muce.'' Altıncı hissinin kuvvetinden filan değil de kocasının surat ifadesinden açılacak konuyu az çok tahmin edebilen Soğandan Akif'in kucağına attığı dosyaları çekiştirip yeniden kendisini alırken vakit kaybetmeden çalışma masasına kuruldu. ''Kaçtım kim söyledi? Ben sadece çalışacağım. İşimi yapmam gerek.'' Akif, karısının kendisine çevirdiği numarayı yemiş gibi yapıp çalışma masasının üzerine otururken sandalyesine gömülmüş karısının üzerine doğru eğilerek ''Artık bir işin yok.'' diyerek fısıldadı. Tabii asi karısı duyduklarından sonra kendisi gibi kısık bir tonda karşılık vermedi. Zaten vermesini de beklemiyordu. ''Ne demek artık bir işin yok?'' Soğandan oturduğu sandalyeden anında fırlayıp masanın etrafını dolanarak Akif'in tam önüne geçti. ''Eğer hemen Milano'ya geri dönmezsen Mia Mogli artık bir işin olmayacak. Bunu yapamazsın.'' Akif sinirden kekelemeye başlayan kadının belinden tuttuğu gibi kendisine çekerek bacaklarının yardımıyla onu kendisine hapsetti. Soğandan ondan kurtulabilmek adına herhangi bir girişimde bulunmazken Akif'e 4 gün içinde neler olduğunu düşündü. O kibar nazik adam gitmiş yerine sürekli ultimatom veren emri vaki yapan bir adam gelmişti resmen. Akif, Soğandan'ın düşüncelerinden bir haber genç kadına doğru yaklaşırken kulağına doğru fısıldamayı da ihmal etmedi. ''Öyle bir yaparım ki la mia luce, hemen şimdi gidiyoruz. Ben hiçbir yere gelmiyorum ama sen istediğin zaman gitmekte özgürsün Akif.'' Soğandan bunları söylerken ellerini kocasının göğsüne koyarak ondan kurtulmaya çalıştı ama kendisini mengene gibi saran adam buna izin vermedi. ''Beni kışkırtma Soğandan, gidiyoruz dediysem gidiyoruz.'' ''Sana hiçbir yere gelmiyorum dedim. Soğandan.'' Akif'in gür sesi çadırın içinde dolaşırken Soğandan dişlerini sıkıyordu. Onca zaman Akif diye kiminle zaman geçirmişti artık bilemiyordu. Ona sesini yükseltip gururun içe sayan bu adam kimdi? Akif olamazdı çünkü Akif bilirdi. Soğandan'ın mesleği için göze aldıklarını en iyi o bilirdi. Ailesini dahi arkasında bırakıp kaçmayı hedeflediğini, bu uğurda evlenmeyi göze aldığını en iyi Akif bilirdi. Geleceği için, hayalleri için kendisinden vazgeçtiğini en iyi Akif bilirdi. Peki şimdi soruyordu. Kimdi bu adam? Çünkü karşısında gözleri öfkeden kör olmuş adam Soğandan'ın Akif'i değildi. Olamazdı da. Soğandan tüm bu düşünce deryasının içinde tek başına boğulmak istemediğinden Akif'i de içindeki buhrana çekti. Kimsin sen? Soğandan bu soruyu öyle bir sormuştu ki Akif onun yüzünde gördüğü her bir duyguyla yıkandı. Önce kırıklığı gördü, o an anladı ki ince ince işlediği ipleri çözüldü. Sonra öfke gördü, o an anladı ki ışığın içindeki umudu söndürdü ve en son üzgün bir kadın gördü. İşte o an anladı ki sevdiği kadın da kendisini öldürdü. Evet, Akif kendisine bile itiraf etmekte zorlandığı gerçeği artık kabulleniyordu. Karısına aşık olmuştu ama bununla birlikte birçok şeyi de mahvetmişti. Ellerini serbest bırakır bırakmaz karısının kollarının arasından kaçıp gitmesiyle hiçbir şey yapamadı. Başlamadan bitirmişti. İdealleri uğruna kendisinden dahi vazgeçebilecek o güzel kadını bir kez de kendisi boyunduruk altına almaya çalışmıştı ve yaptığı şeyi daha yeni fark ediyor oluşu belki de birlikteliklerine mani olmuştu. Akif böylesine büyük bir aptallığı nasıl yapabilmişti? Kendi elleriyle ışığını nasıl karartabilmişti? Sonrasında Soğandan göl kenarında dalgın dalgın yürürken ne yapması gerektiğini düşünüyordu. Çünkü Akif'in bir gün gelip de kendisini işiyle tehdit edebileceğini hiç düşünmemişti. Buradan gitmesini istiyordu yoksa kendisini şirketten kovacağını açık bir şekilde belli etmişti. Fakat o burada kalmak istiyordu. Gölün kenarındaki kayalıklara otururken burada kalmasının ikisi için de sağlıklı olmayacağını biliyordu. Netice kalacak olursa Akif'le aynı odayı paylaşmak hatta aynı yatağa girmek zorunda kalacaktı. Soğandan bırakın onunla aynı odada kalmayı şimdilik aynı havayı bile solumak istemiyordu.
Anlık bir kararla oturduğu yerden kalkan Soğan'dan önce Ariana ile birlikte kaldıkları çadıra girip kalan kıyafetlerini toparladı. Ardından kimseye görünmeden tesisin ön kapısına çıkarak telefonla sarıldı. Soğan'dan'ın gururu kendisinden önce geldiğinden istenmediği yerde durmaya niyeti yoktu. Hatta bu öfkeyle Milano'ya gidecek olursa yolda Lucia'yı arayıp işinden istifa edeceğini bile söyleyebilirdi. Akif ona her sözünü geçirmek istediğinde onun çalışanı olduğunu ortaya atarak kendisini bir balık gibi ağına çekemezdi. Kendi ayaklarının üzerinde durabildiği sarsılmaz bir kariyer istiyordu Soğan'dan. Birilerine bel bağlayarak kendisini boyunduruk altına aldırmayacaktı. Madem Akif böyle oynamak istiyordu, Soğan'dan da aynı şekilde karşılık verecekti. Ama önce Antonio'yu aramak zorundaydı. Yerleşim kesimlerinde olsa bir uçak bileti alır buradan giderdi ama bu dağ başında nereye ve nasıl gideceği konusunda hiçbir fikri yoktu ve abisi olarak gördüğü kuzenini arayabilirdi. Soğan'dan. Akif, sinirinin az da olsa yatıştığını düşündüğü karısını tesisin her bir noktasında arayıp dururken en sonunda onu çıkış kapısının orada görmüştü. Elindeki yeşil bavulu ve minik bedeniyle betonarme yapılarının önünde öylece dururken Akif yeniden sinirlenmeye başladığının farkındaydı. Bu kadın kafayı mı yemişti ki kimseye haber vermeden alıp başına gidiyordu? Akif adını seslenmesine rağmen kendisine dönmeyen kadının önüne geçerken yüzündeki alaycı tavrı şimdilik görmezden gelmeye çalıştı. ''Sen ne yaptığını sanıyorsun?'' Paşamız emir verdi ya, ben de onu uygulayıp evime dönüyorum. Akif sakin olmaya çalışarak dingin bir sesle karısına seni anlamıyorum. Anlayacağım bir dilde konuş lütfen diyerek onu da sakinleştirmeye çalıştı ama pek de başarılı olduğu söylenemezdi. Lütfen sen rica etmesini bilir miydin Akif? Soğandan inatla Türkçe konuşmaya devam ederken sesini yükselttiğinin farkında değildi ama Akif kendilerini izleyen inşaat işçilerinin fazlasıyla farkındaydı. İstemsiz bir şekilde ele genç kadının koluna giderken onu dirseklerinden tutarak kendisine doğru çekti. Baş başa konuşabileceğimiz bir yere giderim. Ne derdin varsa orada anlatırsın. Soğandan kolunu Akif'in ellerinden kurtarırken aynı hiddetle devam etti. Ben seninle hiçbir yere gelmiyorum. Sen kiminle nereye gitmek istiyorsan gidebilirsin. Merak etme. Bu sefer arayıp sormamda. Soğandan Akif'in ortadan kaybolmasını henüz hazmedememişken kendisine bir de böyle gelmesini kabullenemiyordu. Ve bunu açıkça belli etmekten de hiç çekinmiyordu. Akif hala fazlasıyla sinirli olduğunu gördüğü karısını tek bir hamleyle sırtına alırken bağırışmasını duymazdan gelerek patika yola park ettiği arabasına doğru yürümeye başladı. Akif sen ne yaptığını sanıyorsun? Bırak beni! Sana diyorum bırak beni hemen! Zitta donare belle. Çeneni kapa asi kadın. Benimle anlayacağım bir dilden konuş gerizekalı. Soğandan bağırışlarına hatta ona hakaret etmesine rağmen kendisini bırakmayan adamdan kurtulmak için her hamleyi denemişti. Buna yumruk atmak da dahil ama çok sevgili kocası onu koca beyaz bir cipin içinde tıkana kadar bırakmamıştı. Akif'in gayet sakin bir şekilde şoför koltuğuna binip arabayı çalıştırmasıyla ayağıyla torpidoya vuran Soğandan bu adam sayesinde erken yaşta sinir hastası olacağına artık emindi. Lanet İtalyan onu resmen esir almıştı. Hatta resmen filan bırakın baya baya esir almıştı. Nereye götürüyorsun beni? Baş başa konuşabileceğimiz bir yere. Soğandan aldığı cevap karşısında tıslarken niye tesiste rahat rahat emir vermedin mi? Diyerek Akif tahrik etmeye sürdürdü. Beni yanlış anladın ya da ben kendimi yanlış anlattım. Şimdi her şeyi açığa kavuşturmak için baş başa bir yere gideceğiz ve konuşacağız. Soğandan adamın sakin tavrı karşısında pes edip başka bir şey söylemezken bavulunu girişte unuttuğu geldi aklına. Bavulum tesiste kaldı. Merak etme. Evde daha düğün ilacısı var. Soğandan merak etmeden sonra alışverişe çıkarız gibi bir cümle beklerken duyduklarına şaşırmadı dese yanını durdu. O aklın sıra kendisini laf mı sokmuştu? İyi o zaman beni eve götür. Kıyafetlerim mahvoldu. Üzerimi değişmem gerek. Sırf inat olsun diye ayağını torpidoya doğru uzatıp çamur olmaya bırak. Bir damla leke dahi değmemiş pantolonunu gösteren Soğandan çamurlu ayakkabılarıyla arabayı kirlettiğinin farkındaydı. İndir şu ayaklarını. Sen beni indirmeden indirmeyeceğim. Soğandan, hadi güzelim indir şu ayaklarını arabanın üzerinden. Kendisine güzelim değiştiğini göz ardı eden Soğandan her halinden yeni alındığı belli olan arabanın ön camına kadar her yer ayakkabısındaki çamur bulaştırırken Akif camdan aşinası olduğu sabır kelimesini mükemmele yakın bir derecede telaffuz ederek direksiyonu tek elinin hakimiyeti altına aldı. Sol eliyle direksiyonu kavrarken sağ eliyle canı yaramazlık yapmak isteyen karısının ince ayak bileklerini tutarak kendisine doğru çekti. Soğandan bacaklarına uygulanan kuvvetle bir anda şoför koltuğuna doğru dönerken bacaklarını Akif'in dizlerinin üzerinde buldu. Manyak mısın be adam ne yapıyorsun? Madem ayaklarını uzatmak istiyorsun karıcığım o zaman benim dizlerimi kullan arabamdan uzak dur.
Soğandan, arabasına kendisinden daha fazla özen gösterdiğine mi yansın, yoksa çuval gibi oradan oraya taşındığına mı yansın bilemiyordu. Bacaklarını Akif'in üzerinden er çekmeye çalıştığında adamın koca avuçları bileklerine baskı sağlayarak hareket etmesini kısıtlıyordu. Rahat dur, kaza yapacağız. Beni bırakırsan öyle bir olasılık da olmaz. Soğandan, son kez söylüyorum. Gideceğimiz yere kadar kıpırdamayacaksın. Ondan sonra söz ne dersen, ne yaparsan ağzımı açmayacağım. Debelenmekten hem Akif'in üzerine hem de kendi paçalarını çamur içinde bırakan Soğan'ın hareketlerine bir son verdi. Kendi iradesi altında kıyafetleri kirlendiğinde verdiği tepkiler çok küçük oluyordu ama bile isteye kendisine zarar vermek istemediğinden sırtını kapıya dayayarak derin bir nefes aldı. Anlaşılan yolculuğun devamını bu şekilde geçireceklerdi. Soğan'dan kıyafetlerinin daha fazla kirlenmesini istemediği için az önceye nazaran daha sakin kalırken Akif rahat bir nefes aldı. Yolculuğun geri kalanı sandığından daha sessiz geçerken göz ucuyla yanındaki kadına göz atan Akif onun dışarıyı izlediğini gördü. Aslına bakarsa onu nereye götüreceği hakkında zerre fikri yoktu. O an sadece oradan uzaklaşmak istemişti ve aklına gelen tek şey de Soğan'dan tabiri caizse kaçırmak olmuştu. Şehir yoluna girerken bir alışveriş merkezinde durması gerektiğini düşündü. Bu kıyafetlerle gidecekleri bir yer olsa dahi onları içeriye almazlardı. Sağ olsun asi karısı ikisini de çamur içinde bırakmıştı. Tüm dikkati hala yolda olan Akif, pantolonun cebine sıkıştırdığı telefonunu çıkartıp Soğan'dan'a doğru uzattı. Karanlık çökmek üzere. Yakınlarda bir otel bakabilir misin? Bu geceyi geçirebilecek bir yere ihtiyacımız var. Soğan'dan dışarıyı izlemeye bir son verip kendisine uzatılan telefonu alırken sesini çıkarmadı. Galiba biraz mayışmıştı. Zaten küçüklüğünden beri ne zaman bir araba yolculuğuna çıksa 5. dakikasında uyuyan biri olmuştu. Bir de ayaklarını uzattığı düşünülürse uyuklaması işten bile değildi. Akif'in uzattığı telefon biraz da olsa uykusunu açarken Google'a girmek için ekranı açtı. Telefonda şifre olmayışı gözünden kaçmazken ekranda kocaman sırıtan bebekle istemsizce kendisine gülümsedi. Pedro gerçekten çok tatlı bir bebekti. Carmen ve Antonio bu bakımdan çok şanslılardı. Akif'in ekran fotoğrafı yaptığı resim Pedro'nun daha yaşını almadığı zamanlardan olsa gerekti. Çünkü burada henüz dişleri bile olmayan bir bebek görüyordu. Çok tatlı. Akif uzun süredir sessizliğini koruyan karısının telefonunu aldığı gibi konuşmasıyla ona dönerek kaşlarını çattı. Tatlı olan neydi? Ona otel bakmasını söylediğini sanıyordu. O telefona ne yapıyorsun sen? Soğandan fotoğrafı öylesine dalmıştı ki Akif'in gür ve bet sesi onu bir anda kendisine getirmişti. Gene neye bağırıyordu bu İtalyan aygırı? Soğandan telefonun ekranını çevirerek henüz hiçbir şey yapmadığını göstermek istercesine otel bak dedin ya diyerek tersledi adamı. Akif ekranda gördüğü resimde yumuşarken kadının neye tatlı dediğini de öğrenmiş oldu. Soğandan birkaç gün ortadan kaybolduktan sonra huyu suyu değişen adama ne içirip ne yedirdiklerini merak etmeye başlamıştı artık. Hayır, bu adam giderken adeta bir İngiliz beyefendisiydi ama geri döndüğünde koca bir İtalyan aygırı olup çıkmıştı. Soğandan elindeki telefonun konumunu açarak kendilerine en yakın oteli bulmuş, hatta Akif'e danışmadan rezervasyonu yapmıştı bile. Kapattığı telefonu elinde çevirip dururken çoktan şehir merkezine geldiklerini fark etmişti. Öyle ki Akif'in arabayı bir alışveriş merkezinin otoparkına çekmesi ve park etmesi saniyelerini almıştı. Soğandan daha neler olduğunu soramadan Akif'in elinde duran telefonunu çekip alması ve ceketinin cebine koyması bir oldu. Sanki telefonu yiyecekti. Otel bulabildin mi? Evet. Tamam, önce üstümüze başımıza bir şeyler alalım. Ardından otele gider rezervasyonu yaparız. Akif'in ayak bileklerini tutarak kendisini uzaklaştırmasıyla rahat bir nefes alan Soğan'dan rezervasyonu yaptım ben diyerek arabadan indi. Elleriyle üzerindeki uzun teni düzeltirken İtalyan aygırı kocası çoktan yanındaki yerini almıştı. Hatta bu da yetmezmiş ki hiç yabancılık çekmeden kendi minik ellerini kocaman olan avuçlarına hapsederek alışveriş merkezine içeriye girmişti. Akif! Akif! Soğan'dan inatla kocasına seslense de Akif dönüp ona bakmıyordu. Böylesine büyük bir kalabalığın içinde olay çıkaramayacağının bilincinde olan Soğan'dansa kuzu kuzu onun peşinden gitmek durumunda kalmıştı. Önlerine çıkan iki erkek mağazasından içeriye el ele girerlerken Soğan'dan bir kez daha elini çekmeye denedi ama sonu gene hüsran oldu. Akif girişteki reyonların hiçbirine bakmadan soluğu spor kıyafetlerinin olduğu kısımda alırken karısını bir erkek mağazasında tek bırakmaya hiç niyeti yoktu. Soğandan elini bir saniye olsun bırakmadan reyonlardan mavi bir gömlek ve siyah bir pantolon alırken bunları burada giymekten başka şansı olmadığını biliyordu. Bir arkasından huysuzca sürüklediği karısına bir de öndeki çalışanın eline bıraktığı kıyafetlere bakan Akif kabinlerin önüne gidene kadar ne yapması gerektiğini düşündü ama aklına hiçbir şey gelmedi.
Genç çalışanın elindeki işleri kabine bırakıp gitmesiyle el mecbur içeriye giren Akif gitmeden önce son bir kez şansını denemek istedi. Benimle içeriye gelmek ister misin? Sonuçta kabin yeterince büyüktü. Sonundan alışveriş boyunca ki bu en fazla 5 dakika sürmüştür, Akif'i izlemek yerine boş boş etrafına bakınıyordu ki duyduklarıyla biraz şaşkınlıktan, biraz da mecburiyetten kocası olacak adama döndü. Söylediklerinin şaka olduğunu düşünürken neden kendisine bu kadar ciddi baktığını anlayamamıştı. Akif'in yüzünde mimik oynamazken son andan ona yaklaşarak sessizce fısıldadı. Sen bir şey mi kullanıyorsun? Bak, eğer öyleyse büyük güneş diyorsun, haberin olsun. Yine ne saçmalıyorsun? Yine? Asıl sen ne saçmalıyorsun be adam? Son andan yakınlıklarından istifade edip elini Akif'ten kurtarırken onun kendisine doğru yaptığı hamleden ellerinin arkasına saklayarak kurtuldu. Suhan, karşıda bir kadın mağazası gördüm. Ben gidip oraya bakacağım. Sen de giyinip oraya gelirsin. Akif'e izin vermeden eliyle çıkış kapısını gösteren Suhan'dan geriye doğru bir adım atacaktı ki kocası buna izin vermedi. Bir yere gitmek yok. Cebimde 5 kuruşum bile yok. Hatta telefonum bile yok. Hatırlarsan beni kaçırdığında her şeyin tesiste kaldı. Akif, genç kadının yaptığı açıklamayı tek kaşı yukarıda bir vaziyette dinlerken doğru söyleyip söylemediğini anlamaya çalışıyordu. Akif, konuşacağız dedik, merak etme, bir yere gitmeyeceğim, benim de seninle konuşmak istediğim şeyler var. Akif, son sözler üzerine güvendiği kadını bırakırken onu karşıdaki mağazaya girene kadar izledi ve ardından kabine girerek hızlı bir şekilde seçtiklerini üzerine geçirdi. Soğandan mağazaya girerken burada tesettüre uygun bir şeyler bulacağından şüphe ediyordu. Reyonların arasında derecesine gezerken kendine uygun bir şeyler bulma çabasındaydı. Tam vazgeçip mağazadan çıkacaktı ki kendisine doğru uzatılan yeşil, oldukça bol bir elbiseyle durmak zorunda kaldı. Akif'in bir eliyle zaten dağınık olan saçlarını daha da dağıtma çabasına bir de kendisine uzatmış olduğu elbiseye bakan Soğan'dan inat yapmanın yersiz olduğunu düşünerek onun bulduğu elbiseyi kendisine doğru seçti. Zevkli bir adam olduğunu üzerindeki kombinden tescillemiş olurken vakit kaybetmeden kabine girip üzerine değişti. Şalının temiz olduğunu bildiğinden elbisesini giydikten sonra koyu vizon tonlarındaki şalını çözerek yeniden başına bağladı. Rengi biraz koyu kalsa da elbisesine yakışmıştı. Çıkardığı kirli elbiselerini katlayarak kucağına alırken çamura bulanmış ayakkabılarını nasıl tekrar giyeceğini düşündü. Kabindeki gelen geçen herkesin giydiği terlikleri giymek yerine çıplak ayaklı dahi dışarı çıkmaya göze alan şu andan kapı tıklatma sesiyle kabinin kilidini açarak kafasını dışarıya doğru uzattı. Kirli kıyafetlerini bana ver ve bu ayakkabıları giy. Soğandan kucağında tuttuğu giysilerini Akif'e uzatırken onun elinde duran beyaz sporları minnet duyarak ayağına geçirdi. Kabinden çıkarken etrafta aradığı adamı bulamazken kendisine doğru gelen görevliye döndü. Eşiniz bunu da takmanızı istedi. Kendisi sizi kasada bekliyor. Soğandan siyahi kadına teşekkür ederek elindeki küçük elbisesiyle birebir aynı tona sahip çantayı alırken arkasında duran boy aynasına döndü. Çanta ve giydiği elbise kesinlikle birbirleri için var olmuş gibiydiler. Soğandan yüzünde kendisinden izinsiz var olan tebessümle kasaya giderken eliyle şalının bir ucunu önüne doğru çekiştirdi. Akip'i tıpkı satış danışmanı kadının da dediği gibi kasada bulan Soğandan onun yanındaki yerini alırken üzerindekilere küçük bir servet ödediğini gördü. Aslında modanın kalbinin attığı bir şehirde bu pekte bir şey olması gerekti ama dönen miktar Türkiye standartlarına göre oldukça yüksekti. Hele ki Euro'nun her dakika arttığı bir zamandı. Soğandan yeniden elinde tutan adama itiraz etmezken onun yeniden bir İngiliz beyefendisine dönüşünü hayretle izledi. Kendisini açtığı kapıdan arabaya binerken kocasının çift karakterli biri olma ihtimalini düşünmeden edemiyordu. Akif'in söylenmesine izin vermeden emniyet kemerine yönelen Soğandan tam takacağı sırada kendisinin elini tutmasıyla başını kemerden kaldırarak tıpkı kocasının yaptığı gibi gözlerinin içine bakmaya başladı. Yolda durmaksızın otele gidip konuşacağız. En baştan, her şeye en baştan başlayacağız. La mia muce. Sen ve ben, sadece ikimiz, geleceğimiz hakkında her şeyi açığa kavuşturacağız. Sonrasında Soğan'dan bir köşede sessizce Akif'in otel işlemlerini halletmesini beklerken, resepsiyondaki çocuğun oda kartlarını uzatırken Akif'in gözlerinin neden parladığını anlam veremedi. Acilen İtalyanca öğrenmesi gerekiyordu. La vostra suite bella luna di miele pronta signore andiamo. Yani balayı suitiniz hazır efendim, buyurun. Grazie, yani teşekkürler. Anladığı tek şey Akif'in teşekkür etmesi olurken kendisi de genç çocuğa teşekkür ederek önden yürüyen adamın peşine takıldı. Soğandan oldukça sessiz bir şekilde
Akif'i takip ederken asansöre binmiş ve en üst kata çıkarak bir suit dairenin önünde durmuşlardı. Akif elinde kartla kapıyı açarken son andan onun nezaket gereği ilk önce kendisini odasına bıraktığını sanmıştı ama beklediği gibi olmadı. Akif de onunla birlikte odaya giderken hemen kapıya eşinde onu durdurarak önüne geçti. Sen nereye? İzin verirsen odama geçeceğim. Burada sen mi kalacaksın? Si. Evet. Soğandan aldığı cevap karşısında saf bir şekilde ''Peki ya ben?'' diye sorarken Akif suratına çapkın bir gülüş ekleyerek kendisine yaklaştı ve elini burnuna vurarak ''Sen de burada kalacaksın'' diye içeriye geçti. Soğandan adamın rahatlığına söyleyecek kelime bulamazken koca suitten içeriye girdi. Akif'i salonda bulamazken camlı bölmeye geçerek yatak odası olduğunu tahmin etti odaya girdi ama girmez olaydı. Yatağın beyaz çarşafları komple kırmızı gül yapraklarıyla kaplıydı. Bu da yetmezmiş ki bu aynı güller yerlere serpilmişti. Yatağın ortasında ise büyük bir fondü ve içinde şarap olduğunu tahmin ettiği uzunca bir şişe vardı. Tüm bunlar sanki çok normalmiş gibi odanın sağ köşesinde camın hemen yanında yine güllerle donatılmış bir jacuzzi vardı ve çok sevgili eşi jacuzzi'nin yanında suyun sıcaklığını kontrol ediyordu. Aman Allah'ım, burası balayı suitiydi. Soğandan Akif'ten tarafa bakmazken utancından eriyip yerle bir olmayı diledi. O böyle bir sahnenin içine düşecek kadın mıydı Allah aşkına? Şaşkınlıktan olsa gerek birkaç saniye sonra sesini bulmaya başaran Soğandan hızlı bir şekilde odadan çıkıp salona geçti ve olduğu yerden Akif'e doğru seslendi. Daha doğrusu bağırdı. Sen balayı suiti mi tuttun? Kendisinden beklenmeyecek bir hırçınlıkla avaz avaz bağıran Soğandan Akif ise onun girişinden sırıtırken bulduğunda saçını başını yolmak istedi. Bu ne rahatlıktır ya? Odayı ayarlayan sendin Soğandan. Ben nasıl müdahale olabilirim ki? Akif'in saf ayağına yatmasını hiç mi hiç yemeyen Soğandan bir ışınla odadan çıkıp soluğu resepsiyonda aldı. Eğer eli boş bir şekilde odaya geri dönmüş olmasaydı oldukça cool bir performans sergilemiş olurdu ama gelin görün ki klişelerin babasını yaşamış ve ne hikmetse otelde hiç oda kalmadığı için kendisine ayrı bir oda tutamamıştı. Meşhur balayı suitinin önüne gelen Soğan'dan el mecbur kapıyı çalarken kendisi Akif'in o sırıtkan yüz ifadesini hazırlamıştı ama işler beklediği gibi gitmedi. Tam tersine Akif kapıyı bir ışınla açmış ve kendisini görür görmez de yüzündeki öfkeli bakışları silmeye çalışmıştı. Soğan'dan bir şeyler olduğunun farkında içeriye giderken Akif'in çıkmaya hazırlandığını gördü. Akif neler oluyor? Kendisine cevap vermek için arkasını dönen adam eline aldığı telefonun arka cebine yerleştirirken yüzüne sahte olduğu oldukça belli olan bir tebessüm eklemişti ama Soğan'dan bunu yemedi. Yolunda gitmeyen bir şeyler vardı. Akif yüzündeki sahte tebessümü sürdürmeye devam ederken yanına gelmiş hatta avuçlarını yanaklarına dayayarak kendisini göğsüne doğru çekmişti. Soğan'dan bugün kendisini ilkleri yaşatan adama şaşkınlık içinde baka dururken Akif alnına sıcak bir buse kondurarak geri çekildi. Biraz dinlen Lamia Luce. Benim dışarıda birkaç saatlik işim var. Ben gelene kadar buradan hiçbir yere ayrılma. Acıkırsan da yemeği odaya iste. Sakın aşağı inme olur mu? Akif, korkutuyorsun beni. Korkacak bir şey yok güzelim. İşlerle ilgili birkaç ufak pürüz. Yakınlarda bir görüşmem var. Ona katılıp hemen geleceğim ama sen beni dinle olur mu? Bir yere gitme. Beni bekle Lamia Luce. Soğandan cevap vermek yerine sadece kafasını sallarken Akif az evvelki gibi alnına bir buse daha kondurup odadan çıktı. Eli az önce Akif'in ellerini koyduğu yanaklarına giderken alev alev yandığını fark etti. Akif'in bu yakın temaslı halleri Soğandan'ı geriyordu ama itiraf etmesi zor olsa da bu hallerinin hoşuna gittiğini biliyordu. Yoksa kesinlikle kendisine yaklaşmasına izin vermezdi. Soğandan aç olmadığı için yemek söylemezken biraz uyumanın iyi olacağına karar verip yatak odasına geçti. Odada gördüğü rezaleti bir çırpıda toplarken elinde tuttuğu şarap şişesini tövbe çekerek banyodaki çöp kovasının içine attı. Odanın şimdiki hali az önceye nazaran daha derli topluyken kendisini yatağa bıraktı. Yanında ikinci bir kıyafeti olmadığı için üzerindekilerle yatmak zorunda kalan Soğandan şalını dahi açmadan gözlerini kapadı. Niyeti biraz da olsa gözlerini dinlendirmekti. Planlar arasında uyumak yoktu. Akif'i bekleyecekti ama mahişen vücudu kendisine ihanet ederek çoktan uykunun tatlı kollarına teslim olmuştu bile. Sonrasında Soğan'dan kapısına inen yumruklarla gözlerini alarken uyku sersemi nerede olduğunu kavrayamadı. Kapı gürültüsü altında bir otel odasında olduğunu idrak ettiğinde ise kendini yataktan kalkarken buldu. Kapısını kim neden bu kadar ısrarcı çalıyordu bilmiyordu ama bir an önce baksa iyi olacaktı. Odadan çıkarken salondaki boya aynasından şalını kontrol edip düzeltirken kapı hala ısrarla çalıyordu. Soğandan kapıya doğru yaklaşırken Akif'in neden hala gelmediğini merak etti.
Gelenin o olduğunu düşünüp kapıyı açacağı sıradaysa Akif'in bu kadar ısrarcı olmayacağını düşünüp dışarıya doğru seslendi. Kimsiniz? O da servisi. Hiçbir şey istemediği için tereddüte kalan Soğan'dan eli hala kapı kulpundayken bir şey istememiştim diyerek açıklık getirmelerini istedi ama beklediği şey yaşanmadı. Bir müddet kapının arkasından ses gelmezken Soğan'dan kendisini geri çekti ve işte o anda bir el ateş sesi duyuldu. Soğan'dan çığlık çığlığa kapıdan uzaklaşırken kapı kilidine bir el daha ateş edildi. Korkuyla Söğüt'ün bir köşesine saklanan Soğan'dan ağlamamak için kendisini zor tutuyordu. Koskoca otelde bir elden fazla silah sesi gelirken Soğan'dan burada neler yaşandığını idrak edemedi. Söğüt'ün içindeki ayak sesleri adamların kilidi çoktan kırdığının habercisiyken onların sesini duymaması için eliyle ağzını kapatan Soğan'dan korkudan neredeyse bayılacaktı. Bulun şu lanet kadını. Soğan'dan Söğüt'ün içinde kendisini arayan adamları asla ama asla tanımıyordu. Ondan ne istiyorlardı onu bile bilmiyordu ama bildiği tek bir şey vardı. O da buradan çıkması gerektiğiydi. Adamların içeriye doğru girdiğini gören Soğan'dan saklandığı kolonların arkasından korkuyla çıkarken bu cesaretinin nereden geldiğini bilmiyordu ama bunu yapabildiği için kendisini tebrik etti. Yatak odasından gelen seslerle kendisini dış kapıya doğru atan Soğan'dan koridorda kendisini gören adamın üzerine atılmasına ramak kala çığlık çığlığa koşmaya başladı. Çıplak ayakları otelin mermer zemininde tok sesler bırakırken arkasından koşan adamları umursamadan var gücüyle kapanmak üzere olan asansöre attı kendini. Hemen ardından gelen siyahi adam peşinden asansörün kabinine girmek için üstün bir çaba gösterse de başarılı olamadı. Soğandan nefes nefese lobiye inmeye başlarken yanında telefon olmadığı için isyan etmek istedi. Akif'in kendisini böyle bir yerde bırakmış olmasını yediremezken açılan kapıyla kendisini lobiye attı. Birilerinden yardım istemek için koşarken adamların merdivenlerden lobiye girip kendisini görmesiyle bu fikirden vazgeçip çıkışa doğru koşmaya başladı. Adamlar arkasında kendisi çıplak ayaklarla caddeye giderken tüm gücüyle koşuyordu. Arada bir arkasını kontrol ederken ara sokaklardan birine girip izini kaybettirmek istedi ama peşindeki üç adam oldukça ısrarcıydılar. Soğandan bir an için durup kendisinden ne istediklerini sormak istese de ellerindeki silahlar aklına geldi ve bu saçma fikrini hemen aklından defedip ayaklarına kuvvet verdi. Taş evlerin arasında var gücüyle koşan Soğandan'ın çıplak ayakları batan taşlar yüzünden ağrımaya başlarken daha ne kadar böyle koşabileceğini kestiremiyordu. Pes etmesi an meselesiydi. Adamların kendisine yaklaşmak üzere olduğunu arkasına attığı kısa bakışlardan anlayan Soğandan iman gücüyle koşmaya devam etti. Planı basitti. Adamları atlatacak ve bir telefon bulup Akif'i arayacaktı ama bilin bakalım niye becerememişti. Adamları atlatmayın. Girdiği sokakta önünü kesen koca siyah bir ciple gözyaşlarına hakim olamayan Soğan'dan hızla arkasına döndü ama kaçacak bir yeri kalmamıştı. Adamlar onun bir yere kaçamayacağını emin oldukları için hızlarını düşürmüş ve zafer kazanmış bir edayla kendisine doğru geliyordu. Soğan'dan yolun sonuna geldiğinin farkında adamların karşısında savunmasız bir şekilde dururken onlara kim olduklarını ve kendisinden ne istediklerini sormayı akıl edebilmişti. Kimsiniz ve benden ne istiyorsunuz? Bunu gideceğimiz yerde öğreneceksin. Bebeğim, acele etme. Soğandan adamın lakayt tavrıyla bir adım geri giderken sırtı arkasındaki cipe değdi. Korkudan elleri zangır zangır titrerken bir kez daha kaçırılmak istemedi. O anları bir kez daha yaşamak istemedi. Evet, Soğandan'ın güçlü bir karakteri vardı. Öyle kolay kolay pes etmezdi ama onun da gün yüzüne çıkmasından korktuğu gerçekleri vardı. Mesela hapsedilmek gibi, mahkum edilmek gibi. Soğandan pes etmek istemiyordu ama başka çaresi de yok gibi görünüyordu. Arkasındaki cipten inen iki ve kendisine doğru gelmeye devam eden üç adam toplamda beş kişi dar ve her iki yana evlerle kaplı bir sokakta kendisini sıkıştırmıştı. Onun için artık bir kaçış yoktu. Resmen kapana sıkılmıştı. Adamların üzerine gelmesiyle ortaya doğru küçük adımlar atan Soğan'dan birilerinin sesini duymasını istiyordu ama bir Allah'ın kulu dışarıda yoktu ve şu anda sığınacağı bir tek Rabbi kalmıştı. Soğandan gözünden akan yaşlarla Rabbine yalvarırken dibine kadar girmiş adamların korkusundan gözlerini kapadı. Mini kışkırığı boş sokakta yankı yaparken aynı anda birden fazla silah sesi duydu. Korkudan gözlerini açamazken çığlıklar ve kurşun sesleri birbirine karışmıştı. Soğandan'ın ayakları artık vücudunu kaldıramazken bir kol sardı bedenini. Vücuduna dokunan kişiyle girdiği transtan çıkan Soğandan gözünü açmadan çığlığı bastı ve kendisini tutan adamdan kurtulmaya çalıştı ama onu öyle bir sıkı tutuyordu ki adamdan kurtulması imkansız gibiydi. Soğandan'ın çığlıkları boğazını yırtarken kendi sesinden başka hiçbir şey duymuyordu. Sakin susana dek. O kadar çok bağırmıştı ki artık boğazları tahriş olmuş ve ses çıkaramaz olmuştu.
İşte o an sessizliğe büründü. O an kendisini sarmayan adamın sesini duydu. Benim güzel, benim geçti, geçti, sakin ol. Soğandan kulağına Türkçe bir şekilde fısıldayan adamın sesi ilanında gevşerken korkudan kasılmış ellerini çözerek adamın boynuna sardı ve hıçkırıklarını serbest bıraktı. Şş, ağlama güzelim, ağlama. Akif. Özür dilerim, seni yalnız bırakmamam gerekirdi. Özür dilerim Soğandan. Akif'in kendisini sakinleştirmek için Türkçe konuşmaya devam etmesi Soğandan'ı teskin etmek yerine daha çok ağlatırken kollarını daha bir sıkılaştırıp iyice Akif'e sokuldu. Onun boynunda resmen kendisine ikinci bir dünya kurarken artık güvende olduğunu biliyordu. Akif, Soğandan'ın boynuna daha sıkı almasılması ile öne doğru çekilince aynı şekilde karşılık verip belinden tuttuğu kadını içine saklamak istercesine kendine çekti. Sevdiği kadının hıçkırıkları vicdanına oynarken dişlerine sıktı. Böyle bir hatayı nasıl yapabilmişti? Soğandan'ı nasıl yalnız bırakmıştı? Hem de başına gelecekleri bile bile. Soğandan hala kendisine sıralı bir vaziyette dururken etrafına bakan Akif, yerde hareketsiz yatan bedenlere diksintiyle baktı. Yokluğuna fırsat bilip karısına gözdağı vermeye çalışan bu herifler başlarına gelecek her şeyi hak etmişlerdi ve Akif onlara hak ettiğini öyle bir verecekti ki bir daha kimse sevdiklerine zarar vermeye cüret edemeyecekti. Ekipteki çocuklar yerdeki cansız bedenleri bir ün çuvalıymışçasına yerden toplayıp geldikleri minibüse doldururlarken Akif'in gözleri göğsüne sinmiş kadının ayaklarına kaydı. Çıplak ayakları kan revan içinde kalmıştı. Akif'in şarteller yeniden atarken bir çırpıda Soğandan'ı kucağına alıp kimseye bir şey söylemeden boştaki arabalardan birine binip gaza bastı. Otele geri dönmek yerine kendisine tahsis edilen evlerden birine giden Akif hiçbir şey umursamıyordu. Şu anda aklındaki tek şey karısının sağlığıydı. Kimse haber vermeden şehirden uzak evlerden birinin önüne park ettiği arabasının önünden Akif vakit kaybetmeden Soğandan'ın kapısını açıp kadını yeniden kucağına aldı. Açtığı kapıdan eve giderken buraya gelmeyeceğini söylemesine rağmen kendisine hazırlanmış bu evi ilk defa sevdi. Onu dinlememiş olmaları işine gelmişti. Soğandan kucağında hala kesik kesik nefesler alırken onu salondaki koltuklardan birine bırakan Akif soluğu banyoda alıp önce kanlı ellerini yıkadı, ardından dolapların birinden bulduğu ilk yardım çantasıyla içeriye geçti. Karısı koltuğun bir köşesine sinmiş, öylece boş duvarlara bakınırken sinirle yutkunup ayaklarının ucuna çöktü. Oldukça yavaş bir şekilde karısının ince bileklerini tutup dizlerinin üzerine koyarken onu ürkütmek istemediği için nazik davranıyordu ama Soğandan sanki hiçbir şey hissetmiyor gibiydi. Akif, karısının nesil bir şekilde az evvelki gibi boş duvarlar izlemesini göz ardı ederek ayaklarını özenle temizleyip ardından yaralarını sardı. Soğandan ayak bileğine bırakılan Buse ile ilkilip kendisini uzandığı kanepe üzerinde toparlarken Akif'le göz göze geldi. Kurumuş göz pınarları anında yeniden dolarken ayak uçlarına çökmüş adam hızlı yerinden doğrulup kendisinin yanına oturdu ve onu omuzlarından tutarak göğsüne çekti. Soğandan artık alıştığı yeri yadırgamadan Akif'in göğsüne sokulurken ağlamamak için dudaklarını ısırdı. Sana ağla demek istemiyorum. Biliyorum ağlarsan rahatlarsın ama o zaman da ben kendime hakim olamam. Beni günahkar bir kul olmaya itme. La mia luce. Bana yapmak istemediğim şeyler yaptırma. Yalvarırım daha fazla ağlama. Soğandan kafasını Akif'in göğsünden kaldırırken ne demek istediğini anlamıştı. O adamlara kötü bir şey yapmak istemiyordu ama kendisi böyle ağlamaya devam ederse onun da kendisini tutamayacağını anlamıştı. Elleri Akif'in göğsünde kafasını geriye doğru çekerken göz göze geldiler. Kendi gözyaşları onun tişörtünü ıslatmışken elleriyle ıslak yüzünü sildi. Artık Akif'in aşinası olduğunu ve anında çözebildiği sahte tebessümlerinden birini yüzüne eklerken ağlamıyorum ki diye de ekledi. Akif karısının bu halini öylesiye sevimli bulurken bir buse de o hokka burnunun üzerine bıraktı ve elini çenesine koyarak yüzünü kendisine yaklaştırdı. İyisin değil mi? Sana bir şey yapmadılar. Soğandan cevap olarak kafasını olumsuz anlamda yana sallarken yapmadılar demek istiyordu. Tam zamanında yetiştiği için kendisine hiçbir şey yapamadıklarını söylemek istiyordu ama sadece kafasını sallayabildi. Akif karısının cevabı üzerine rahat bir nefes alırken özür dilemek istedi. Onu yalnız bıraktığı için özür dilemek istedi. Onu derken bulamadığı için özür dilemek istedi ama yapamadı. Onun yerine yüzünü karısına daha bir yaklaştırıp gözlerinin içine bakarak sessizce fısıldadı. Tia amma mia luce. Seni seviyormuşum. Ve ardından dudakları karısının yanaklarını buldu ama bu sefer ilki gibi tek taraflı olmadı. Sonrasında Akif sabahın erken saatlerinde huzursuz bir şekilde uykunun kollarından sıyrılırken yanında oldukça rahat bir şekilde uyuyan kadınına döndü.
Dün gecenin etkisini uykusundan feragat ederek unutmamasına sevinirken kollarını biraz daha sıkılaştırdı Suhan'dan. Onun bu hareketiyle bilinçsiz bir şekilde daha çok kucağına sığınırken Akif genç kadının saçlarına minik bir buse kondurdu. Akif hala sevdiği kadına bir şey olacak korkusuyla rahat bir uyku çekemezken bir an önce eve dönmeyi planlıyordu. Eve dönüp Soğan'danı en güvendiği insanlara yani ailesine emanet ederek görülecek olan hesabını kapatmaya gidecekti. Bu iş en geç yarına kadar hallolmuş olacaktı. Akif kendi planları arasında kaybolurken kucağında uyuyan kadının kıpırdaşmalarını hissedemedi. Hatta uyandığını bile fark etmedi. Soğan'dan gözleri üzerinde olan lakin kendisini göremeyecek kadar derin düşüncelere dalmış olan adamın yüzünü endişeli bir şekilde izlerken aklından nelerin geçtiğini bilmek istedi. Neydi onu böylesine kedere sürükleyen, kendisini göremeyecek kadar kahreden? Günaydın, daha iyi misin Lamia Lucie? Soğan'dan ellerini Akif'in göğsünden çekerek uzandığı yerden kalkarken sadece kafasını salladı. Akif onun bu tavrından hoşlanmadığını açık ve net bir şekilde belli ederken tıpkı kendisi gibi uzandığı yerden kalkarak yatakta oturdu. Kahvaltıdan sonra eve geçiyoruz. Hazırlan istersen. Akif başka bir şey söylemeden yataktan kalkıp üzerine bir şeyler giyinirken Soğan'dan gözünün önüne gelen saçlarını çekiştirerek arkasından seslendi. Bana dün neler olduğu konusunda bir açıklama yapmayacak mısın? Soğan'dan tişörtünü başından geçiren adamın saniyelik de olsa duraksamasını görmezden gelirken yerinden biraz daha doğruldu. Akif gerilen kaslarını yumuşatmaya çalışarak arkasına döndü. Yatağında tüm duruluğuyla oturan kadını süzerken böyle bir güzelliği ömrünün sonuna kadar izleyebileceğini düşündü. Sen beni duyuyor musun? Kahvaltıda ne yemek istersin? Sorun bu değildi Akif. Soğan'dan kendisine cevap vermeden odayı terk eden adamın arkasından bir ışımla yataktan kalkarken üzerindeki pijamalara baktı. Gece uyumadan önce giyecek bir şeyler bulamadığı için buradaki dolaplardan buldu. Erkek pijamalarını giyen Soğan'dan tek temennisi giydiklerinin Akif'in olması ve henüz hiç kullanılmamış olmasıydı. Odadan çıkmadan önce saçını toplamak isteyen Soğan'dan togasını bulamadığı için öylece dışarıya çıktı. Evin içinde Akif ararken duyduğu seslerle mutfağı bulmuş ve ışınla içeriye girmişti. Akif tezgahın önünde bir şeylerle uğraşırken kapı eşiğinde duran Soğan'dan sinirle soludu. Ne yapıyorsun sen? Akif elindeki beyaz çaydanlıkla arkasına dönerken sanki hiçbir şey olmamış gibi gülerek çay suyu koyuyorum Lamia Luce diyerek yeniden işine döndü. Soğan'dan onun arkasından tuhaf tuhaf bakmayı sürdürürken içeriye doğru bir adım atarak gerçekten de çay suyu koyan adamın dibine girdi ve yanında duran paketi gösterdi. Türk çayı mı o? Akif sanki çay demlemiyor da bir beyin ameliyatı yapıyormuşçasına işiyle meşgul olurken Soğan'dan aklı iyice bulanmıştı. Burada çayın ne işi olur? Bir de Türk çayı. Akif demlediği çayı yeniden ocağın üzerine alırken eliyle sevgili karısının burnuna vurarak ''Sen çayı sevdiğin sürece gittiğimiz her evde bulunacak sevgilim. Ayrıca siz Türklerin başta saçma bulduğum ama seni tanıdıkça akıllık payı olduğunu düşündüğüm sevdiğim bir deyim var. Çay hararet alır diye. Bu söz tam da senin için yazılmış. Sinirli olduğun zamanlarda çay içiyorsun ve o vakitler pamuk gibi bir kadın oluyorsun.'' deyip mutfağı terk etti. Soğan'dan duyduklarına inanamaz bir şekilde arkasını dönerken Akif'in içeriden kendisine doğru seslenmesiyle susmak zorunda kaldı. Ufak bir telefon görüşmem var. Sen kahvaltıyı hazırla gelince konuşuruz. Soğan'dan sırf konuşacağı sözüne kanıp kahvaltıyı hazırlarken sabır çekti. Zaten bu adamın yanında sabırdan başka ne çekilirdi ki? Oysa dün gece kendisini sevdiğini söyleyip bir güzel iltifatlar yağdırmıştı ama bir de şimdi bakın. Resmen kendisini ortalarda gergin bir şekilde gezdiğini ima etmişti. Ayrıca Soğan'dan nasıl gergin olmasındı? Dün akşam neredeyse bir yerlerinde mermi patlıyordu. Soğan'dan gergin olmasında kim olsundu? Doğradığı sığatıkları tabağa alıp domatesleri yenilen Soğan'dan sürekli gözünün önüne gelen saçlarından resmen illallah etmişti. Önüne düşen saçlarından üflemekle kurtulamayacağını anlayınca da bu sefer bileğinin dış kısmı devreye soktu. Soğandan bir dilim domates kesiyor ve yine saçlarını geriye çekmek zorunda kalıyordu. İpe sapa gelmez saçlarından artık kına gelen soğandan elindeki bıçağı sinirle fırlatırken ''Sizi sıfıra vurayım görün.'' diyerek tüm uncunu saçlarından aldı. Az evvel geriye atmasına rağmen yeniden önüne düşen saçını çekmek için elini havaya kaldıran soğandan başka bir elin araya girmesi de olduğu yerde kala kaldı. Akif bileğine taktığı tokayla zarif bir şekilde sevgilisinin saçlarını toplarken arkasından iyice yaklaşıp Suandan'ın kulağına doğru fısıldadı. Gülüşünden sonra en çok saçlarını seviyorum Lamia Luce. Ne gülüşün solsun ne de saçların incinsin. Suandan daha az evvelki öfkesinin zerresi kalmazken mum gibi eridiğini hissetti.
Akif'in uzun ince parmakları saçında tüy kadar hafif bir şekilde dolaşırken gözlerini kapadı. Çok uzaklarda aradığı huzurun hemen yanı başında olması ona kaderin bir cilvesi olsa gerekti. Mayışan vücudu sayesinde çenesine hakim olamayan Soğan'dan sorduğu soruyla hızla gözlerini açtı. ''Neden bana ışığın olduğumu söyleyip duruyorsun Akif?'' Bunu sormamalıydı. Akif kendisinin bu cümlenin anlamını bildiğini bilmemeliydi. Soğan'dan içinde peyda olan korkuyla saçlarını Akif'in ellerinden kurtarırken ona döndü. Sırtı tezgahın mermer zeminine çarparken Akif'in elleri hava havadaydı. Sanki hala saçlarını toplamaya devam ediyor gibi. Soğan'dan kendisine sürekli aynı şekilde hitap etmesini tuhaf bulup ne demek istediğini çevir yardımıyla hemen öğrenmişti ama bu kelimenin anlamını bildiğinden Akif'in haberi olsun istemiyordu. Sanki Soğan'dan bunu öğrenince tüm duyu bozulacak ve Akif bir daha kendisine o boğuk aksanıyla aynı şekilde hitap etmeyecekmiş gibi geliyordu. Aralarındaki çekimin büyüsü bozulmuş gibi birbirlerini asla sorgulamamaları ve sonsuz güven duymaları gerekiyormuş gibiydi ama Soğan'dan bu soruyu sorarak tüm gizemi bozduğunu hissediyordu. Hala bir cevap alamadığı adamın gözlerinin içine bakarken Akif biraz daha kendisine yaklaşıp her zaman yaptığı gibi işaret parmağıyla burnuna vurarak alaycı bir şekilde tebessüm etti. Bunun cevabını kalbini bana gerçek anlamda açtığın ilk gün olacaksın Lamia Luce. Şimdi kahvaltı zamanı. Akif mutfaktaki ufak masaya geçerken arkasında bıraktığı kadına bakmamaya özen gösterdi. Aslında Soğanların da kendisine karşı bir şeyler hissettiğini biliyordu. Bunu her ne kadar sözlü olarak dile getirmese de o güzel gözleri kendisini ele veriyordu ama Akif istiyordu ki sadece gözleriyle değil sözleriyle de kendisini kabul ettiğini açık etsin. Genç adam biliyordu ki karısı çoktan kalbini kendisine açmıştı. Geriye sadece sözleriyle bunu cesurca dile getirmesi kalmıştı. Ama inatçı karısının bunu kendisi kadar kolay dile getireceğini sanıyordu. Sonuçta Soğan'dan tam bir Karadeniz kızıydı. Akif'in onun hakkında ilk sahip olduğu bilgi ise inatçı ve gururlu kişiliğiydi. Her ne kadar bunu kırmasının zor olacağını bilse de ilk adımı atmışlardı ve Akif son adımı atana kadar da durmayacaktı. Onlar için her şey daha yeni başlıyordu ve bir anki istediğini almadan asla durmazdı. Soğan'dan masaya başlar gibi kurulan adamın çayını doldurup kendi yerine geçerken küçük masanın etrafında karşı karşıya oturmuşlardı. Akif sanki hiçbir şey olmamış gibi kahvaltısına devam ederken Soğan'dan hiçbir şeye dokunmuyordu. Nasıl yemek geçindi ki zaten? Aklında hala dün yaşadıkları varken bunları henüz bir açıklama alamamışken nasıl rahat rahat kahvaltı yapabilirdi? Bir şeyler yemeyecek misin? Soğan'dan Akif'in sorusuyla başının önündeki tabaktan kaldırırken artık eline bir yük olan çatalı hafif gürültülü bir şekilde tabağın yanına bırakıp delici bakışlarını karşısındaki adamın üzerine dikti. Kendisi anlatmasına gerek yoktu. İstedikleri açık ve netti. Olanları anlatmadan yemeyeceksin değil mi? Hatta benimle konuşmayacaksın bile. Soğan'dan aynı kararlılıkla bakışlarını sürdürürken Akif pes etti. Bu kadın sandığından daha inatçı çıkmıştı ama Akif'in de ondan aşağı kalır yanı yoktu yani. Henüz zamanı değildi. Gerçekler için daha vakit vardı. Bana güveniyor musun Soğan'dan? Beklemediği bu soru karşısında afallayan Soğan'dan bir an için ne demesi gerektiğini düşündü. Ona güveniyor muydu? Kendi içinde Akif'in ondaki yerini sorgularken büyük bir şey fark etti. Soğan'dan Akif'e sonsuz bir güven besliyordu çünkü o hep yanındaydı. Her ne olursa olsun, her ne yaşarsa yaşasın Akif hep onun yanındaydı. Kaçırıldığında, kriz geçirdiğinde, ailesine karşı geldiğinde Akif her anında sorgusuz sualsiz yanında yer almıştı. Şimdi nasıl güvenmesindi bu adama? Soğan'dan cevap vermek yerine başını olumlu anlamda sallarken Akif'in gözlerindeki umudu gördü. Ona karşı olan inancı Akif'i de mutlu etmiş olmalıydı. O zaman bana biraz zaman ver. Her şeyi anlatabilmem için bana zaman ver Lamia Luce. Kendisine büyük bir umutla bakan adama ne cevap vereceğini bilemeyen Soğan'dan bu kez kalbinin sesine ayak uydurdu. Güveniyorum demişti. Kendisine güven hissinin aşıladığını belirtmişti. O zaman sözlerinin arkasında durmalıydı. Soğan'dan çayını bitirmiş olduğu için bardağını alarak masadan kalktı. Aynı şekilde Akif'in de boşalan bardağını alırken bir bardak daha diye sorarak içten bir tebessüm etti. Soğan'dan topladığı kahvaltı sofrasından sonra odasına geçerek üzerine dün akşamdan kalan giysilerini geçirdi. Çıkardığı pijamalarını ise güzel bir şekilde katlayarak yatağın üzerine bıraktı. Çıplak ayaklarıyla salona geçerken Akif'i koridordaki aynanın önünde saçlarını düzeltirken buldu. Esmer saçları uzun ve ince parmakların arasında dağılırken Soğan'dan bu genç adamın kendisine muazzam bir manzara sunduğunu inkar edemezdi. Akif işini bitirmiş bir şekilde kendisine dönerken üzerindeki etkisini fark etmişçesine gülümsemeye başladı.
Soğandan başlarda öylesiye gıcık olduğu o çarpık gülüşlere şimdilerde resmen aşkla karşılık verirken kendisinde nelerin olduğunu bilmek istedi. Onun aşkla, neşkle hatta gönül işleriyle hiçbir zaman işi olmamıştı ama bir de şimdi görün. Evli olduğu adama karşı bir şeyler hissetmeye başlamıştı. Cümlenin tuhaflığı kendisini güldürürken hiç beklemediği bir anda kendisini Akif'in kucağında buldu. Ayakları yerden kesilen soğandan anlamsız bakışlarını kocasının üzerine dikerken Akif açıklamasını dışarıya çıkarak yaptı. Ayakkabıların lamiyeliçe. Sana bir çift ayakkabı alana dek yolculuğuna kucağımda devam edecek gibi duruyorsun. Soğandan kendisini oldukça nazik bir şekilde arabaya bindiren adamın kapıyı kapatmasına ramak kala ne kadar da kibar bir beyefendi diyerek kıkırdamaya başladı. Akif karısının bu neşeli tavırlarıyla güne yeni başladığını hissederken kollarını hala açık duran kapının üzerine bırakarak güneşten etkilenen gözlerini biraz kıstı. Mi 300 lirayı donla. Beni öldüreceksin kadın. Hey, ne söyledin sen az önce? Soğandan yüzüne kapatılan kapıyla gerilerken Akif arabanın etrafından dolanarak sürücü koltuğuna yerleşti. Tıpkı karısının yaptığı gibi emniyet kemerini bağlarken aklında yanan ampullerle hızla yanından peri hızına döndü. Sence de düğünü biraz daha erken çekmemiz gerekmez mi? Soğandan sonunda kemerini takmaya başarmış bir şekilde yanındaki adama dönerken sözleri üzerine kaşlarını çattı. Bu da nereden çıktı şimdi? Neden 2 hafta beklemek zorundayız ki? Buradan döner dönmez imzalar atalım. Olmaz. Çocuklar kendilerini tam tarihe göre ayarladılar. Düğününü ileriye çekemeyiz. Soğandan ardı ardına dizdiği cümleleriyle Akif'e bakmayı sürdürürken onun neden kaşlarını çattığını anlayamadı. Çocuklar da kim? Koca adamın derdini yeni fark eden Soğandan aralarındaki ilişkiye güvenerek biraz cilve yapmakta sakınca görmedi. Sonuçta yanındaki adam nikahlı eşiydi. Bu da yetmezmiş gibi kendisini illa aşık etmiş sayılırdı. Hem Akif canı ne zaman istese kendisine dokunabiliyordu öyle değil mi? Soğandan havaya doğru kaldırdığı elini Akif'in sakallı yüzüne doğru götürürken onun gözündeki şaşkınlığa an ve an şahit oldu ve ondaki bu duygu değişimini çok sevdi. Hadi ama Bay Bianchi, benim de bir ailem olduğunu unutmayın. Kardeşlerim, kuzenlerim hepsi düğün günümüz iple çekiyorlar. Bunu onlara yapamazsınız. Akif, direksiyonu tutan ellerine daha çok baskı uygularken bu Türk kızının ellerinden çok çekeceğini tam da şu an anlamış oldu. Gözündeki aylaz pırıltılar onu öylesine ele veriyordu ki ama unuttuğu bir şey vardı. O da Akif'in üzerinde kurmaya çalıştığı oyundan şikayetçi olmayışıydı. Zaten Akif sevgisini ona belli etmekten çekinmemişti ki şimdi de sevgisini kendisine karşı koz olarak kullansındı. Aksine kendisini ve duygularını öylesine açık bir şekilde belli etmişti ki Akif Soğan'dan da tıpkı aynı şekilde hiç tereddüt etmeden kendisine gelebilsin. Nitekim öyle de olmuştu. Asi karısı kendi isteğiyle yüreğine ilk adımını atmıştı. Her ne kadar bunu sözlü olarak dile getirmemiş olsa da Akif onun gözlerindeki cesaret ışığını görmüştü. Karısının elini tutarak avuç içlerine minik bir buse konduran Akif ilk defa Rabbine şükürlerine sunma şerefine nail oldu. Hem ona Soğandan gibi bir peri kızına layık gördüğü için hem de bu peri kızı sayesinde içine düştüğü karanlıktan kurtulup yaradanına tanıma ve yoluna kul olma şerefine kavuşabildiği için şükretti. Soğandan bilmese bile içindeki karanlığa aşık olmuş ve Akif'in yeni bir yolda aydınlıklar içinde yürümesine sebep olmuştu. İşte Soğandan bu sebepten dolayı Akif'in ışığıydı ve ölüm onları ayırana dek de öyle olmaya devam edecekti. Yönünü kaybetmiş bir adam olarak artık yönünü bulmuştu Akif. Yönü sevdiği kadının yönüne vurulmuştu. Daha ne olsun? Sonrasında Soğandan elindeki son çantayı da dolabın içine yerleştirirken rahat bir nefes aldı. Akif'le birlikte eve vardıklarında çoktan akşam olmuştu bile. Önce birlikte kendi evlerine girip üzerlerine değişmişler, ardından Dallas'ın evine geçerek mahalle yemek yemişlerdi. Antonia'nın tuhaf bakışları altında yemeklerini yiyen çift sonunda kendi evlerine gelebilmişlerdi. Soğandan eve girer girmez içerideki değişikliği hemen fark etmişti. Lucia bu 3 gün içinde ondan isteneni yapmış ve Soğandan'ın bir aydan fazladır beklediği giyinme odasını sonunda hazırlatmıştı. Genç kadın her ne kadar gece boyu Akif odasını düzeltmek için dil dökse de bu çabası boşa çıkmış ve kendisini ekarte eden kocasıyla uykunun kollarına teslim olmuştu bile. Ertesi sabah Akif hala patronu olduğu için kendisine bir günlük izin verirken Soğan'dan ilk kez ona karşı gelmeyip bu izni odasını düzenlemek için kullanmıştı. Kocası sabahın erken saatlerinde hatta daha Soğan'dan uyanmadan evi terk ederken kendisi ise uyandığından bu yana eline şeker verilmiş bir çocuk heyecanında yeni giysi odasına girmiş ve bütün vaktini orada harcamıştı. Şimdi ise özgürdü. Tam 6 saat sürmüştü bu macerası ama değmişti.
Şimdi bütün kıyafetleri bir düzen içerisine girmiş ve artık aradığını bulabilmek için uğraşmasına gerek kalmamıştı. Kendisini yorgunluktan salondaki koltuklardan birine atan Soğan'dan aklına gelen fikirle dinlenmeye es geçerek hızlıca daha yeni düzenlediği giyinme odasına girdi. Ezin'in evde pinekleyerek geçirmeyecekti. Daha güzel bir fikri vardı. Günlük elbiselerini yerleştirdiği kısımdan krem pileli bir etek ve aynı renk tonlarında hakim balıkçı ince bir penye alan Soğan'dan ceketlerin arasından beyaz deri ceketini de alarak bir çırpıda giyindi. Yine krem tonlarındaki penye şalını takarken gözleri aynadan beyaz sporlarıyla kesişti. Madem bugün rahatlığa önem vermeyi tercih etmişti, spor ayakkabılar kombini için gayet idealdi. Hızlı bir hazırlanma sürecinin ardından evden çıkarken Akif'in araçlarından birisini alan Soğan'dan kendini İtalya'nın sokaklarında zikzak çizerken buldu. Gerçek anlamda zikzak çiziyordu. Kendi ülkesine nazaran buradaki araçların aksamları ters bir düzenek içindeydi ve Soğan'dan ilk kez sağ taraflı direksiyon tutuyordu. Yolun belli bir kısmına giden Soğan'dan bulduğu ilk boşlu arabayı park ederken rahat bir nefes aldı. Hangi akla hizmet arabayla çıkmıştı ki evden? Park yasağı olup olmadığını dahi fark edemediği alan Akif'in en sevdiği arabalarından birini bırakıp yolun geri kalanını taksiyle devam eden Soğan'dan bunu pek de umursamadı. Elbet o araba eve dönerdi, yani Akif döndürürdü. Şirketin önüne gelmesiyle birlikte taksiciye gerekli miktarı ödeyen Soğan'dan çantasına sarılarak şirketten içeriye girdi ve asansörlere yöneldi. Akif'e sürpriz yapmak için şirkete gelmiş olduğuna inanamıyordu ama gelmişti işte. Kocasının asistanı kendisini katın girişinde görür görmez karşılarken Soğan'dan ondan Akif'e haber vermemesini, sürpriz yapmak istediğini söylemişti ama asıl sürpriz kendisine olmuştu çünkü Akif şirkette değildi. Omuzları ayak kırıklığıyla çöken Soğan'dan asistanın dahi nerede olduğunu bilmediği kocasını ararken ona ulaşamadı. Akif'in yine neler karıştırdığını merak ederken soluğu Antonio'nun ofisinde aldı. Belki de ağabeyi nerede olduğunu biliyordu. Antonio elindeki dosyaları ofisindeki küçük arşivi yerleştirirken kapısının açılmasıyla o tarafa döndü. Soğan'danın kafasını kapıdan içeri uzattığını görünce gülmeden edemedi. Şu anda ufak bir kız çocuğu gibi duruyordu. Antonio ona göre arkada kaldığı için kendini göremeyen kadının geri çıkmasıyla elindeki dosyayı masaya doğru atarak odada olduğunu belli etti. Soğan'dan duyduğu tak sesle korkudan yerinde sıçrarken elini kalbine götürdü. Antonio ofisteymiş. Kafasını geri çekip bütün bedenini içeriye sokan Soğan'dan tatlı bir şekilde tebessüm ederek merhaba dedi. Merhaba, içeriye gel lütfen. Antonio'nun kibar davetinden önce içeriye giren Soğan'dan hiç de yabancılık çekmeden ofisin ortasındaki deri koltuklardan birine oturdu. Aynı şekilde genç adam da karşısında duran Soğan'dan hiç vakit kaybetmeden konuya girdi. Akif şirkette göremedim Antonio. O nerede? Antonio oldukça kinayeli bir şekilde sorduğun için teşekkürler, ben de iyiyim Soğan'dan derken genç kadın utançla başını önüne eğdi. İnsan bir hal hatır sorar değil mi? O da neydi öyle koca meraklısı gibi direkt adamı sormuştu. Şey, kusura bakma, ben Buray... Andrea için gelmiştin evet ama o yok artık. Benimle idare edeceksin güzelim. Soğan'dan Antonio'nun bu sıcak kanlı hallerine içtenlikle karşılık verirken bu kadar kısa sürede kendisine böyle benimsemiş olmasına oldukça sevinmişti. Yemek yemediysen birlikte çıkalım. Benim de seninle konuşmak istediğim şeyler vardı. Soğan'dan birden ciddileşen adamla yüzündeki tebessümü silerken konuşacakları konuyu şimdiden merak etmişti. Antonio'nun tavırları oldukça ciddiyken Soğan'dan aklına ortadan kaybolan kocası gelmiyordu bile. Olur. Soğan'dan şirketten Antonio ile beraber çıkarken araba almamışlardı. Şirketin yakınlarındaki ufak bir restorana giren ikili kendileri için ayrılan masaya geçerlerken yemek seçimlerini Antonio'ya bırakan Soğan'dan bir an önce konuya girmesini istiyordu. Önlerine konulan tabaklara zerre ilgisi olmayan Soğan'dan derin bir nefes alarak ellerini önünde birleştirip oldukça nazik bir şekilde mendilini açıp zaten temiz olan kaşıklarını bir kez daha temizleyen adamı izlemeye başladı. Antonio? Ah, kusura bakma, seni de meraklandırdım. Bir an önce konuya gireyim öyleyse. Neden döndün Soğan'dan? Anlamadım. İşi bırakıp neden döndün Soğan'dan? Luca bu proje için oldukça dil döktüğünü söyledi. Bu kadar uğraşmışken neden bu kadar kısa bir süre içinde geri döndün? Akif ist. Birbirimizi kandırmayalım şu andan. Senin nasıl bir kadın olduğunu bilirim. Zorlamaya gelmeyen birisin. Kimse sana zorla bir şey yaptıramaz. Soğan'dan ne demesi gerektiğini bilemedi. Antonio'ya her şeyi anlatmalı mıydı? Akif ne gibi işlere girmiş henüz kendisi bile bilmiyordu. Peki ya hiç olmayacak işlere bulaşmış olabilir miydi? Şimdi Antonio her şeyi anlatsa Akif'i girdiği bataklıktan o kurtarabilir miydi? Peki Akif,
Bana güven demişti ve kendisine de ona güvenmeyi tercih etmişti. Soğan'dan gelmek istememiştim zaten ama Akif beni zorla getirdi. Hepsi bu mu? Eve geldiğinizde ikiniz de bitap bir haldeydiniz. Sadece yorgunluk Antonio. Sen ne öğrenmek istiyorsun anlamıyorum. Sadece kardeşlerimi koruyorum. Önemsediğim tek kişi Andrea değil artık. Sen de benim ailemdensin Soğan'dan ve ben ailemi koruyorum. Eğer anlatamadığım bir şey varsa, korktuğum bir durumun içinde kaldıysan beni bir abin gibi gör. Benim de Cihangir ve Beyazıt'tan bir farkım yok. Rahat olabilirsin. Soğan'dan Antonio'nun sözleri üzerine duygulanırken kendinden emin bir şekilde adamın gözlerinin içine baktı. Yalan söylemeye devam etmeliydi çünkü Akif'e güveniyordu ve onun güvenini boşa çıkarmayacaktı. Belki Antonio saf kalbiyle yardım etmek istiyordu ama Soğan'dan inanıyordu ki Akif bu belayı def edip kendisine tertemiz gelecekti. Şimdilik bu sır aralarında kalmalıydı. Soğan'dan kendini temizleyerek kendisine açılan adama abi diyerek söze girdi. Bizi düşündüğünün farkındayım ama için rahat olsun. Korkulacak hiçbir şey yok. Soğan'dan eğer işler kontrolümüzden çıkacak olursa kapısını çalacağım bir abim olduğunu biliyorum. Merak etme Antonio. Olur mu? Öyle olsun Soğan'dan. Öyle olsun. Sonrasında Soğan'dan önde, Antonio arkasında restorandan çıkarlarken birden önlerinde beliren adamla durmak zorunda kalmışlardı. Soğan'dan çantasının içinden çıkarmaya uğraştığı telefonunu boş verip kafasını gömdüğü yerden kaldırırken kocasıyla burun buruna geldi. Akif'in vakit kaybetmeden elini beline atıp vücudunu kendisine yapıştırmasıyla utançla kızaran Soğan'dan Antonio'dan taraf dönmedi bile. Sonunda seni bulabildim, La Mia Luce. Akif abisine kısa bir kafa selamıyla karşılık verirken Soğan'dan utancını içine gömerek tebessüm etmeye çalıştı. Anlaşılan Akif de tıpkı kendisi gibi onu arıyordu. Cevap vermemesi üzerine yeniden söz alan kocası evde olacağını sanıyordum ve yaklaşık yarım saattir salonda oturmuş seni bekliyorum Soğan'dan diye de ekledi. Soğan'dan Akif'in bu mızmız hallerine tebessüm ederek ondan ayrılırken ben de sana geliyordum diye devam etti. Bu kördüğüme bir son veren Soğan'dan kocasına kendisini neden aradığını sormak üzereydi ki Akif ve Antonio eksiksiz bir şekilde birbirlerine veda edip araya girmesine engel olmuşlardı. Soğan'dan şirkete geri dönen Antonio'ya vedalaşırken Akif kolunu tutarak kendi arabasına doğru çekiştirmeye başladı. Kocası şu anda kendisinin nazik olduğunu sanıyorsa feci yanılıyordu çünkü Akif şu anda da Soğan'ın gözünde tipik bir öküzdü. Senin için büyük bir şok olacak ama ben yürümesini biliyorum sevgilim. Akif arkasından sürüklediği karısının sözleri üzerine duraksarken duyduğu tek şey sevgilim kısmı olmuştu. Ondan öncesi aklından uçup gitmişti. Soğan'dan adamının yüzündeki çapkın sırtışı hemen fark ederken hızlı davranıp ondan önce arabaya yerleşti. Akif kendisiyle oynaşmadan önce insanların bakışlarının uzaklaşmış olması gayet mantıklı bir hareketti. Akif de tıpkı kendisi gibi arabadaki yerini alırken Soğan'dan ona fırsat tanımadan neden geldin diyerek konuya girdi. Akif bağlamak üzere olduğu emniyet kemerinden başını kaldırıp karımı özlemiş olamaz mıyım diyerek çapkın bir gülüşü kendisine bahşetti. Soğan'dan artık onun bu hallerine yavaş yavaş alıştığı için gülüp geçerken yine hesapsız bir şeylerin olduğunun farkındaydı. Akif'in ağzında büyük bir baklava vardı ama ne? Küçük bir kacamak yapıyoruz sevgilim. Ne kacamağı? Soğan'dan arabayı çalıştırıp büyük bir dikkatle trafiğe karışan adamı izlerken başlarına yine ne gibi bir senaryonun geleceğini merak etmiyor değildi. Birkaç günlüğüne tatile çıkıyoruz sen ve ben. Bu da nereden çıktı şimdi Akif? Zaten yeni gelmedik mi? Tatil anlayışın kafamızın üzerinden uçuşan birkaç mermi Soğan'dan. Akif kırdığı putu saniyesinde fark edip içinden kendine methiyeler dizerken Soğan'dan onun bilinçsiz bir şekilde sarf ettiği cümlelere takılıp devam etti. Neler oluyor anlatacak mısın? Bak eğer yine başım bela hiçbir şey oldu yok Lemia Luce. Sakin ol sadece ufak bir kaçamak. Evde birkaç değişiklik yapmak istedim ve bunlar olurken de kalacak bir yere ihtiyacımız vardı. Ben de böyle bir plan yaptım. Halamlarda kalabilirdik. Soğan'dan sözleri üzerine kendisine dönen adamın gözünde parlayan ışıklardan hiçbir şey anlamazken sözleri üzerine bakmaya kadar eridiğini hissetti. Karımla baş başa kalmak istemem suç olamaz değil mi? Lemia Luce. Gözleri kocaman açılan Soğan'dan kafasını hızla camdan tarafa çevirirken bu lafın altından nelerin çıkabileceğini görmezden gelmek istedi ama Akif kendisini iyice köşeye sıkıştırmaya and içmiş gibiydi. O küçük aklından neler geçiyor senin? Kıpkırmızı oldun sevgilim. Kes şunu Akif, bir şey düşündüğüm yok benim tamam mı?
Akif'in gür kahkahası aracın içinde yankılanırken Soğan'dan yolculuk boyunca bir kez bile ondan tarafa dönmemişti. Ta ki araba orman yoluna sapıp şirin bir tatil köyünün içinde durana dek. Soğan'dan arabadan ilk inen isim olurken içine bolca oksijen çekti. Buranın havası tıpkı köy gibi tertemizdi. Soğan'dan belli etmese bile doğup büyüdüğü toprakları çok özlemişti. Trabzon'un o eşsiz doğası ve yemekleri burnunda tutuyordu. Akif, karısının ne gibi düşüncelere daldığının bilincinde ona yaklaşıp arkasından beline sarılırken ''Ne düşünüyorsun sevgilim?'' diye ekledi. Soğan'dan genç adamın ağzından duyduğu her sevgilim kelimesini erirken onun o mükemmel aksanıyla ömür boyunca bu sözleri duymak istediğini biliyordu. ''Burası çok güzel. Trabzon'u andırıyor değil mi?'' Soğan'dan sevdiği adamın kucağında dönüp yüz yüze gelmelerini sağlarken bunu onun da düşünmüş olmasından bilinçli bir seçim olduğunu hemen anlamıştı. Bu yüzden mi buraya geldik Akif? Evini özlediğinin farkındayım Lamia Luce. Şu sıralar o kadar çok şey yaşadık ki belki Türkiye'ye gitme fırsatımız olmadı ama onu sana getirebilir diye düşündüm. Bu tatil köyünü Türk bir aile işletiyor ve her şey senin kültürüne göre dizayn edilmiş. Hoşuna gider diye düşündüm. Soğan'dan kocasının sözleri üzerine duygulanırken tek elinin onun güzel yüzüne koyup parmak uçlarında yükseldi. Kuru dudakları sakallarını bulurken hep yapmak istediği gibi kokulu bir buğseyi sevdiği adamın sakallarının altında gizlenen yüzüne bıraktı. Akif'in belindeki eli kendisini daha çok sinesine çekerken bulundukları ortam yüzünden kendisini ilk geri çeken Soğan'dan oldu. Akif az evvelki cesur kadının süt dökmüş kediye dönmesiyle kafasını iki yana sallarken Soğan'danı bu utangaç ellerinden kurtarmayı düşündü. Dışarıya karşı bu tavrını sürdürebilirdi. Ama birlikte oldukları zamanlarda kendisinden utanmasını istemiyordu ve bunu başaracaktı da. El ele tatil köyüne giriş yapan genç çift resepsiyona doğru ilerlerken Soğan'dan kendilerinden önce giden bavullarını fark etmemişti bile. Soğan'dan Akif'in o mükemmel aksanıyla resepsiyondaki genç çocukla konuşmasını beklerken Akif onu oldukça şaşırtan bir hamle yaparak o bozuk Türkçesiyle genç çocuğa merhaba demişti. Görevli genç bunu yadırgamadan Akif'le sohbete giderken Soğan'dan kocasının her kelimesinde gülmemek için kendisini zor tutuyordu. Akif, ecel telleri dökerek konuşmasını sonlandırıp anahtarı alırken kaşları çatık bir şekilde karşısına döndü ama Soğan'dan onun bağıra bir tavırlarından zerre etkilenmiyordu. Akif, karısının elinden tutup kendileri için hazırlanmış eve geçerken söylenmeyi de ihmal etmiyordu. Sizi oldukça eğlendirmiş olmalıyım, Signora. Ah, tahmin bile edemezsiniz, Signore. Akif, elindeki anahtarla kulübe tarzında inşa edilmiş ahşap evin kapısını açarken aynı performansı İtalyanca öğrenirken benim de sergileyeceğime emin olabilirsiniz, Signora, diyerek karısını içeriye soktu. Soğan'dan girdiği evi incelemeden önce arkasından içeriye giren kocasına yaklaşıp işveli bir şekilde ''İyi bir öğrenciyimdir. Sizi eğlendirmeyeceğime emin olabilirsiniz.'' diye söylenerek tek başını havaya kaldırdı. Akif karısının nerede ne yapacağını hala kestiremezken üzerine doğru yürüyüp arkasından evin kapısını kapadı. ''Ne kadar iyi bir öğrenci olduğunu bizzat kendim keşfedeceğim.'' Lamia Luce. Akif, kolundan tutup sinesine hapsettiği karısının boynuna doğru sokulup kokusunun içine çekerken Soğan'dan onun arkasında gördüğü iki bavulla kaşlarını çattı. Bunlar kendilerine mi aitti? Akif, bu bavullar kimin? Akif girdiği transtan alık bir şekilde çıkarken arkasını dönüp odanın ortasında duran bavullara bakındı. Bizim sevgilim. Ama ben kendim için hiçbir şey hazırlamadım ki. Hem senin için hem de kendim için bavulları hazırlayan benim Lamia Luce. Soğan'dan Akif'in kollarından ayrılırken kaşlarını çattı. Giyinme odasına mı girmişti? Üstelik kıyafetlerine bile dokunmuştu. Akif karısındaki tuhaflığı dakikasında sezerken onun derin nefesler almaya başlamasıyla kendisine lanet etti. Sen kıyafetlerime mi dokundun Akif? Soğan'dan sakin ol sevgilim. Akif'in kendisine doğru uzattığı ellerini iterek geriye kaçan Soğan'dan derin derin nefesler alıyordu. Birilerinin elbiselerine dokunmuş olmasını yediremiyordu. Onlar sadece kendisine aitti ve kendisinden başka birisi onlara dokunmamalıydı. Soğan'dan'ın bunu bilmesi gerekmiyordu. Birilerinin kişisel eşyasına dokunmuş olmasını görmek ve duymak ona iyi gelmiyordu işte. Soğan'dan'ın aldığı sık nefesler başını döndürürken yanaklarındaki elin varlığını hemen hissetti. Sakin ol, sakin ol sevgilim ve nefes alışverişini bir düzene sok. Beni taklit et Soğan'dan işte böyle sevgilim. Aferin, rahatla ve nefes al işte böyle güzelim, böyle devam et. Akif, tıpkı daha önceleri kriz geçirdiğinde kendisini dinleyen kadının yine aynı şekilde kendisine tepki vermesiyle rahat bir nefes alırken karısının bu halde olmasına sebep olanların canını yakmak istedi. Kim ve kimler sevdiği kadına ne yaptıysalar Akif aynı şeyleri mistiyle onlara yaşatacaktı.
Buna yemin ediyordu. Soğandan'a ne olduğunu öğrenecek ve buna sebep olanlardan intikamını alacaktı. Akif, kendi düşüncelerinin öresine dalmış diye karısının cılız sesini çok geç fark edebilmişti. Akif karısının küçük yüzünü hala avuçlarının içinde tutmaya devam ederken onun o sulanmış gözlerine bakmak zulüm gibi geliyordu. Daha iyi misin Lamia Luce? Soğandan akmak için Jonathan gözyaşlarını durdurmaya çalışırken kendisini zor tutuyordu. Akif bu kadar uğraşıp kendilerini için bir emek vermişken bu anı krizle geçirerek mahvetmek istemiyordu. Bunun için de buradan uzaklaşması lazımdı. Bir duş alsa iyi olacaktı. Küçük alanlar kendisini güvende hissetmesi için en büyük yardımcısıydı ve şu anda banyoya girme fikri oldukça cazip geliyordu. İyiyim ve ben özür dilerim. Böyle olmasını istemezdim. Sen özür dilenecek bir şey yapmadın Lamia Luce. Soğandan elinin tersiyle akmış olan birkaç damla gözyaşını silerken Akif'in kollarından ayrılarak ondan uzaklaştı. Gözleri bavulunun üzerinde kısa bir an için oyalanırken yeniden kocasına döndü. Onun gözündeki öfkeyi gördüğünde ise kendisine kızmak istedi. Akif'in bunun için kendisini suçlamasını istemiyordu. Soğandan bir an için düşünmeden hareket edip bavulunun sapından tuttu ve yeniden Akif'e döndü. Ben bir duş alsam iyi olacak. Elinde küçük bavulla Akif'in yanından geçen Soğan'dan onun kolunu tutmasıyla durmak zorunda kaldı. Bunu yapmak zorunda değilsin. Eğer onları giymek istemiyorsan kendini zorlama Soğan'dan. Soğan'dan yüzüne zoraki bir tebessüm eklerken iyi olduğunu belirtmek için kafasını olumsuz anlamda salladı. Konuşacak hali yoktu çünkü Akif'in kolunu bırakmasıyla elinden arkasına dönen Soğan'dan banyoya girip kapıyı arkasından kapatırken sırtını sert bir şekilde kapıya yasladı. Daha ne kadar böyle devam edecekti? Bu krizler, bu kabuslar ne zaman bitecekti? En kötüsü de yağmurun hayaletiyle yaşamayı daha ne kadar sürdürecekti? Bavulun sapını sıkı sıkıya tutan Soğan'dan kapıya vurulan yumrukla yeniden sıçrarken kocasının kendinden emin ve gür sesini duydu. Artık dayanamıyorum Soğan'dan. Seni böyle görmek bana da acı veriyor. Pes et, et ve kendini bana aç. Sana ne olduğunu bilmeme izin ver Lamia Luce. Ve bir saat sonra... Soğandan yaklaşık bir saattir küçük banyonun içinde yere çökmüş dizlerini kendisine çekmiş bir vaziyette önünde açık duran valizle bakışıyordu. Buradan bir karar vererek çıkması gerektiğinin farkındaydı. Ya hiçbir şey olmamış gibi valizindeki giysileri el sürmeden buradan çıkıp gidecekti ya da kocasının elleriyle hazırladığı bu valizden birkaç parça kıyafet giyip tüm gerçekler Akif'in karşısına dikilecekti. Belki de zamanı gelmişti. Birilerine orada yaşadıklarını anlatıp yağmurun hayaletinden kurtulmasının zamanı gelmişti. Soğandan kendisine bir kez daha düşünmek için fırsat vermeden üzerindeki kıyafetlerden bir çırpıda kurtulup kendisini soğuk sulara teslim etti. Buz gibi suyla aldığı 5 dakikalık bir duşun ardından üzerinde bornozuyla valizine doğru yaklaşan Soğandan yerde diz çökerek elini kıyafetlerinin üzerinde gezdirdi. Bunu yapabilirdi. Üzerine geçirdiği çamaşırlarından sonra altına geniş gri bir pijama geçirip üstüne crop görünümlü sporcu atletlerinden birini giydi. Valizini açık bir şekilde banyonun ortasında bırakan Soğan'dan içerideki aynalardan birinin önüne geçerek vücudunu izledi. Yıllardır yapmaktan en çok korktuğu şeylerden birini yapan Soğan'dan kendisiyle yüzleşti. Omuzlarındaki yanık izleri, sırtındaki demir sopa izleri geçmişini bir bir gözlerinin önüne sererken Soğan'dan korkuyla gözlerini kapadı. Bunları görerek geçmişin kanlı sayfalarında kaybolmak istemiyordu. Kim, neden ona ve Yağmur'a tüm bu kabusları yaşatmıştı bilmiyordu ama Soğan'dan onlara tüm bu acıları yaşatanları ömrü boyunca affetmeyecekti. Hem bu dünyada hem de ahirette. Soğan'dan tüm korkularını içine hapsederek banyodan çıkarken titriyordu. Yüzleşmekten her zaman korktuğu geçmişini şimdi sevdiği adama anlatacak olması onu sandığından daha çok tedirgin ediyordu ama Akif'in her zaman yanında olacağını bilmek bir nebze de olsa onu rahatlatıyordu. Zaten şimdi olmasa bile ileride elbet vücuduna kazılan bu izleri görecekti. Er ya da geç Soğan'dan geçmişiyle Akif sayesinde yüzleşecekti. İyisi mi bunu kendisinin yapmasıydı? Soğan'dan evin küçük salonuna giderken Akif elinde cam bir kupayla dışarıyı izlerken buldu. Çay içiyordu. Bu detay Soğan'dan az da olsa keyiflendirirken yüzünde ufak bir tebessüm peyda oldu. Genzini temizleyerek... Akif diye seslenen genç kadın onun aheste aheste kendisine dönmesiyle bakışlarını gözlerine kenetledi. Kendisini gördüğü zaman vereceği tepkileri ilk gözden izlemek istedi. Akif yaklaşık bir saat sonra kendisine seslenen karısı elindeki çay fincanını heyecanla bulduğu ilk boş yere bırakırken hızlıca arkasını döndü. Soğandan'ın nemli gözleri kendisini de kedere sürüklerken gözleri ıslak saçlarından yavaş yavaş aşağılara kaydı ve gördükleriyle resmen devri döndü. Akif sevdiği kadına doğru her bir adım atışında yıkıldı.
Akif'in gözleri karısının o pamuk teninde gördüğü her bir yara iziyle daha dayanarken dişlerini sıkmaktan eder oldu. Onun o sevmeye kıyamadığı teninde gördüğü her bir iz Akif'in canından can götürdü. Bunu ona kim yapmıştı? Soğandan dip dibe geldi adamın yüzünü avuçların arasına alırken bir elini onun yumruk yapmaktan kızarttı avuçlarına götürüp ellerini sardı ve ''Benim geçmişimle yüzleşmeyi hazır mısın?'' diyerek Akif'e karşı ilk adımını attı. Sonrasında Akif derin bir nefes alarak karısının ellerini avuçlarının içine alırken omuzlarına koca bir ağırlık çöktü. Hep Soğandan'ın kendisine geçmişe dair bir şeyler anlatmasını beklemişti ama böylesine bir yükün altına kendi vicdanıyla gireceğini hiç hesap edememişti. İnsan sevdiğinin acısına nasıl katlanabilirdi ki? Karısının vücudu teslimiyetini kendi ellerine verirken ağır adımlarla kalacaklar odaya girdiler ve Akif Soğandan'la birlikte odanın ortasındaki yumuşak yatağa karşılıklı gelecek bir şekilde oturdu. Soğandan'ın sırtı yatak başına değerken ayaklarını kendisine doğru çekerek bağdaş kurdu. Elleri yatağın soğuk çarşafları arasında birbirlerine kucaklarken Akif tek ayağını altına alarak kendisinin ellerini soğuk çarşaftan ayırarak sıcak avuçlar arasına aldı. Soğandan kocasının varlığını her zerresine kadar hissederken kendisine destek olduğunu bilmek az da olsa yüreğindeki yükleri hafifletmişti. Onun varlığı ve desteği omuzlarındaki yükün ağırlığını bir nebze olsa da indirmişti. Şimdi ise yüreğine yük olanlardan kurtulma vaktiydi. Ben çocukken at binmeyi çok severdim Akif. Her yaz tatillerinde yaylaya gittiğimizde ilk işim ahıra gitmek olurdu. Her ne kadar annem ve babaannem bana engel olmaya çalışsa da bir fırsatını bulur mutlaka evden kaçar ahıra giderdim. Orada saatlerce atlarla birlikte kalırdım ama binmezdim. Tek başına binemezdim çünkü. Ne zaman üzerlerine çıkmayı denesem ya yere düşerdim ya da boyum yetişmezdi. Yine bir yaz tatili işte. Ailecek köye gidiyoruz. Yaylaya çıkacağız. O gün annem hastalandı. Yaylaya çıkamadı. Ben de annemle kalmak isteyince diğerleriyle gidemedim. İşte o gün Yağmur'la tanıştım ben Akif. Kardeşim ve sırdaşım olan ilk arkadaşımla tanıştım. Akif karısının ağzından duyduğu isimle daha bir can kulağıyla onu dinlemeye koyulurken Soğan'dan uzun bir süre tek kelime etmedi. Edemedi. Sanki o ana geri dönmüştü. Yağmur'la tanıştıkları o ilk günü hatırlıyor gibiydi. Lamia Soğandan daldığı hayal aleminden Akif'in o efsunlu sesiyle ayrılırken derin bir nefes çekti. Akif karısını korkuttuğunu düşünüp ona daha bir yaklaşırken avuçlarının içindeki elinin üstüne bir öpücük kondurarak ''Eğer zor geliyorsa anlatma sevgilim. Bunu şimdi yapmak zorunda değilsin.'' diyerek karısını sakinleştirmek istedi ama Soğandan bir kez başlamıştı ve devamını getirmeden durmayacaktı. Yağmur babaannesini ziyarete köye gelmiş İstanbullu kızdı. Öyle güzel ve öyle kalpli çocuktu ki Akif onunla bir kez göz göze gelen insan asla ona zarar vermek istemezdi. Böyle sanki pamuklara sarılı şekilde büyümüş gibiydi. Kırılmaya hazır bir çocuktu ve gözlerinde o pırıltılar herkesin onu koruması gerektiğini anlatır gibiydi. İşte o gün akşam yemeğine kadar Yağmur'la birlikte oynadık. Tabii ertesi günde ondan sonraki günlerde ta ki ayrılık vakti gelene dek. Geri döneceğimiz gün Yağmur'a veda etmek için evlerine gitmiştim ve ne olduysa orada oldu. Benim at sevgim bilen ilk arkadaşım bana son gün hediyesi olarak güzel bir sürpriz hazırlamıştı. Dedesinin atını almış ve kapının önünde beni bekliyordu. Yağmur çok iyi at binerdi ve beni de kendisiyle birlikte tüm gün gezdirmişti. Geri dönüş yolunda önce atı bırakmış ardından da birlikte bizim köydeki evin önüne gelmiştik. Veda zamanıydı. Soğandan derin bir nefes çekti ciğerlerine ve kolundan asla çıkarmadığı bilekliğini Akif'e doğru uzattı. Bunu hatırlıyor musun? Akif, karısının yüzündeki saf tebessümü eşlik ederken elini üzerinde yağmur yazan ipten bilekliğe doğru uzattı ve İstanbul'da evinizde kaldığım ilk gece bunun için odama gelmişsin diyerek o günü yad etti. İşte bu bilekliği o gün yağmur koluma taktı veda hediyesi olarak. Annesi yapmıştı bunları. Birinde benim adım, birinde de onun adı yazıyordu. Bileklikleri birbirimizin bileğine taktıktan sonra sıkı sıkıya sarıldık ve yeniden görüşeceğimizi bilerek ayrıldık. Ve işte o anda bir ses duyduk. Tam arkamızda ince ve kibar bir kadın sesi. Yağmur da ben de aynı anda oraya döndük ve bilmeden de olsa kabuslarımıza başrol olan o kişiye doğru ilk adımlarımızı attık. Bizden yardım istedi Akif. 9 yaşlarındaki iki küçük çocuktan elindeki poşetleri arka sokaktaki evine bırakmamız için yardım istedi. Biz ne yaptık? Ailelerimizin onca uyarısına rağmen bilmediğimiz, tanımadığımız bir kadının peşine takıldık ve iki küçük poşet için ona yardım ettik. O günden sonra ise bir daha evimize geri dönemedik. Akif, karısının nefes alışverişlerinin hızlanmasıyla onu hızla kendisine doğru çekti. Daha fazla onu zorlayacaktı zaten Soğan'dan.
Bugün için kendisine büyük bir adım atmıştı. Devamını kendisini daha iyi hissettiği bir gün anlatabilirdi. Akif, hikayenin buradan sonraki kısımlarını az çok tahmin edebiliyordu zaten. Vücudundaki bu izler olan biteni anlatıyor gibiydi. Yeter, bu kadarı yeter Lamia Lucia. Kendine daha fazla zorlama. Akif, bu iki günü kendileri için ufak bir kaçamak olarak planlamıştı ve planları arasında kesinlikle karısının gözyaşları yoktu. Soğandan saatlerce olduğu konumda gözyaşları dökmüştü. Ne Akif'in sinirden parlayan gözlerini görmüştü, ne de ettiği yeminleri duymuştu. Ve iki gün sonra, hazırsan çıkalım Lamia Lucia. Geliyorum. Soğandan yatak odasından çıkmadan evvel elleriyle yanaklarına bastırdı. Beyaz teni artık eskisi kadar beyaz değildi çünkü utançtan kıpkırmızı olmuştu. Neden mi? Arkasında bıraktığı yatağa kaçamak bakışlar atan Soğandan dün gecenin izlerini hem orada hem de kendi üzerinde görebiliyordu. Soğandan artık tamamıyla sevdiği adama ait olduğunu biliyordu. Akif ona, o Akif'e aitti artık. Soğandan, iyi misin? Akif, endişeli bir şekilde odaya girerken karısını boy aynasının önünde tuhaf tuhaf kendisini izlerken buldu. Soğandan, kocasının içeriye girmesiyle kendisine gelirken hızla bavuluna uzanıp sapını kendisine doğru çekiştirdi ve ''İyiyim, ben de tam geliyordum.'' diyerek ağzının içinde birkaç cümle geveledi. İki günlük kaçamakları bugün burada son buluyordu. Soğandan ilk gün geçmişin sayfalarını biraz da olsa aralayıp kendisini sevdiği adamı anlatırken ikinci gün kalbini açmıştı. Artık bir şeyden emindi. Akif'in hislerinin karşılığını kendisinde de bulmuştu. Belki henüz kendisinin ağzından tıpkı kocasının yaptığı gibi bir ilan aşk sözleri çıkmamıştı ama zamanı gelince bu da olacaktı. Soğandan o sert kabuğunu bir gün kırıp tamamıyla yalın olacaktı ve o gün çok da uzakta değildi çünkü ilk adımı çoktan atmıştı. Gerisi çorap söküğü gibi gelecekti. Buna emindi. Akif karısının arabaya yerleşmesiyle küçük bavullarını bagaja koyarak arabanın etrafında dolandı. Sürücü koltuğuna geçmeden önce arka cebindeki son model telefonu çıkaran Akif, karısına fark ettirmeden ufak bir telefon görüşmesi de yaptıktan sonra hızlıca arabaya bindi. Artık eve dönme zamanı gelmişti. Soğandan arabaya binen adamla ondan tarafa dönerken iki gündür aklını hiç kurcalamayan o soruyu sordu. Onlar neden buradaydı? Akif, evde ne gibi bir tadilat yapılıyor? Hiçbir şey söylemedin. Soğandan Akif'in bir an için direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle korkuyla torpidoya tutundu. Akif bir anda gelen soru karşısında ne diyeceğini bilemediği için bocalarken yaptığı ani manevrayla karısının canını bir hal acıtmış olduğunu duyduğu kısık inleme sesiyle fark etti. İyi misin Lamia Lucia? Soğandan Akif'in kendisine yönelttiği soruyla kafasını yediği torpido gözünden kaldırırken kaşlarını çatmıştı. Sorduğu soru iş miydi şimdi? Çok iyiyim ya vallahi bak. Soğandan sinirle kendisini geri atıp sırtını koltuğa dayarken ağrısının geçmesi için gözlerini kapatan Akif'in rahat durmaya niyeti yoktu. Soğandan dudaklarına çarpan plastikle gözlerinden açarken Akif'in kendisine uzattığı suyu içmesi için kaş göz yapmasını görmezden gelemedi. Uzattığı suyu kendi elleriyle alıp kafasına dikerken düşünceli kocası bu kez de avuçlarındaki ufak kapı dudaklarına doğru uzatmıştı. Soğandan ilacı alabilmek için parmaklarını Akif'in avuçlarına uzatmıştı ki kocası elini geri çekmişti. Akif'e dönen Soğandan onun elini yeniden kendisine doğru uzatmasıyla olayı anlayıp dudaklarını araladı. Akif'in uzun ve ince parmakları ilacı kendisine içirtirken Soğandan gözleri bir saniye bile kocasından ayırmadı. Nasıl böyle düşünceli ve aşırı anlayışlı bir adama denk geldiğini düşündü. Soğandan ne gibi bir sevap işlemişti de Rabbi onun karşısında Akif gibi bir adam çıkarmıştı. Şu son ayları o kadar güzel geçiyordu ki Soğandan'ın. Tabii arada ufak tefek pürüzler yok değildi ama yine de Akif olduğu sürece her şey güzeldi ve güzel olmaya devam ediyordu. Soğandan umuyordu ki mutlulukların nazar değmesin, huzurlu günleri böyle akıp gitsin. Sonrasında Soğandan halası ve Gizem tarafından sürüklenerek evin içine götürülürken tüm bu olanlara inanamıyordu. Resmen evleniyordu ve hatta düğün tarihinden bile evleneceği gün haberi oluyordu. Ne sürpriz ama. Soğandan halasının kaldığı evde kocasının eski odasında yatağın üzerinde otururken etrafındaki kalabalığı izleyemiyordu bile. Herkes öyle hızlı hareket ediyordu ki tüm bunları algılaması zaman alacak gibiydi. Önce kendine gelmesi gerekiyordu. Kuzen, ne kuruldun orada öyle, kalk da şu gelinliğin bir provasını al, yoksa düğününde çuval giyeceksin. Gizem'in sözleri üzerine odadaki herkes kahkaha atarken Soğan'dan oturduğu yataktan kalkarak kuzeninin koluna girdi ve onu kimsenin onları duyamayacağı bir köşeye çekti. Buradasın. Buradayım çonaş kimi? Işığım. Parpalli. Kelebek. Soğan'dan sanki hayal aleminden gelen bir ses tonuyla kuzenine iyice sokulurken ben evleniyorum diye fısıldadı.
Gizem kuzenini ilk kez bu kadar şapşal görmenin etkisiyle alaycı bir şekilde onu onaylarken ''Evet, evleniyorsun.'' diyerek ona cevap verdi. Soğandan aldığı cevaptan emin olmamışçasına yeniden ''Evleniyorum değil mi?'' diye sorarken Gizem iyice şapşala dönen kuzeninin ensesine sağlam bir şaplak geçirerek mal mal sırıtıp durma da gir şu gelinliğin içine diyerek onu kendisine getirdi. Soğandan aldığı bu darbe karşısında üzerine çıktığı bulutların üzerinden pat diye düşerken somurtmayı da ihmal etmedi. Carmen'in de daha sonralarına katılmasıyla kızlar gelinlik provasını alırken Soğandan halasına minnetle dönerek ellerini üzerine tam oturan gelinliğin üstünde gezdirdi. Halası resmen ortaya bir şaheser çıkarmıştı. Hem tam olarak kendisini anlatan sade ekle bir tasarım olmuştu hem de provasız bir şekilde dahi cuk diye üzerine oturmuştu. Soğandan içeriye dolaşan kuaförlerle gelinliğini üzerinden çıkarıp Gizem'in kendisine uzattığı beyaz sabahlığı üzerine geçirdi ve kendisi için odaya kurulmuş makyaj masasına kuruldu. Gizem ve Carmen'in hemen tepesinde kendisini yapılacak makyajı tartışmalarını dinleyen Soğan'dan gülmemek için kendisini zor tutuyordu. Birisinin onlara gelinin kendisi olduğunu hatırlatmalıydı. Zira makyajı yüzünde taşıyacak kişi bizzat Soğan'dandı. Gizem'in toprak tonları tezini havuz başı bir düğüne uygun bulmayan Carmen daha canlı tonlarda ısrarcı olurken Soğan'dan avuçlarına değen metelimsi ve soğuk bir şeye dikkatini ellerine verdi. Soğandan halasının dizleri üzerine çökmüş bir vaziyette yanı başında bulurken elinde tuttuğu kına tepsisine inanmadı. Bakışlarını kına tepsisinden çekip avuçlarındaki metalimsi şeye çevirirken bir tam altın görmeye beklemiyordu. Hala, Neslihan Hanım elindeki altını gelinin avuçlarına koyarken kına tepsisini tutması için Gizem'e doğru uzattı ve Soğandan'ın avuçlarını iyice açtı. Benim planlarımda sana şöyle davullu zurnalı bir kına yapmak vardı kızım ama gel gör ki benim deli olan yerinde rahat durmadı. Biliyorum her genç kızın hayalidir kendi düğününde planlamak. Her ritüel gerçekleştirmek ama ne yapalım bunlar ne sana ne de bana nasip olmadı. Şimdi istiyorum ki eline kına yakalım bari bugünümüz buruk olmasın. Şu andan halasının sonlara doğru kısılan sesiyle ondaki burukluğu, eksikliği kendi içinde yaşadı. Hem şu andan için bu gelenekler pek de önemli değildi. Onun için önemli olan sevdiği adamla mutlu, huzurlu bir yaşantı kurmaktı ama görüyordu ki halası için aynı şeyler geçerli değildi. Tüm bu adetler, gelenekler onun için de ukde kalmıştı. Soğandan halasının bir düğün yapıp yapmadığını merak etmişti ama böylesine güzel bir günde halasını daha fazla üzmemek için bu soruyu ona sormayıp işi muzipliğe sürdü ve altın bırakılan avucunu iyice açarak ''Diğer elime de altın koyacak mısın?'' diyerek herkesi güldürmeye başardı. Bizim kız tam anasının gözü çıktı baksana hala. Gizem'in lafıyla odadaki herkes iyice gülmekten kırılırken Soğan'dan kuzenine doğru dönerek burun kıvırdı ve ondan sonra saatler birbirini kovalamaya başladı. Bu süre zarfında önce Soğan'dan'ın makyajı yapılmış ardından gelinliğe giydirilmişti. En sona kalan türbanın sonra tuşları yapılırken kendisi içinden saymakla meşguldü. Zira etrafına toplanan kalabalık ona metiyeler dizerken heyecanı yenik düşmemesi işten bile değildi. Yengesinin yardımıyla oturduğu sandalyeden kalkan Soğan'dan az da olsa buruktu. Evet, düğünü başka bir ülkede olduğu için bütün ailesi mutlu gününe eşlik edememişti ama annesi yanında olabilir veyahut babası ama ikisi de bu mutlu günün yanında değillerdi işte. Hazır mısın güzel kızım? Soğandan yengesinin heyecanlı sesiyle kendisine gelip aynadaki aksiyle bakıştı. Kafasını hazırım anlamında aşağı yukarı sallarken derin derin nefesler alıyordu. Heyecanı her geçen saniye kat ve kat artarken odanın kapısı açıldı ve eşikte duran iki genç adam içeriye girdi. Soğandan Beyazıt ve Cihangir'i görür görmez ''Abiler'' diyerek onlara doğru dönerken Cihangir erkeksi bir kıkırdamayla ''Bunu bile özlemişim'' dedi. Soğandan onlara olan özleminin bu kadar ağır bastığını ilk kez fark ederken ağlamamak için kendisini zor tutuyordu. Abilerini çok ama çok özlemişti. ''Çok güzel olmuşsun Şirina, küçük can.'' Soğandan Beyazıt'tan aldığı iltifatla utançla başını öne eğerken Gizem'in araya girmesine memnun oldu. Abiler, kuşağı hanginize veriyorum?'' Soğandan Gizem'in elindeki kuşağa odaklanırken artık ona gerek olmadığını biliyordu ama ses etmedi. Ayrıca bu adetleri baba evinden çıktıkları zaman yerine getirmesi gerekiyordu. Beyazıt'ın kuşağa doğru uzanmasıyla bir adım geri çekilen Soğandan bu duruma ses etmedi. Diğer abisi Cihangir elleri cebinde kendilerini izlerken genç kız elinde kuşağıyla kendisine gelen abisine doğru dönerek onu beklemeye başladı. Beyazıt önce kardeşinin alnına sıcacık ve özlem dolu bir buse bıraktı. Ardından elindeki kuşağı arkasına doğru uzatarak ''Bunun için bizden daha sabırsız biri var. Ben bu görevi ona saklıyorum.'' deyip arkasına resmen saklanmış olan adamın önünü açtı. ''Civanım.'' Soğandan her zamanki şapşal tebessümüyle kendisine yaklaşmakta olan genç adama çoktan kollarını aralarken sütü olanı ne kadar özlediğini o an fark etti.
Bu çocuk gerçekten kendisi niye geliyordu? Her ne kadar öz kardeş olmasalar da aralarındaki süt bağı onları bir aileden daha çok kardeş yapıyordu. Civan kendisine kollarını açan kardeşine aynı özlemle sarılırken "Şahtın şahbaz oldun maymuncuk" diye takılmadan da geçmedi. Soğandan Civan'ın kendisine böyle takılmasını bile özlediği için ona ses etmezken sonunda birilerinden ayrılabildiler. Galiba sırada kuşak merasimi var. Bu da benim görevim olsa gerek. Soğandan kafasını olumlu anlamda sallayıp kollarını yanlara doğru açarken Gizem, "Sakın onu aldatacak bir şeyler yapma Civan. Eğer o güzelin makyajı bozulursa sana bugünü dar ederim bilmiş ol" diyerek kardeşini tehdit ederken Civan'ın onu pek de taktığı söylenemezdi. Civan elindeki kırmızı kuşakla kardeşine yaklaşırken derin bir soluk çekti içine. Daha sonra salavat ve tekbir eşliğinde kuşağı iki kez kardeşinin belinden çevirdi. Üçüncü kez kuşağı çevirmeden önce ise ufak bir konuşma yaptı. "Eskiler bu adeti kız baba evinden çıkmadan önce yaparmış. Onlar için bu adetin amacı evden çıkan kızın masumiyetini sergilemektir ama bir bez parçası hiçbir kadının ne namusunu ne de masumiyetini tescil edemez. Etmemeliydi. Bu kuşak aslında gayret kuşağı soğandan. Bu kuşağın sembol ettiği asıl şey ise senin kudretli ve gayretli bir şekilde evinden çıktığını temsil etmesi ve sen bizim evimizden nasıl gayretli ve kuvvetli çıktıysan eşin evinden de aynı şekilde kuvvetli ve gayretli olmanı istiyorum kardeşim." Civan az evvel kardeşinin tehdidini içe sayarak soğandan ağlatırken kardeşine sıkı sıkıya sarıldı. Onun ardından abilerinin de kendisine sarılmasıyla çeşmeleri iyice açan soğandan makyajın her zerresini gözyaşlarıyla çoktan yıkadı. Gizem'in bağırtıları ve soğandanın gözyaşları birbirine karışırken odalarının kapısı büyük bir gürültüyle açıldı. Akif'in nefes nefese içeriye girmesiyle abilerinden ayrılan soğandan şaşkın şaşkın kapının önündeki saçı başı dağılmış adama dönerken az evvelki duygusal sahneyi çoktan unutmuştu bile. "Akif?" Akif, Carmen'in telaşla yanına gelip soğandanın çok şiddetli bir şekilde ağladığını söylemesi üzerine solu odasında alırken üzerindeki tahribattan haberi bile yoktu. Karısının önünde duran Civan'ı elinin tersiyle iten Akif, soğandanı kollarının arasına alırken onun iyi olduğunu görmesiyle rahat bir nefes aldı. "Neden ağlıyorsun Lamia Luce? Bir şey mi oldu?" Soğandan dahil adadaki herkes onun bu hallerine kahkahalarla gülerken Akif, burada neler olduğunu bir türlü anlayamıyordu. "Bu kız az evvel Salyasumik ağlamıyor muydu? Peki şimdi neden gülüyordu?" En çok da kocasının bu şaşkın hallerini sevdiğini fark eden soğandan ondan ayrılırken abilerine doğru dönemedi. Akif kendisine öyle bir sarılmıştı ki ailesinin önünde böyle bir sahne sergilemek istemiyordu. "Biz çıkalım da taze çift nikah merasimi için son hazırlıklarını yapsınlar abiler." Gizem odadakileri biraz zor da olsa dışarıya çıkarırken soğandan derin bir nefes alarak yeniden makyaj masasına oturdu. Eline aldığı ıslak mendille yüzüne dağılan rimelini temizlerken aynadan kocasıyla göz göze geldi. Akif o telaşla karısının üzerindeki gerinliği fark edememişti ama şimdi her şey gözlerinin önündeydi. Soğanların makyaj masasından kalkmasıyla baştan aşağı karısını süzen Akif resmen büyülenmişti. Beyazlar içindeki bu kadın melekleri bile kıskandıracak derecede güzeldi. Soğandan Akif'in gözlerinde gördüğü yoğun duyguları arka plana atarak ona yaklaştı. Elleri otomatik bir şekilde Akif'in boynuna giderken dağılan kravatını eski yerine alarak ceketinin omuzlarında düzeltti. Akif hala kendisini izlerken bu sefer de elleri saçlarını buldu. Koşmaktan dağılan kömür karası saçlarını parmak uçlarıyla düzeltirken Akif elini Soğandan'ın ince beline sararak onu kendisine doğru çekti. "Sei così bella Lucia mia. Çok güzelsin ışığım. Grazie cara. Teşekkürler sevgilim." Akif karısının ağzından dökülen kelimelerle hızla geri çekilirken onu ilk kez kendi dilinde konuşurken görmenin ağzını yaşıyordu. "Bence hep benim dilimi konuşmalısın." Soğandan olduğu yerden memnun bir şekilde başını Akif'in göğsüne yaslarken "O ne denmiş?" diye sormadan edemedi. "Her şey gibi bu da sana çok yakışıyor." Soğandan artık Akif'in bu iltifatlarına alışmıştı. Tek sevgili kocası boş vakitlerini kendisine iltifat etmek için ayırıyordu besbelli. Ve bir saat sonra Soğandan bahçenin ortasındaki pis niyetine ayrılmış kısımda misket oynayan abileri ve kuzenlerini mutlu gözlerle izlerken yanındaki adamı çoktan unutmuştu. Abileri ciddi ciddi İtalya'nın göbeğinde çift telliyle alem yapıyordu. Hatta öyle ki bir ara Gizem misafirlerden 2-3 kadını da yanına almış horon çekmeye çalışıyordu. "Keyfin yerinde gibi sevgilim." Soğandan kulağına doğru fısıldayan kocasına dönerken yüzündeki tebessümden ödün vermedi. Evet, yanındaki adam artık resmen kocasıydı hem de en resmisinden. "Çok baksana nasıl deliniyorlar." Akif tıpkı karısı gibi pistin ortasında dönüp duran kuzenlerine bakarken gülmeden edemedi. Ciddi ciddi eğleniyorlardı.
Soğandan kocasının da tıpkı kendisi gibi sırıtmaya başlamasıyla ayağa kalkarak önüne dikildi. Akif karısının önüne geçmesiyle ona dönerken onun gözlerindeki pırıltıları anında yakaladı ama ne istediğini bir türlü anlayamadı. Bir sorun mu var Lamyoluç'e? Hadi kalk. Soğandan heyecanlı bir tavırla ayaklarını yere vururken kocası hala odun gibi yerinde oturuyordu. Akif, hadi kalk biz de onlara katılalım. Ne saçmalıyorsun Lamyoluç'e? Ne saçmalaması Akif? Düğün günümde kocamla karşılıklı oynayamayacaksam ne diye yeniyorum ki? Ne yani sen benimle dans edebilmek için mi evlendin? Akif'in kafası ciddi anlamda bulanırken karısından böyle bir tepki beklemediğini açık bir şekilde belli ediyordu şu andan. Kocasındaki alıklığa kahkahalarla gülmek isterken kendisini zor tutuyordu. Bir an önce kardeşlerine katılmak istediği için Akif'i daha fazla konuşturmak istemeyen Soğan'dan kocasının bileğinden tutarak onu pis kısmına doğru çekiştirmeye başladı. Güzellikle olmazsa zorla. O horon bugün tepilecek. O kadar. Soğan'dan sadece Akif'i değil, halasını, eniştesini ve Antonio'yu dahil kendisiyle birlikte piste sürüklemişti ve şu anda toplu bir şekilde horon tepmeye çalışıyorlardı. Ciddi anlamda çalışıyorlardı. Gizem abileri halay zincirinin başında kendi hallerinde bir tempo tuttururken şu andan bir eline civanı bir eline de Akif'i almıştı. Onun yanında da diğerleri. Artık ne kadar komik görünüyorlarsa bütün misafirleri gülmekten kırıp geçirmişlerdi. Hatta öyle ki Pedro bu anları ölümsüzleştirmek için kayıt almaya başlamıştı bile. Belli bir süre kendi hallerinde eğlenen kalabalık günün geri saatinde aynı hızda eğlenmeye devam ederken şu andan Akif bir köşeye çekilip kendi hallerinde çalan slow müziğe eşlik ederek ilk danslarını etmeye başladılar. Hem Akif hem de Soğan'dan dünyadan kopmuş bir şekilde kendi eksenlerinde birbirlerine kilitlenmişlerdi. Soğan'dan kocasının ensesindeki elini yanağına doğru indirirken aklından geçen aşk dolu cümleleri kocasına serf etmek istiyordu. Bir kez de kendisi aşkını Akif'e ilan etmek istiyordu ama o daha bunları yapamadan Pedro aralarına girerek onları ayırmış ve oldukça yoğun bir fotoğraf sırasının içine sokmuştu. Evet, düğün bitmiş, sıra fotoğraf faslına gelmişti. Sandığının aksine Avrupa'da bile kendileri gibi düğün sonunda fotoğraf merasimi vardı. Önce misafirlerle fotoğraf çektiren Soğan'dan kimseyi tanımıyordu ama yine de her objektife gülümsüyordu. Misafirlerin ardından çocuklarla resim çektiren ikili Luca'nın şebekliklerini siz etmezken sonunda aileleriyle baş başa kalabilmişlerdi. Kendi ailesinin yanı sıra halası ve diğerleriyle resim çektiren Soğan'dan artık yorgunluktan ölmek üzereydi ve bir an önce evine gitmek istiyordu. Kuzen Kuş, nasılsın? Soğandan yanındaki sandalyede oturan kuzenine dönerken çok yoruldum diye sızlanmadan edemedi. Asıl merasim evde kızım. Kendini haz. Soğandan kuzeninin koluna attığı cimcikle onu sustururken onun patavatsızlığına akıl sır ettiremedi. Ne biçim konuşuyorsun ya? Ne var ya yalan mı? Gizem. Tamam, sustum çon aşkı mı? Soğandan kuzeniyle girdiği sohbeti kısa keserken halası misafirleri uğurlama işini bitirmiş yanlarına doğru geliyordu. Kocasıyla birlikte. Oturduğu yerden zor da olsa ayrılan Soğan'dan kocasının koluna giderken halasının bir anda kendilerine sarılmasıyla neye uğradığını şaşırdı. Anlaşılan bugünkü duygular oldukça yoğun yaşanacaktı, tıpkı şimdi olduğu gibi. Neslihan Hanım mutluluğuna şahit olduğu çocuklarına büyük bir sevgiyle bakarken ne demesi gerektiğini bilemiyordu. Yıllar sonra oğlunu bu kadar mutlu ve yaşamaya istekli görmek onu da sevindiriyordu. Uzun bir süre sessizliğini koruyan Neslihan Hanım oğlunun patavatsız bir şekilde araya girmesiyle gülümsemeden edemedi. Anne, müsaade edersen artık gitmemiz gerek. Soğandan Akif'in böylesine duygusal bir anı bölmesine inanamazken hızla kocasına döndü ama Akif'in ona da verecek bir cevabı vardı. Uçağı kaçıracağız Damiyalüç'e. Ne uçağı? Soğandan kocasının yine kendinden habersiz plan yapmasına sinirlenirken başlarına yine nelerin geleceğini merak etmeden duramadı. Balayı sevgilim balayı. Bir kez daha emrivakilerle çevrilen Soğan'dan Akif'in bu hallerini pes ederken başka bir şey söyleyemedi. Söylemedi. Halası onların bu haline gülerken Soğan'dan daha fazla trip atamadı ve o da kocasının kollarında tıpkı halası gibi gülmeye başladı. İşte o an bir ses duyuldu. Antonio'nun korku dolu bağırtısı. Andrea, Andrea dikkat et. Soğan'dan Antonio'nun ne söylediğini algılayamadan Akif'in üzerine kapanması ve bir el ateş sesi duyulması. İşte bunların hepsi birkaç saniye içinde olmuştu. Soğandan korkudan kafasını sevdiği adamın omuzlarından çıkartamazken kucağına düşen bir bedenle sonsuz diye nitelendirdiği o rüyasından uyandı ve gerçeklerin hayat bulduğu kabus gibi günlerine bir adım attı. Ve 7 gün sonra. Soğandan aynı hayal kırıklığıyla elindeki yemek dolu tepsiyle odadan çıkarken ağlamamak için kendisini zor tutuyordu.
Zaten her şey yeterince zordu. Bir de götürdüğü yemek tepsilerinin aynı şekilde dolu dönmesi onu iyice yıpratıyordu. Kimseye görünmeden mutfağın yolunu tutarken bir damla gözyaşı beklemekten buz tutmuş çorbanın üzerine düştü. Gözyaşlarının dökülmesine rağmen hala kendisini alınmak için tutan sağ andan mutfakta hiçbir çalışanın olmayışını fırsat bilerek elindeki tepsiyi bir kenara bırakıp son bir haftadır yaptığı gibi gizli gizli akıttı gözyaşlarını. Artık dayanamıyordu. Bu ölü ruhlu evde yaşamak bütün sinirlerini alt üst ediyordu. Son andan ellerini tezgahın üzerine koyup başını önüne eğerken sessiz sessiz kaderini ağlıyordu. Kızım, annesinin sesiyle hızla gözyaşlarını silen son andan yine de arkasını dönmedi. Annem, yine niye ağlıyorsun sen? Annesi bir haftadır olduğu gibi kendisine destek olurken son andan sırtını dikleştirip annesine doğru döndü. Sadece sinirlerim bozuldu o kadar. Ben iyiyim anne. Güzelim, yavrum benim, iyi değilsin sen. Bu evde de daha iyi olacakmışsın gibi durmuyor. Bizimle gel biraz tatil. Anne, sen ne dediğinin farkında mısın? Kocamı, ailemi bu halde bırakıp sizinle nasıl Türkiye'ye dönmemi istersin? Soğandan, sen beni yanlış anladın yavrum. Ben sadece biraz huzu... Anne, burası benim evim. Buradakiler de artık benim ailem. Halamın ölümünün üzerinden daha bir hafta bile geçmemiş. Kocam her şey için kendisini sorumlu tutuyor. Enişten Vanton'ya harap düşmüş ve sen bana onları bu halde bırakıp seninle dönmemi istediğini söylüyorsun. Soğandan daha fazla annesine laf anlatmak istemediği için hızlıca mutfaktan çıkarak kendisini bahçeye attı. O gün, o kanlı günde olanlar hala zihninde gezinip duruyordu. Şimdi tam ortasında durduğu bu koca bahçe daha birkaç gün öncesine kadar en mutlu günlerine şahit olmuştu. Sevdiği adamla evlendiği güne ama kader onlar için bambaşka bir yol çizmişti. O mutlu günleri kanlı yıkanmış ve soğandan halasını, sevdiği adamın annesini tam da düğün gününde kalbini aldığı bir kurşuna kurban vermişti. İşte o günden beri bu koca malikane yasla yıkanmış, yıkanmaya da devam ediyordu. Soğandan, Gizem kuzenini havuz başında düşünceli bir şekilde gördüğünde yanına gitmek istememişti ama onun gene kendisini suçlamasını istemediği için bu fikirden vazgeçerek yanına yaklaşarak elini omzuna koyup onun vicdanıyla arasına girdi. Gizem, nasılsın Çun aşkımı? Nasıl olmalıyım? Gizem kuzeninin alaycı tavrını hüzünle verirken birkaç gün önce öğrendikleri gerçekleri konuşmak istedi. Belki de bu evi ve kuzenini yastan kurtaracak tek şey buydu. Akif'e söylemelisin. Belki de onu o intikam istiyor. Gizem'i alacaktı. Bunu onun gözlerinde görebiliyorum. Bu bir hafta onun için yas zamanıydı. Annesine olan saygısını bu şekilde ifade etti ama yeni günde durmayacak. Gözü beni bile görmeyecek. Gidecek. Bunu görebiliyorum. Durdur o zaman onu şu andan. Ona umut ol. İntikamdan vazgeçmesi için ona bir sebep ver. Onu daha önce hiç böyle görmedim. Sence de intikamdan vazgeçmesini sağlayabilir miyim? Gizem gözyaşlarını akıtmaktan çekinmeyen kuzenin omuzlarından tutarak kendisine doğru çevirdi ve tek elini onun karnının üzerine koyarak ''Belki sen değil ama o yapabilir. Babasını bu intikamdan vazgeçirebilecek tek kişi o ve Akif'in onun varlığını öğrenmesine izin ver Soğan'dan.'' diyerek kuzenine biraz cesaret verdi. Soğan'dan hamile olduğunu daha çok yeni öğrenmişti. Halasının defin işlemlerinden sonra düşüp bayılması ve hamile olduğunu öğrenmesi çok da uzun sürmemişti ama Akif'e anlatmak işte şu an için bunu planlamıyordu. Kocası günlerdir annesinin evindeki odasından çıkmıyordu. Ne yemek yiyordu ne de yatıyordu. Günlerdir aynı yerde oturup sadece sigara içiyordu. Yatağın bir köşesine sinmiş öylece camdan dışarı izliyordu. Şu andan emindi ki Akif intikam planları yapıyordu ama henüz net bir bilgi bulamadığı için de hareket etmiyordu. Buna izin veremezdi. Kocasının gözleri önünde kendisini öldürmek için plan yapmasını izleyemezdi. Ani bir kararla Gizem'i arkasında bırakıp koşar adımlarla eve giderken kimseye aldırış etmeden kocasının kaldığı odaya giren Soğan'dan onu yine aynı şekilde buldu. Sırtı yatak başına dayalı, tek ayağını altına katlamış ve ensesini geriye yaslamış bir şekilde sigara içiyordu. Soğan'dan az evvelki aceleci tavırları buhar olup uçarken minik adımlarla içeriye girdi. Konuya nereden girmesi gerektiğini ve Akif'i nasıl ikna etmesi gerektiğini bilemiyordu ama bunu yapmak zorundaydı. Akif son haftalarda olduğu gibi kendisinin odaya girmesiyle sigarasını söndürürken yine kendisinden taraf dönmemişti. Soğan'dan bugün de kocasının gözlerini hasret bir şekilde iç çekerken sırtını kapadığı kapıya yaslayarak ellerini arkasında birleştirip susmaya devam etti. Konuya nasıl gireceğini bilemiyordu ki konuşsun. Buraya gelirken kiplerine tamamen belliydi. Gizem'in dediği gibi yapacak Akif'e bir çocukları olacağından bahsedecekti ve böylece ona yeni bir yaşam umudu verecek, intikamından vazgeçmesini sağlayacaktı ama tüm bunları yapması için önce konuşması gerekiyordu.
Akif'in hiç kendinden tarafa dönmeyişiyle iyice direnci kırılan Soğan'dan tam vazgeçip odadan çıkacaktı ki gözlerinin önüne düğün günü geldi. Akif'e sıkılan kurşunun önüne atlayan rahmetli alası. Bir sonraki kurşunun kocasına gelmeyeceği meçhuldü ve bu aile artık bir kişiyi daha kaybetmeyi kaldıramazdı. Soğan'dan Akif'i intikam hırsından vazgeçirmek zorundaydı. Biliyor musun, seninle tanışmadan önce her gece birbirini takip eden rüyalar görürdüm. Akif, karısının odadan çıkacağını anlayıp beni bir sigara yakabilmek için adına elini paketine uzatmıştı ki karısı odadan çıkmaktan vazgeçip bir hafta sonra ilk kez kendisiyle yemek haricinde bir diyaloğa girmişti. Soğandanın yanına gelip ayak uçlarına oturmasıyla bakışları ona kayarken gözlerindeki gereksiz heyecanı görmüştü. Bir adam, her gece rüyalarıma konuk olan bir adam vardı. Kendimi sürekli onun yanında huzur içinde yaşarken bulurdum. Her saatimiz, her günümüz huzur ve mutluluk içinde geçerdi. O adam rüyalarımın beyaz atlı prensi gibiydi. Soğan'dan Akif'in dikkatini çekebilmek adına olayı iyice ballandırarak anlatırken bunda başarılı olduğunu kocasının boynunda çıkan damarlardan anladı. Anlaşılan Akif'in dikkati bir hafta sonra ilk kez ondaydı. Adamın yüzünü hiçbir zaman tam olarak göremedim. Hatta uzun bir süre adını bile duymadım. Sadece varlığını bildiğim biriydi. Bu rüyaları seninle tanışana kadar görmeye devam ettim. O rüyalar bana öyle gerçekçi ve muazzam geliyordu ki bunları birine anlatmazsam varlığına inanmayacak gibi olurdum ve her rüya gördükten sonra soluğu Gizem'in yanında alarak gördüklerimi ona anlatırdım. Tabii benim deli kuzenim de bunları kaydedip bir sosyal medya platformunda hikaye olarak paylaşırdı. Bunları bana neden anlatıyorsun? Soğan'dan bir hafta sonra ilk kez kendisiyle konuşan kocası yüzünden ağladı ağlayacaktı. Kendisini zor tutuyordu. Diz uçlarına çöktüğü adamın ellerini tutarken kocaman gülümsedi ve devam etti. Son gördüğüm rüyanın varlığına sen de inan diye anlatıyorum. Akif karısının yüzündeki heyecanın gitgide büyümesiyle bir şeyler olduğunun farkına varmıştı varmasına ama karısının rüyalarındaki adamı da dinlemek istemiyordu. Bu onun damarlarında kan kanın kaymasına sebep oluyordu. Allah aşkına kim kocasının rüyasında gördüğü adamı ballandıra ballandıra anlatırdı. Karısı hariç bu kadın gerçekten deliydi. İstemeyi senin evimize geldiğin ilk gün. Soğandan. Akif'in sözlerini hızla keserken derin bir nefes alarak devam etti. Senin hayatıma girdiğin o ilk gün rüyalarımda son gün oldu. Ben rüyalarındaki o adamı son kez o gün gördüm. Belki inanmayacaksın ama rüyalarımın son gününde o adamın yüzünü yine göremedim ama adını duydum. Akif. Rüyalarımda bana hayatımın en güzel günlerini yaşatan o adamın adı Akif'ti. Bilmediğim, tanımadığım hatta görmediğim o adamın adı bana ışık oldu ve seni bana getirdi. Sondan daha bitirmedim. Ben o gün rüyalarımın son gününde başka bir şey daha gördüm. Sondan kocasının sağ elini yavaşça kavrayarak karnının üzerine getirirken heyecandan ölmek üzereydi. Bir bebek gördüm Akif. Henüz hayatıma girmemiş ama girmekte olan adamın bebeğini gördüm. Bizim bebeğimizi. Akif elinin altındaki sıcaklığı bir başka algılarken buna inanamadı. Karısı ne demek istiyordu yoksa o... Bir bebeğimiz olacak Akif. Ben hamileyim. Soğandan daha fazla beklemeden esas konuya girerken Akif'ten bir tepki, bir ses bekledi ama beklediği şey olmadı. Çünkü kocası kilitlenmişti. Akif karısının üzerinde duran eline öylece baka dururken aklından 40 tane senaryo geçti. Kendi kararları sonucunda sevdiği kadınla kaldıkları silahlı çatışma ve annesinin ölümü. Bunlara sebep olmuş bir adama bebek emanet etmek ne kadar doğruydu. Akif daha elindekileri bile koruyamazken masum bir bebeği, kendi bebeğini nasıl koruyacaktı? Onları nasıl güvende hissettirecekti? Soğandan aniden yerinden kalkan adamla niye uğradığını şaşırırken kendisini oturduğu yerden kalkma fırsatı bile tanıyamadı. Akif, soğandan odanın ortasında 4 tane adam sayesinde ağlamamak için kendisini zor tutuyordu. Ne yani bir çocuğu olsun istemiyor muydu? Bu haber ona bu kadar rahatsız mı etmişti? Eğer Soğan'dan bunu tahmin edebilseydi söylemek için bu kadar aceleci davranmazdı. Kırılan narin kalbi resmen can çekişirken odanın sessizliğini yarıp geçen şey Akif'in telefonu oldu. Soğan'dan kocasının telefon yönelmesiyle oturduğu yerden kalkarken eli istemsiz bir şekilde karnına gitti. Sevdiği adam bir bebek istemiyordu. Ok. Prepara la squadra. Cidillo. Anladım. Ekibi hazırla. Kapat. Soğan'dan aralarında geçen bu kısa diyaloğu az çok anlasa da kendisine hakim olamadı ve kendisine Akif'e neler olduğunu sorarken buldu. Bir sorun mu var? Akif arkasında duran karısının hislerinin farkındaydı farkında olmasına ama elinden hiçbir şey gelmiyordu. Madem mutlu bir hayat yaşamak istiyordu Akif, bunu ona ve çocuğuna verecekti ama öncesinde halletmesi gereken şeyler vardı.
Önceliği sevdiklerini korumak olmalıydı. Artık kimseyi kaybetmeyecekti. Soğandan sevdiği adamın kendisine dönmesiyle bir şeylerin yanlış gittiğini anladı. İşte başlıyordu. Akif kendisini tamamıyla kaybetmiş gibiydi. Soğandan onun gözlerindeki bu bakışları biliyordu. Tıpkı ilk tanıştıkları zamanlar gibi bakıyordu. Boş vermiştik. Evet, onun gözünde gördüğü bakışları tam olarak böyle adlandırıyordu. O koyu gözler zincirlerini kırdığını bas bas bağırıyordu. Akif gidecekti. Hayır. Soğandan büyük bir korkuyla öne atılarak sevdiği adamın ellerine yapıştı. Böyle bitemezdi. Buna izin vermeyecekti. Sevdiği adamın gözleri önünde infazına gitmesine asla izin veremezdi. Lamia bana öyle seslenme. Hayır, duydun mu beni? Hayır. Gidemezsin Akif. Bizi böyle bir başımıza bırakıp gidemezsin. Geri döneceğim. Sana söz Lamia. Sana ve ona geri döneceğim. Akif son sözlerini söylerken sağ elini karısının karnının üzerine koyarak küçük mucizesini son kez hissetmeye çalıştı ama bilmiyordu ki karısının içinde ne fırtınalar kopuyordu. Soğandanın gözyaşları sel olmuş, önü ardı kesilmezken son kez sevdiği adamın gözlerinin içine baktı. O bakışları öyle çok şey anlatıyordu ki Soğandan ne derse boş olacağını anlamış bir şekilde kendisini geri çekti. Önce gözyaşlarını sildi, sonra omuzlarını olabildiğince dikleştirip son derece kararlı bakışlarını Akif'in üzerinde sabitledi. Eğer bizden vazgeçmeye bu kadar meyilliysen işte kapı orada Akif. Ama şunu da unutma. Eğer gidersen hiçbir şey eskisi gibi kalmaz. Sonundan kendisine hiç şans tanımayan kocasını elindeki son kozuyla durdurmaya çabalarken Akif'in kaşları çatıldı. Karısının ne demeye çalıştığını anlayamamıştı. Ne demek istiyorsun, açık konuş. Geri döndüğünde her şeyin bıraktığın gibi kalmış olmasını bekleme demeye çalışıyorum Akif. Sen beni tehdit mi ediyorsun? Soğandan kocasının anında değişen duygularına ayak uydurmakta zorlansa da kendisinden ödün vermeyecekti. Eğer Akif doğmamış çocuğunu annesiyle birlikte gerisinde bırakmayı hedefliyorsa Soğandan da kendi hakkını arardı. Bu çocuk sadece onun değildi. Her ikisinden de bir parça taşıyordu. Adaletine güvenmek yerine kendi adaletini aramaya çalışan kocası onları düşünmüyorsa Soğandan da aklından geçenleri yapmakta özgürdü. Akif karısının kendinden emin tavırlarını her ne kadar sevmiş olsa da bunu kendisine karşı kullanıyor olması canını sıkıyordu. Ne demek döndüğünde hiçbir şey eskisi gibi olmazdı. Bu hırsla soluğu karısının dibinde alırken burnundan soluyordu. Burada kalacaksın. Burada kalacaksınız. Senin gitmiş olmana rağmen mi? Unut bunu Akif. Eğer bu kapıdan çıkıp gidersen olacaklara katlanmak zorunda kalacaksın. Tıpkı benim senin arkandan katlanmak zorunda olacaklarım gibi. Lamia Luce. Soğandan Akif'in çaresiz çıkan sesine karşı bile yumuşamadı. Söylediklerini yapacağından değildi ama elinden de başka bir şey gelmiyordu. Sevdiği adamın ölüme yürümesini ancak böyle durdurabilirdi. İkisinin de sessizliğini aynı telefon melodisi bölerken Akif ellerini karısının omzundan çekerek cebindeki telefonunu uzattı. Ekranda gördüğü isimle sinirle bir nefes çekerken dönülmez bir yola girdiğinin farkındaydı ama yapması gerekenler yüzünden pişman olmayacaktı çünkü geleceklerini ancak böyle kurtarabilirdi. Soğandan alnına değen sıcak buz seleğine çeşmeleri açarken konuşmasının ve tavırlarının bir işe yaramadığını anladı. Gidiyordu. İlk aşkı, sevdiği adam, bebeğinin babası gözlerinin içine baka baka ölüme gidiyordu. Beni affet ışığım. Sizin için sizden vazgeçiyorum ama döneceğim. Bekle beni sevgilim. Evimizde bekle. Soğandan önce kucağındaki soğuklukla bir başına kaldı. Akif ondan yavaşça uzaklaştı. Sonra odadan çıktı. Kapanan kapının ardından bir başına kalan Soğandan içinde üşüyen çocuğa sarılarak kendisini kaybetti. Bir kez daha yalnız kalmanın hüznüyle çeken omuzları, kocasının ölüme yürümesiyle yitirdiği umutları koca bir çığ olup boğazından bir vaveyla boş odada yankılandı. Adam gitti, kadın bitti. Ve 3 ay sonra. Hoş geldiniz Su. Kontrol nasıl geçti? Her zamanki gibi. O gayet iyi. Antonio evde mi? Çalışma odasında seni bekliyordu. Akşam yemeğinde görüşürüz. Carmen her ay sonu rutin haline gelmiş bir şekilde Antonio'nun yanında soluğu alan kadının arkasından aynı yüzünle bakarken bugün de müjdeli bir haber alamayacağının farkındaydı. Şu andan 3 aydır bitmek tükenmek bilmeyen umuduyla Antonio'nun odasının kapısını aralarken onu yine dalgın bir şekilde elindeki telefonuyla konuşurken buldu. Anlıyorum. Bu sefer bizzat geleceğim. Beni gelişmelerden haberdar etmeyi unutma. Antonio telefonunu kapatırken kapının girişinde kendisini dinlemekte olan kadına yine kötü haberler vereceği için kendisini suçlu hissetti. Bir abi olarak elinden hiçbir şey gelmiyordu. Otursana. Haber var mı Antonio?
Antonio odasındaki deri koltuğa doğru adımlarken derin bir nefes alarak bu konuşmayı ertelemek istedi. Son kontrolleri nasıldı? Doktorum beni aramadı. Suan'dan istediği cevabı hemen alamayacağının bilincinde Antonio'nun karşısına otururken aramamasını ben istedim diyerek konuyu kapatmaya çalıştı. Antonio aldığı cevaptan memnun olmayarak kaşlarını çatarken Suan'dan devam etti. Seninle bir anlaşma yapmıştık. Bayan Hammonson'u başımdan almadığım müddetçe doktorumun sana haber vermesini yasakladım. Hasta doktora etkisi bilirsin. Suan'dan bak. Akif'ten haber var mı? Antonio sözünü yarıda kesip fırlatan kadınla yerinde doğrulurken başını olumsuz anlamda ikiye salladı. Kardeşinin nerede ve ne durumda olduğu hakkında hiçbir şey öğrenememişti. Yine. Suan'dan tahriyip olan sinirleri yüzünden bir ışınla ayağa kalkarken 3 ay, koskoca 3 ay Antonio, ne bir haber ne bir ses var. Akif nerede, neden bulamıyorsun onu diye bağırarak tüm öfkesini zavallı Antonio'nun üzerine kustu. Antonio zorlu bir hamilelik süreci yaşayan kuzenini sakinleştirmek için yerinden kalkarken onun bu hallerine en çok da kendisi üzülüyordu. Andrea'nın hala nasıl böyle bir şey yapabildiğini anlayamıyordu. Sakin ol lütfen, yine kendine zarar vereceksin. Otur ve şu suyu iç. Suan'dan kendisini koltuğa oturtmaya çalışan adamı dinlerken kendisine uzattığı suyu da aldı ama içmedi. Antonio gözleri yine yaşlara dolan kadının dizlerinin ucuna çökerken bir abi şefkatiyle yaklaşarak ona söz verdi. Sana söz, onu size getireceğim. Bu sefer bizzat kendim gidip onu arayacağım, tamam mı? Suan'dan bir umutla başını kaldırırken Antonio'nun bizzat arama ekibine katılmasına sevinmişti. Söz mü? Onu bize getirecek misin? Söz sulu göz. O lanet adamı size getireceğim ama sen de bana bir söz vereceksin. Tamam, her ne istiyorsan ona da tamam Antonio. Bayan Hammonson'da olan görüşmeleri devam ettireceksin. Suan'dan ıslak gözleri birden çakmak çakmak yanmaya başlarken kendisini geri çekerek kaşlarını çattı. Hayır, zaten bu görüşmeler hiçbir işe yaramıyor. O despot kadını görmek istemiyorum. Antonio, kuzeninin bu çocuksu hallerine gülerek eski yerine geçerken ''Beni kandıramazsın. Geçen hafta Carmen'in kıyafetlerini kullanmasına izin vermişsin Suan'dan.'' diyerek kadını köşeye sıkıştırdı. ''O hain sana bunu mu anlattı?'' ''Küçük hanım, şunu bilmelisiniz ki karım benden hiçbir şey saklamaz.'' Desene kendimi yanlış bir ittifak seçmişim. Konu burada kapanmıştır Suan'dan. Bütün bu olanlar seni fazla yıprattı son aylarda. Krizlerin daha da arttı ve Bayan Hammonson sana iyi geliyor, bunu görebiliyorum. O yüzden şimdi aşağı inip bugünkü görüşmeyi gerçekleştiriyorsun. Suan'dan düşen omuzlarıyla beraber odadan çıkarken aslında Bayan Hammonson'un kendisine iyi geldiğini kabul ediyordu ama onun en derin sırlarına ulaşması kendisini savunması hissettiriyordu. Akif gittiğinden beri kızları yeniden baş göstermişti ve bu durum Antonio'yu korkuttuğu için de şehirde alanının en iyi psikoloğunu bulup kendisini tedavi ettirmeye başlamıştı. Suan'dan başta bu durumu rahmine tutunmaya çalışan küçük bebeği için kabul etse de şimdilerde bu karar ona zor günler yaşatıyordu. Akif'ten başka birinin aralarını açmak Suan'dan'ı daha da savunmasız biri yapıyordu. Bayan Bianchi? Suan'dan ne ara alt kattaki çalışma odasına geldiğini fark edemese de artık despot psikoloğu ile baş başa kalmıştı. Bayan Hammonson, hoş geldiniz. Hoş buldum efendim, bugün nasılsınız? Suan'dan psikoloğunun karşısındaki koltuk yerini alırken buruk bir hüzünle tebessüm etti ve Bayan Hammonson kırdığı potu fark ederek hemen olayı düzeltmeye çalıştı. Üzgünüm, bugünün ay sonuna denk geldiğini unutmuşum. Kocanızdan bir haber var mı? Maalesef. Suan'dan 3 aydır Akif'ten bir haber alamıyordu. Antonio'nun onu bütün dünyada köşe bucak araması bir sonuç vermemişti yine. Ama o umudu kaybetmiyordu. Akif geri dönecekti. Başlamak ister misiniz? Suan'dan istemsiz bir şekilde kafasını sallarken Bayan Hammonson devam etti. En son eşinizle tanışma hikayenizi dinlemiştim. Bugün daha başka bir konu üzerine gitmek istiyorum. Bay Andrea'nın kriz geçirdiğiniz zamanlar size destek olduğundan bahsetmiştiniz. Peki bu krizlerinize nedenini kendisine anlatmış mıydınız? Kısmen. Biraz daha açık olun lütfen. Bay Bianchi ne kadarını biliyordu? Size anlattığım kadarını Bayan Hammonson, daha ileriye gitmemize fırsat olmadı. O zaman bugün devamını bana anlatmanızı umuyorum. Suan'dan eğdiği başını hızlı bir şekilde kaldırırken gözlerini yaşlı kadının üzerine dikti. Bunu ona anlatmayacaktı. Bayan Bianchi, bakın, arkadaşınızın ölümü için kendinizi suçluyorsunuz ama bunu daha fazla yapamazsınız. Çocuğunuz ile birlikte sağlıklı bir gelecek hayalleri kurmak istiyorsanız yüklerinizden kurtulmanız gerek. Yağmur büyük değil. Suan'danın birden iddetlenmesiyle geri çekilmek zorunda kalan Hammonson daha ılımlı bir ses tonuyla yaklaştı hastasına. Arkadaşından bahsetmiyorum Su.
Senin vicdanına bilen yükten söz ediyorum. Bunca yıl kendinle bu yükü acımadan taşıdın ama şimdi içinde ikinci bir can var ve bu krizlerin sonunu getiremezsek ona da zarar vermiş olacaksın. Soğandanın elleri annelik içgüdüsüyle karnını sararken ona zarar vermem diye adeta fısıldadı. Doktor onunla görüştüm. Düşük riskin hala çok yüksek. Olası bir yeni kriz büyük bir tehlike demek. Beni anlayabiliyorsun değil mi? Soğandanın gözleri karnında derin bir nefes alırken doktorun haklı olduğunu biliyordu. Minik kızı babasının ve babaannesinin gidişiyle çok fazla hasar almıştı ve almaya da devam ediyordu. Peki Soğandan buna izin verecek miydi? Bayan Bianchi. O gün yağmur yerine dayak yediğim o son gün her şey değişti. Soğandan büyük bir adım atarak o lanet depoda geçirdikleri son günü anlatmaya başlarken kendi kendine bir söz verdi. Bugün tüm zincirlerini kıracaktı. Akif geldiğinde onunla yeni bir soğandan olarak karşılaşacaktı. Sabah yağmurun çığlıklarıyla uyandım. Başımda oturmuş ağlıyordu. O salak çocuk öldüğümü sanmıştı biliyor musunuz Bayan Hemmanson? Gözlerimi açtığımda yüzündeki tebessümü görmeniz lazımdı. Yüzüm gözüm her yerim yara bere içinde onu mutlu etmek için kalkarken bir şeylerin değiştiğini hemen fark etmiştim. Değişen neydi? Deponun içi. Artık ışık vardı ve her daim kilitli olan kapısı açıktı. Bu bizim için büyük bir şanstı. Çocuk aklıyla yerimden kalkarken hemen yağmurun eline sarılmıştım. Birlikte o lanet yerden çıkmak için artık bir şansımız olmuştu. İkimiz de vakit kaybetmeden açık kapıya doğru koşarken yaralarım yüzünden hep geride kalıyordum. 9 yaşındaki bir çocuk ne kadar güçlü olabilirdi ki değil mi ama? Ama başarmıştık. Açık kapıdan dışarıya çıkabilmiştik. Bayan Hemmonson genç hastasının susmasıyla beklenti içine girerken aileler dizilinlediği hikayenin nasıl son bulacağını o da merak ediyordu. Nasıl oldu? Oradan nasıl tek başınıza çıkabildiniz Bayan Bianchi? Arkadaşınıza ne oldu? Sonrasında haydi uyan artık ne olursun uyan sağından. Sana söz bundan sonra önce hep senin istediğin oyunları oynayacağız yalvarırım uyan. Küçük sağından yüzüne düşen damlarla uyanırken arkadaşının ağlayarak sarf ettiği kelimeler o minicik aklıyla gülmeye başladı. Bu salak çocuk yine öldüğünü sanmış olmalıydı. Zaten soğandan ne zaman uyusa yağmur onu öldü sanıp ağlamaya başlardı. Tabii bu seferki durumu biraz farklıydı. Uyuyup da uyanmamazlık yapmıyordu. Gerçekten uyanamıyordu. Bilinci açıktı lakin vücudundaki hiçbir yeri hissetmiyordu. Dün gece o kadar fazla dayak yemişti ki her bir zerresi ağrıyordu. Kollarındaki sigara yanıkları yeniden sızlamaya baş gösterirken gözlerini hafif hafif araladı ve bir yandan ağlayıp bir yandan burnundan akan salyaları kazağının ucuyla silmeye çalışan arkadaşını gördü. Onu daha fazla üzmemek için küçük bedenini zorlayan Soğan'dan nihayet gözlerini açabilmişti. Soğan'dan ölmemişsin. Yağmurun salyasının kendisine sarılması karşısında onu geri itmeye çalışan Soğan'dan'ın küçük bedeni adeta yağmurun bedeni altında eziliyordu. Yağmur kendisine göre daha etine dolgun bir çocuktu. Halk arasında geçen balık etli kişi tam olarak onun arkadaşıydı. Kalk üstümden aptal. Ölmedim ama beni sen öldüreceksin. Ürkek ceylan Yağmur korkuyla arkadaşına sarılmayı bırakırken onun canını yakmış olabileceği aklına bile gelmemişti. Özür dilerim, sen iyi misin? Sen sarılmadan önce çok daha iyiydim. Özür dilerim. Soğandan sırtını deponun küflü ve soğuk duvarına yaslarken derin derin nefes alıyordu. O minicik aklıyla bile göğüslerinde bir sorun olduğunu hemen anlamıştı ama kaburgasının kırıldığını nasıl bilebilirdi ki? Üzülmeye şaka yapıyordum. Yağmurun mahzun duruşu anında düzelirken dizleri üzerinde sürünerek soluğu arkadaşının yanında aldı ve sanki birilerinin onları duymasından korktuğu için fısıldayarak konuştu. Fark ettin mi? Vücudundaki yaraların acısını düşünmekten başka aklına bir şey gelmeyen şu andan arkadaşını neyi diyerek cevaplarken ellerini göğüs kafesinin üzerine koydu. O deli kadın ayaklarıyla minik göğüs kafesine defalarca tekmelemişti ve şu andan şu anda tarifi imkansız bir ağrı çekiyordu. Işıklar yanıyor şu andan. O an karanlık deponun artık eskisi kadar karanlık olmadığını fark eden Soğan'dan gözlerini hızlıca koca deponun içinde gezdirdi. Her yer pislik içindeydi ama artık bir umutları vardı. Aydınlık? Evet ama başka bir şey daha var. Bak işte orası. Soğan'dan arkadaşının parmağını uzattığı yere dönerken açık bir kapı beklemeyi ummuyordu. Kapılar da açık. Evet. Yağmurun şen şakrak sesiyle birkaç saniyelik de olsa acılarını unutan Soğan'dan ellerinden destek alarak hızlıca yanındaki arkadaşına döndü. Ne zamandan beridir kapılar açık? Bilmem ki ama çok olmadı. O deli kadının sesini duydum. Birilerine bağırıyordu. Sonra bir adam geldi içeri. Senin hala baygın olduğunu görünce de depodan koşarak çıktı ama kapıyı kapatmayı unuttu. Soğan'dan şaşkınlıkla arkadaşını dinlerken kafasına bir tane şaplak geçirerek
Salak, madem kapı açıktı neden kaçmadın diyerek Yağmur'a bağırmaya başladı. Yağmur aldığı darbe karşısında kafasını tutarken tıpkı soğandan gibi sinirle konuştu. Seni burada yalnız mı bıraksaydım? Ayrıca bana bir daha salak deme. Ben salak değilim. Salak olduğun için sana salak diyorum. Sen bu kafayla burada ölürsün aptal. Soğandan acısını unutmuş, arkadaşına kızarken onun bir anda sale sümük ağlamaya başlamasıyla ne yapacağını şaşırdı. Şimdi neden ağlıyordu ki bu kız? Kimsenin onları duymaması için yerinden doğrulup Yağmur'un ağzını küçük elleriyle kapatmaya çalışan Soğandan ''Niye durduk yere ağlıyorsun aptal? Sus şimdi birileri sesimizi duyacak.'' diyerek yine Yağmur'u azarladı. Yağmur kimsenin onları duymaması için susarken kendisini Soğandan'ın ellerinden kurtarıp bir köşeye çekildi ve içli içli ''Ben ölmek istemiyorum.'' diyerek yakındı. Soğandan o ara yaptığı konuşmayı yanlış olduğunu fark ederken sertçe yutkundu ve arkadaşından özür diledi. ''Öyle demek istemedim ki. Korkma bize bir şey olmayacak. Hadi kalk daha fazla oyalanmayalım. Buradan çıkmamız gerek.'' Yağmur büyük bir umut derinden kalkarken çoktan arkadaşını affetmişti bile. Soğandan tek başına yerden kalkamayacağı için elini ayakta duran arkadaşına doğru uzatarak onun da desteğiyle beton zeminden kalkabildi ama bir sorunları daha vardı. O da Soğandan'ın ayak bileğindeki büyük şişlik. Bu halde buradan nasıl kaçacaklardı? Sen iyi misin Soğandan? İyiyim iyi. Hadi bana yardım et. Soğandan o küçük aklıyla bile anlamıştı. Bu haliyle buradan kaçamazdı ama Yağmur'a yardım edebilirdi. Birilerinin kurtulması bile onlar için bir şanstı ve Soğandan bu şansı sonuna kadar kullanacaktı. Yağmur'un da desteğiyle küçük adımlarla açık kapıdan dışarıya çıkan Soğandan uçsuz bucaksız bir ormanla karşılaşmayı umuyordu. Burada oldukları günden beri etraftan tek bir ses dahi alamıyorlardı. O yüzden olsa gerek hep ıssız bir yerde olduklarını düşünmüştü ama yanılmıştı. Onlar bir yolun kenarında konuşlanmış boş bir depoda mahsur kalmışlardı. Bu onlar için çok daha iyiydi. Çok fazla koşmalarına gerek yoktu. Belki yoldan geçen bir araç onların kurtuluşu olabilirdi. Soğandan Yağmur'un ellerinden kurtularak bir ağaç küresine sokulurken ona eliyle otobanı gösterip ''Git bir araç durdur. Ben seni burada bekleyeceğim.'' diyerek arkadaşını kendisinden uzaklaştırdı. Planı basitti. Eğer o deli kadın geri dönüp de depodan çıkarsa kendisini siper edecek, Yağmur'a vakit kazandıracaktı. Zaten otobandan araçlar vızır vızır geçiyordu. Elbet biri Yağmur'u fark edecekti. Ama burada kalamazsın, o geri gelebilir. Sen beni düşünme. Ben başımın çaresine bakabilirim. Sen ileriye doğru koş. Depo gözden kaybolana kadar da arkana dahi bakma. Sadece bir araba bul ve sonra geri gelip beni kurtar. Tek şansımız bu Yağmur. Hadi koş. Yağmur arkadaşının bağırmasıyla korkuyla koşmaya başlarken bir yandan da ağlıyordu. Soğandan'ı geride bırakmak o küçük vicdanını şimdiden sızlatmıştı bile ama biliyordu ki başka çareleri yoktu. En azından birisi kurtulmalıydı ki diğerine umut olsun. Soğandan'ın durumu belliydi. Bırakın koşma, yürüyecek mecali dahi yoktu. Yağmur arkasına bakmadan caddeye doğru koşarken işler küçük Soğandan'ın tarafında pek iyi değildi. Soğandan minik bedenini ağacın arkasına doğru sürüklerken göğüs kafesindeki ağrı daha da katlanılmaz olmuştu. Sanki bir şeyler batıyor gibiydi ve her hareket edişinde nefes alması daha da zorlaşıyordu. Sürünerek kendisine kalkan, yaptığı ağacın arkasına saklanan Soğandan'ın bir gözü sürekli yola bakıyordu. Yağmur'un kurtulmuş olmasını umuyordu. Kendisine göre oldukça mantıklı bir karar vermişti. Aralarından birinin kurtulma şansı varsa bunun Yağmur olması gerekiyordu. Çünkü Soğandan arkadaşına göre daha güçlü bir çocuktu ve bunca zaman yaşadıklarına iyi dayanmıştı. Depoda geçirdikleri günlerde sürekli Yağmur yerine hırpalanan kendisi olmuştu. Çünkü Soğandan bunlara dayanabilirdi ama Yağmur dayanamazdı. Ağrısı gitgide dayanılmaz hale gelen küçük Soğandan artık göz kapaklarına daha fazla söz geçiremiyordu. Sadece uyumak istiyordu. Yağmur'un artık kurtulduğunu varsayan Soğandan'ın yüzüne haftalar sonra ilk kez gerçek bir tebessüm konuk olurken uzaktan duyduğu siren sesleri mutluluğuna mutluluk katmıştı. Bulmuşlardı. Sonunda onları bulmuşlardı. Yağmur'un önden gitmiş olması ve kendilerine çoktan yardım çağırmış olması artık Soğandan'ın umudu olmuştu. Soğandan'ın minik gözleri kapanmadan önce duyduğu acı fren sesini ve o büyük gürültüyü algılayamamıştı ama umurunda değildi. Çünkü onlar kurtulmuşlardı. ''Kurtuldunuz mu Bayan Bianchi?'' Soğandan'ın yüzüne acı bir tebessüm peyda olurken en acı günlerini biriyle paylaşmak sandığının aksine onu daha da yaralamamış, aksine vicdanındaki yükleri bir nebze de olsa rahatlatmıştı. Sonunda bu yükü tek başına taşımak zorunda değildi. ''Kurtuldum. Sadece ben. Sadece ben kurtuldum Bayan Hemmonson.'' Bayan Hemmonson bu hüzün dolu hikayede diğer kıza ne olduğunu merak etse de hastasına yeni bir soru yöneltmedi. Onun anlatmasını bekledi ve beklediği de olmuştu. Bayan Bianchi her şeyi kendi hür iradesiyle anlatmaya devam ediyordu.
Gözümü açtığımda bir hastane odasındaydım. Annem, babam, kardeşlerim ve diğer aile bireylerim hepsi yanı başındaydı ama Yağmur yoktu. O lanet yerde gözlerim kapanmadan önce duyduğum fren sesi vardı ya Bayan Hemmonson. İşte o benim Yağmur'a dair son anım oldu. Soğandan boğazında kümürüğü gidermek adına masadaki suya uzanırken Bayan Hemmonson devam etmek ister misiniz diye sormak zorunda kaldı. Çünkü hastası pek de sağlıklı durmuyordu ama soğandan elindeki bardağı yerine koyarken yeniden devam etti. Başladığı işi bu sefer bitirmeye kararlıydı. Yağmur'u otoyola gönderdiğim için hep kendimi suçladım. Eğer o gün Yağmur da benimle birlikte ağacın yanında beklemiş olsaydı belki de şimdi yaşıyor olurdu. Yağmur hiçbir zaman bizim için yardım çağıramadı. Bizi zaten çok önceden bulmuşlardı. O yüzden o psikopat kadın oradan kaçmıştı. Hem de kapıyı kapatmaya fırsat dahi bulamadan. Ben o gün Yağmur'u bile isteye ölüme yolladım Bayan Hemmonson. Bile isteye. Siz onun kurtulması için ona bir şans verip kendinizi feda ettiniz Bayan Bianchi. Nasıl olur da arkadaşınızın ölümünden kendinizi suçlarsınız? Anlamıyorsunuz. 9 yaşında bir çocuk hem de ölesiye korkan bir çocuk. Ben hiç düşünmeden onu arabaların vızır vızır geçtiği bir yola attım. Hem de o psikopat kadının dışarıda olduğunu bile bile. Yoksa Bayan Hemmonson dile getirmekten çekindiği soruyu dahi soramazken soğandan acılı hikayesini son noktaya koydu. Ona çarpan araba o psikopat kadının arabasıydı ve şoför de o kadındı. Yağmur'u bile isteye öldürdü. Bunu anlayabiliyor musunuz? 9 yaşındaki küçücük masum kızı bile isteye canici öldürdü ve buna sebep olan kişilerden biri de benim. Ben bu yüzden Yağmur'u ben öldürdüm. Hemmonson genç kadının vicdanındaki yükü artık biliyordu. Arkadaşını kendisinden uzaklaştırarak ona iyilik yaptığını göremiyordu ve tüm bu olanlar için kendisini suçluyordu. O anki psikolojiyle bunları düşünmesi çok normaldi ama zaman geçtikçe hala kendisini suçlaması işte bu tamamıyla geçmişte yaşamaya sıkışıp kaldığı içindi. Bayan Hemmonson hastasının durgun hallerinden yeni bir kriz daha geçirme riski olduğunu hemen fark edip konuya devam etmesini sağladı. Peki ya o kadın? Ona ne oldu? Soğandan duyduğu soru karşısında acı bir tebessüm etti. Çok yerinde bir soru olmuştu. O kadına ne oldu? Tutuklandı. Hemmonson genç kadının yüzündeki alaycı ifade yanında yakalarken bundan hoşnut değilsiniz gibi diye sormadan edemedi. Neden hoşnut olmalıyım? Onun gibi bir cani için adaletin ipleri bize yaşattıklarının yanında tüy gibi kalıyor. Neden böyle söylüyorsunuz Bayan Bianchi? Onunla yüzleştim. Bu cevabı beklemeyen yaşlı kadın gözündeki gözlüğü parmağıyla iterek ellerini bacakların üzerinde birleştirdi. Konu gittikçe ilginç olmaya başlıyordu. Nasıl yani onunla karşılaştınız mı? Evet, 20. yaş günümde cezaevine onu ziyaret etmeye gittim. Bunu neden yaptınız? Yağmur'un mezarına gönül rahatlığıyla gidebilmek için. O aptal çocuk kaçırıldığımız her gün aynı soruyu sordu. Neden biz, ne için biz? Bunların cevabını öğrenmeden onu ziyaret etmek istemedim. Onca zaman boyunca arkadaşının mezarınıza hiç gitmediniz mi? Soğandan bu soruya cevap vermek yerine kafasını olumsuz manada iki yana salladı. Gitmemek için nedenleri vardı. Neden onu anlamıyordu? Yağmur'un istediği cevapları bulmadan karşısına çıkamadı ve bu cevapları alınmak için de tam 11 yıl beklemesi gerekmişti. Çünkü belli etmesi de hala o kadından korkuyordu. Her ne kadar parmaklıkları ardından olsa bile. Ona karşı aciz görünmek, o zamanki gibi güçsüz olmak soğandan hep korkutmuştu ama 20. yaş gününde bir karar almış ve doğum günü hediyesi olarak abisinden onu o psikopat kadının cezaevine götürmesini istemişti. Gidemedim. Ta ki yüzleşip gerçekleri öğrenene kadar. Görüşmeniz nasıl geçti peki? Neden bunları yapmış? Bayan Hemmonson genç kadının birdenbire gülmeye başlaması yerinden kalkarak hastasına temkinli bir şekilde yaklaştı. Soğandan gülmekten ağlama noktasına gelirken artık nefes almakta zorluk çekiyordu. Hemmonson masadaki suyu kendisine doğru uzatırken iyi misiniz diye sormayı da ihmal etmedi. Kusura bakmayın sinirlerim bozuldu. Önemli değil. Buyurun devam edin. Soğandan kısa bir an için sessiz kalırken derin bir nefes alarak birkaç saniye sonra devam etti. Bana ne dedi biliyor musunuz Bayan Hemmonson? Ne söyledi? Oyuncak olduğumuzu, kendini tatmin etmek için bizimle oynadığını söyledi. O çatlak kadın bizi evcil hayvanlar gibi bir yere tıkmaktan zevk aldığını söyledi. Onca yılı bir fare deliğinde geçirmişti. Küçük bir çocuğu canice öldürmüş, bir diğerine ise günlerce eziyet etmişti ama zerre pişmanlık duymuyordu. Aksini anlatırken bile bunlardan zevk alıyordu. Yıllar sonra bile bize yaptığı şeyleri anlatırken keyif duyuyordu ve ben onun bir kurbanı olarak sadece dinlemekle yetindim. Şimdi siz söyleyin. Onun adalete teslim olması beni hoşnut eder mi? Sizce bu gerçek adalet mi?
Yağmur'u öldürmüş, beni ise yaşayan bir öğle haline getirmiş olmasına rağmen onun yaşıyor olması adalet mi? Bayan Hemmonson genç hastasının gözünde gördüğü öfkeyi sonuna kadar haklı bulurken merak içinde kıvrandığı o soruyu da sormadan edemedi. Ölmesini istiyorsunuz. Onu öldürmek ister miydiniz Bayan Bianchi? Asla. Benim inancıma göre bir insanın canını almak haddime değil ama idam edilmesini ister miydim diye soracak olursanız sonuna kadar isterdim. Gerçek adalet ancak o zaman tecelli etmiş olurdu. Bu dünyadaki hukuk benim ve Yağmur'un hak ettiği adaleti sağlayamadı ama ben tüm kalbimle inanıyorum ki Rabbimin adaleti er ya da geç ocağını iyi bulacak. Burada olmasa dahi ahirette. Şu andan içinde biriken tüm öfkesini kinine dışarı atmanın zevkini yaşarken bugünü zihninde defalarca canlandırmıştı. Her seferinde ise dile getirmek canını çok fazla yakacakmış gibi hissetmişti. Çünkü aklına getirmek bile kendisine zulüm ediyordu ama sandığının aksine her şey oldukça farklı gelmişti. Evet, mental olarak fazla yorulmuştan buna değmişti. Çünkü artık Yağmur'un hayaletiyle tek başına yüzleşmek zorunda kalmayacaktı. Bir sığınağı vardı. Peki kendinizi suçlamaya bugünlük bu kadar yeterli olmaz mı Bayan Emerson? Kendimi daha fazla ifade edemeyeceğim. Hastasının sözlerine dikkate alan Hemmonson, tebessüm ederek bugünkü seansı bitirirken 3 ayda ne kadar fazla yol aldıklarını kendisi bile şaşırdı. Çünkü başlarda bu genç kadını konuşturmak, hele ki yaralı üzerine gitmeye çalışmak imkansız gibi bir şeydi ama bir de şimdi bakın. Ağzını aralayıp tek laf etmesi diğer cümleleri peşin sıra çorap söküyor gibi getiriyordu. Bunu sağlayanın da genç hastasının karnındaki minik mucize olduğunu çok iyi biliyordu. Çünkü her anne yavrusu için acıların üzerine gitmeyi kendisine görev edinirdi. Evlat her şeyden önce gelirdi. O zaman sizi daha fazla yormayalım Bayan Bianchi. Bir sonraki seansta görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın Bayan Hemmonson ve lütfen bu sefer şoförlerden birini sizin eve bırakmasına müsaade edin. Çok naziksiniz. Bugünkü açık yürekliğiniz için bu teklifinizi reddetmeyeceğim. Kendinize iyi bakın. Siz de öyle. Lucy Hemmonson yıllardır psikolojik danışmanlık sağladığı evden ayrılırken biraz buruk biraz da mutluydu. Bu eve Neslihan gibi bir kadından sonra bir daha aklı başında oturaklı ve bu koca konağı çekip çevirecek bir hanımefendinin geleceğini sanmıyordu ama inanılmıştı. Genç hastası bu evin yeni hanımı olmaya tam olarak layık bir kadındı. Gerek duruşu, gerek kendinden emin tavırları, gerek güçlü kişiliği onu Bianchi malikanesinde bir hanım olarak öne çıkarıyordu. Ona göre bu genç kadın gelecekte kendisinden ve ailesinden oldukça hoş sözlerle bahsettirecekti. Umuyordu ki bu üzgün kadının kocası bir an önce geri dönsün. Yoksa yazık olacaktı ona da karnındaki masum bebeğe de. Ve bir ay sonra. Şu andan derin bir nefes alarak elbise odasına giderken oldukça sakindi. Olması gerekenin aksine. Bu bir ay boyunca Bayan Hemmonson'un verdiği ev ödevlerini layıkıyla yerine getiriyordu getirmesine ama sonra onun için tahminlerinden daha zor geçiyordu. Şu anda aralarında durdu elbiselerin hepsi yeni yıkanmıştı yıkanmasına ama bunları yıkayan kendisi değildi. En zorlu ödevlerden birini alan Soğan'dan kıyafetlerini başkasının yıkadığını ummak istercesine ufak odanın içinde dolandı. Evet bunlardan birini giymek zorundaydı. Elini uzattığı hamileliklerden mor olanı alan Soğan'dan uzun bir süre elbiseyle bakıştı. Bunu giyebilir miydi? Aslında büyük bir adım atmıştı ve başkasının yıkadığı kıyafetini ellememişti. Şimdi de giyebilirdi. Bunu yapabilirdi. Soğan'dan üzerindeki bornozu ağır ağır çıkarırken gözünü kapatıp derin derin nefesler alarak üzerine giymeye başladı. Bu şabası tam tamına yarım saat sürmüştü. Kimse ona bu takıntıların üzerinden gelmesinin kolay olacağını söylememişti zaten. Mor hamileliğiyle aynanın karşısına geçince Soğan'dan düzene giren nefes alışverişleriyle elini artık iyiden iyiye kendisini gösteren göbeğin üzerine koyarken 4 aylık olmuş kızını hissetmeye çalıştı. Annen tüm bunlara senin için katlanıyor meleğim. Sana daha sağlıklı bir gelecek hazırlayabilmek için. Merak etme. Annen seni her zaman koruyacak. Soğan'dan sevdiği adamın varlığını en çok da bu zamanlarda hissetmek isterken yanı yine boştu. Hastalığından kurtulurken en büyük destekçisinin Akif olmasını ummuştu ama o yoktu işte. Antonio 2 hafta önce bulduğu bir izin peşinden Rusya'ya giderken Soğan'dan ondan gelecek güzel haberleri bekliyordu. Evinden çıkıp bahçeyi yavaş yavaş adımlayan Soğan'dan için bugünün önemi büyüktü. Duyduğu araba sesiyle adımlarını hızlandırarak ön bahçeye yürürken Antonio'nun bugün döneceğini biliyordu. Belki dedi Soğan'dan, belki bu sefer tutunduğu umudu yeşermiş olacaktı ve sevdiği adam da Habisi'yle birlikte kendilerine dönecekti. Akif'in geri dönmüş olduğunu düşünmek bile Soğan'dan'ın kanının kaynamasına sebep oluyordu. Adımlarını daha da hızlandırıp malikanenin ön kısmına varan Soğan'dan heyecandan önündeki taşı dahi göremezken yüzüstü düşmekten bir el sayesinde son anda kurtulmuştu. Eli
İstemsiz bir şekilde bebeğini sararken korkudan gözlere büyüyen Sunan'dan rahat bir nefes alarak kendisini kurtaran genç adama minnetle gülümsedi. Biraz daha dikkatli olmalısın abla. Teşekkür ederim Pedro. Hayatımızı sana borçluyuz. Sunan'dan kendisini bir abla olarak gören genç adama minnetle tebessüm ederken onun koluna girip kendisine destek olmasına izin verdi. Zira arabadan çıkan bedenleri beklemek bile fazlasıyla stresli bir işti. Antonio döndü. Umarım Andrea da onunla birlikte dönmüştür. Pedro, annesinin ölümünden sonra daha aklı selim bir çocuk olurken annesinin boşluğunu da onun yeğeni ve kendisinin yengesi olan Suandan'la doldurmuştu. Annesinin topraklarından birinin varlığı onun toparlanması için en büyük sebeplerden biri olmuştu. Öyle ki şimdi o kadının üzgün olması kendisini de üzüyordu aslında. Sadece onu değil de bütün ailesini. Suandan mutluysa tüm ev ailesi onunla birlikte huzur buluyordu ama o üzgünse evdeki herkesin mutluluğu düşüyordu. Resmen kendilerine büyü yapmış gibiydi. Siyah minibüsün kapıları ağır ağır açılırken içinden önce Antonio çıkmıştı. Genç adamın omuzları sanki büyük bir yükün altında ezilmişçesine düşmüşken soğandan onu da bekledi ama minibüsün kapıları aynı ağırlıkla çoktan kapanmıştı. Yoktu, yine gelmemişti. Antonio ağır ve bitkin adımlarla kendisinden güzel haberler bekleyen kadının önüne gelirken kardeşinin ona destek olmasına sevinmişti. Zira birazdan bu desteğe fazlaca ihtiyacı olacaktı. Nereden başlaması gerektiğini bilemeyen Antonio, gözleri şimdiden sicim sicim yaşlarla dolmaya başlayan kadının haline üzülürken kelimeleri boğazında düğüm düğüm olmuştu. Böyle bir haberi nasıl verebilirdi ki? Soğandan dilinin ucuna gelen tüm soruları tek tek utarken Antonio'nun bir şeyler demesini bekliyordu. Konuşsun istiyordu. Konuşsun ve kocasının nerede olduğunu söylesin ama Antonio hiçbir şey söylemiyordu ya da söyleyemiyordu. Tek yapabildiği avuçlarının içinde sıkı sıkıya tuttuğu gümüş alyansı Suandan'ın avuçlarına bırakabilmek olmuştu. Suandan avucunun tam ortasında duran soğuk metalle sertçe yutkunurken dolu gözlerini Antonio'nun yüzüne doğru kaldırdı. Bu da ne demekti şimdi? O gelmedi mi? Suandan'ın sessiz çığlıkları cümlelerini yerleştiren Antonio sadece o gitti diyebildi. Suandan için bu iki küçük kelime dünyasını karartırken kendisini Pedro'nun ellerinden kurtarıp Antonio'nun önüne dikildi. Bunu o mu gönderdi? Bir daha gelmeyecek mi? Antonio acıdan kıvranarak kardeşi gibi gördüğü kadının omuzlarını kavradı ve gözünden bir damla yaş akarken o gitti Suandan diyerek acılarına bir yenisini daha kattı. Pedro abisinin acı sözlerinden gerçeği bir ok misali kavrarken ne yapması gerektiğini bilemedi ama Suan'dan anlamamakta ısrar ediyordu ya da bilerek anlamak istemiyordu. Gitmez ki. Akif beni bırakmaz. Bizi bırakmaz o Antonio. Hadi beni ona götür. Bir kere de ben konuşayım onunla. Belki o zaman. Suan'dan o gitti anlıyor musun? Akif gitti. Antonio Suandan'ın bu tavırlarına karşın tüm iddetiyle bağırıp kardeşini ilk kez İslamiyet mertebesinde aldığı ismiyle seslenirken Suandan'ın bütün dünyası başına yıkıldı. Yüzleşmek istemediği o gerçeği sevdiği adamın abisi yüzüne aykırmıştı hem de hiç acımadan. O gitti demişti. Sevdiği adamın gittiğini söylemişti ama buna inanamazdı. Akif gitmezdi, gidemezdi. Gitmez ki, gidemez. Beni bırakıp hiçbir yere gitmez. O yalan söylüyorsun, yalan söylüyorsun. Söz vermişti, anlıyor musun beni? Bize söz vermişti. Geri dönecekti. Geri gelecek Akif. Duyuyor musun beni? Akif gitmedi. Gitmedi o, gitmedi. Suandan'ın genzini yakıp koca malikaneyi ayağa kaldıran çığlıkları iki kardeş de en derinden sarsarken Antonio hızlıca Suandan'ı kendisine doğru çekerek destek olmak istedi. Genç kadının çığlıkları hala yas içinde olan Bianchi malikanesini yıkarken herkes dışarıya çıkmıştı bile. Bu koca ev ikinci kez ölümle yıkanmıştı. Ve bu seferki daha da zor gibiydi. Çünkü Suandan hayatının ışığını kaybetmişti. Işığı, olduğu adamı kaybetmişti. Suandan geçmişini ve geleceğini kaybetmişti. Suandan Akif'ini kaybetmişti ve Suandan bebeğinin babasını göz göre göre ölüme göndermişti. Tıpkı arkadaşını ölüme yolcu ettiği gibi. Ve 3 sene sonra. Bir bardak daha içer misiniz Bay Carter? Ha. Elbette ama bu sefer içkimi Bayan Bianchi'nin doldurmasını isterim. Suandan koca masada bir bublo gibi otururken adını duymasıyla başını gömdüğü masadan kaldırdı. Zaten burada ne işi vardı onu da bilmiyordu.
Aslında bu toplantıda olması gereken kişi Antonio'ydu ama kendisi evlilik yıl dönüm iznini kullanmış, karısı ve oğlu ile birlikte 2 günlüğüne şehir dışına çıkmıştı. Bu toplantıyı da çok sevgili ortakları Luca'ya devretmişti ama gel gör ki içmekten bunamış bu ihtiyarlarla özel bir odada yemekte olan kendisiydi. Çünkü çok sevgili ortağı Luca, yıllar sonra asistanı Abigail'i zor da olsa bir akşam yemeğine çıkmaya ikna edebilmişti ve ne hikmetse o gün de bugüne denk gelmişti. Soğandan 60'ına merdiven dayamış ihtiyar bundan yeniden kendisine seslenmesiyle düşüncelerinden ayrılırken kendisine doğru uzatılan bardağı kaşlarını çatarken bakmaya başladı. Hadi ama bayan Bianchi, sizi bekliyorum. Yoksa eskimi doldurmayacak mısınız? Bay Bennet, bu konuda benden daha istekli bir görünüyor. Bence eskinizi o doldursa daha iyi olacaktır Bay Carter. Soğandan bu işten kurtulduğunu varsayarak sırtını sandalyesine yaslarken bir an önce toplantının bitmesini diliyordu ama işler istediği gibi olmadı çünkü Bay Carter hiç etmemesi gereken bir laf ederek ortamın enerjisini birdenbire değiştirmişti. Ah siz kadınlar yapmanız gereken tek iş evde oturup çocuk bakmak ama illaki iş dünyasına atılacaksınız da erkek egemenliğine hizmet etmeniz gerektiğini öğrenmeniz gerek. Şimdi lütfen içkimi dolduran Bayan Bianchi. Suandanın gözleri duyduğu kelimelerden sonra resmen ateş saçıyordu. Bu ölümle raks eden ihtiyar moruk az evvel kadın egemenliğini görmezden mi gelmişti yoksa kendisi mi yanlış duymuştu? Ah kimi kandırıyordu ki? Bu moruk Blaze diye kendi hemcinslerini küçük görmüştü. Peki Suandan bunun altında kalır mıydı? Asla. Sandalyeden usulca kalkan Suandan yüzüne kocaman bir gülümseme eklerken bu tebessümün anlamını yalnızca kendisi biliyordu ve yapacaklarını da. Bay Carter, genç kadını ekarte etmenin zevkiyle bardağını daha bir yukarı doğru kaldırırken soğandan tövbe çekerek uzun iski şişesini eline aldı. Bay Carter'ın iğrenç gülümsemesi altında ihtiyar adamın bardağını doldururken hiç es vermedi. Bardak doldu, doldu ve taşımaya başladı ama soğandan hem ihtiyar adamın hem de masadakilerin ikazlarına rağmen durmadı. Madem iski içmek istiyordu, o zaman bu olana kadar içecekti. Bayan Bianchi yeter artık durun. Size benden ufak bir tavsiye Bay Carter. Kadınların iş dünyasının uzak durmasını istiyorsanız tavsiyem sizi memnun edecektir. Mutlaka dinleyin. Suandanın sözleri tane tane adeta bir ok gibi rakibinin üzerine giderken viskiyi doldurmaya hala devam ediyordu. Evinize girin ve o geri kafalı bedeninizi kesinlikle dışarı çıkarmayın. Hatta bir delik kazın ve içine batının sözde açık görüşlülüğünü de ekleyerek kafanızı dışarıya çıkarmayın. Çünkü kadınlar bu dünyada her sektörde var olmaya devam edecek ve ettirecek. Siz de kendi pisliğinizde boğulmaya devam edin. Suandan'ın açık sözleri masadaki herkese şaşkın uğratırken o hiçbirine pas vermeden şarap şişesini sert bir şekilde masaya bırakıp çantasını alarak yemek salonundan çıkmak için kapıya doğru yürüdü. Ama yapması gereken son bir şey daha vardı. Onu da yapmadan buradan çıkmayacaktı. Topukları üzerinde geri dönerek masada oturan ondan fazla adama nezaket gereği tebessüm ederken alev saçan gözlerini Bay Carter'ın üzerine kilitleyerek ''Bu arada iş anlaşmamızdan itibariyle feshettim Bay Carter. Artık şirketimizde bir bağınız kalmadı.'' diyerek kendisini bir çırpıda dışarıya attı. Topuklu ayakkabılarının zeminde çıkardığı sesten eskiden olsa rahatsız olan Soğan'dan şimdi hiçbir şey hissetmiyordu. Anlaşılan bayan Hammond'la olan seansları gerçekten fazlasıyla işe yarıyordu. ''Yemek erken bitmiş gibi görünüyor bayan Bianchi.'' Suandan restorandan dışarıya çıkmasıyla arabasını kapının önünde bulurken kendisini aracın kapısını açan yardımcısına teşekkür ederek açtığı kapıdan arabaya bindi. Olması gerektiği gibidir hep. Genç adam patronun otoriter bir şekilde toplantıyı terk ettiğini adım gibi emindi ama bu konuda bir şey demedi. Sadece Bay Antonio'yu düşündü. Zavallı adam anlaşılan yine yüklü bir miktarda tazminat ödemesi gerekecekti. Eve mi efendim? Evet, kızımı çok özledim derim. Bir an önce eve gidelim. Drev, gaza yüklendiği gibi ana yola girerken patronunun kızına olan düşkünlüğünü en yakından bilenlerden biriydi. Ondandı ki gaza yüklenebildiği kadar yüklendi. Suandan yolda evi arayıp Neslihan'ın ne yaptığını öğrenirken içi biraz daha rahattı. 3 yıldır şirkette kocasının pozisyonunda yöneticilik yaparken çocuklu bir kadın olarak tonlarca sorunla karşılaşmıştı ama gerek Carmen'in gerek Antonio ve Pedro'nun yardımlarıyla bunların hepsinin üstesinden gelmişti. Hem çocuk yapmıştı hem de kariyer. Ah bir de toprak vardı. Kariyer programı ile Türkiye'den İtalya'ya gelen genç bakıcı. Başta güvenilir birini bulmakta oldukça zorlanan Soğan'dan kızı bir yaşına bastığında Gizem'in de yardımlarıyla bir kariyer programına girerek Avrupa'da yaşamak isteyen bir genç kızın bakımını üstlenmişti. Bu tarz programların günümüzde ne kadar yaygın olduğunun farkında olmasa bile Gizem sayesinde bunun üzerinden gelmiş hem kendi vatanından bir bakıcı bulmuş hem de hayalini gerçekleştirmek isteyen 20 yaşındaki bir genç kıza yuva vermişti.
Toprak hem haftalık bir şekilde harçlığını alıyor hem de evlerinde kalıyordu. Bunun karşılığında ise soğandanın evde olmadığı zamanlar Neslihan'la ilgileniyordu. Böylelikle soğandanın aklı evde kalmıyordu. Eve geldik efendim. Soğandan kapısını açan genç adamın eve geldiklerini fark ederken tebessüm ederek araçtan indi. Koca bahçenin ortasında dikilirken bakışları bir anlık taş yola kaydı. Evine, evlerine. Onun gidişinden sonra bir daha asla o eve giremeyen soğandan ağlamak için kafasını çevirirken malikaneye doğru adımlamaya başladı. Evet, artık burada kalıyordu. Halasının evinde, sevdiği adamın odasında. Bayan Bianchi. Soğandan arkasından seslenen adamla durmak zorunda kalırken yavaş bir şekilde ona döndü. Bir sorun mu vardır ev? Genç adam elindeki paketi patronuna doğru uzatırken tek elini ensesine doğru atarak yerinde kıvranmaya başladı. Soğandan kendisine uzatılan paketi alırken onun neden bu kadar sıkıntılı olduğunu anlayamadı. Bu nedir? Ben bunu Alessia için almıştım. Malum doğum gününü kutlamaya fırsatım olmamıştı. Tabii eğer kabul ederseniz. Soğandan genç adamın bu işten tavrı karşısında tebessüm ederken kızımın kalbini çalmaya çalışmıyorsun değil midir ev? Diyerek olayı şakaya vurup genç adamı rahatlatmaya çalıştı. Neden olmasın? Küçük hanım şu anda bile oldukça büyük bir mirasın varisi. Geleceğimi düşünmem gerek. Soğandan genç adamın bu şakasına gülerken ona hak vermeden de edemedi. Antonio, Akif'ten kalan bütün mal varlığını ki buna iki şirket de dahildi, kendisine vermeyi kafaya koymuştu ama soğandan böyle bir şey asla kabul etmeyeceğini en başından beri belli ettiği için de Akif'in varisi kızı olmuştu. 2,5 yaşındaki kızı. Hediye için teşekkürlerdir ev. Soğandan elindeki koca kutuyla evine giderken yüzündeki tebessümü daha da büyüdü. Sonunda eve gelebilmişti. İşten eve döndüğü zamanları çok seviyordu çünkü. Madre, yani anne. Kendisine doğru koşup bacaklarına yapışan küçük kızını kucaklayan soğandan çünkü dedi. Çünkü evde kendisini bekleyen bir melek vardı. La mia luce. Akıcı İtalyancasıyla küçük yavrusunun kokusunu iyice içine çeken soğandan kızının kıkırdamaya başlamasıyla boynuna gömdüğü başını çekerek yanaklarına sulu sulu öpücükler kondurdu. Mimanchi tanto. Seni çok özledim. Soğandan kızının minik burnunu parmakları arasına alıp sıkıştırırken baş başa kaldığımızda Türkçe konuşacağız demedim mi ben? Diyerek cimcirdi. Ama anne. Soğandan kızının Türkçe'ye dönmesiyle büyük bir tebessüm ederek anne ama denmez küçük hanım diyerek onunla birlikte soğandaki koltuklardan birine oturdu. Neslihan bir yaşında konuşmayı sökerken ilk önce aile büyüklerinin ısrarlarıyla İtalyanca konuşmaya zorlanmıştı. Hatta Antonio sırf yeğeni için kendisine bile özel dersler aldırmaya başlamıştı ama Neslihan 1,5 yaşına bastığında İtalyancadan daha iyi bir şekilde Türkçe konuşmayı öğrenmişti. Çünkü onun zeki kızı annesiyle her baş başa kalışlarında onun dilini duymuş ve benimsemişti ve şu anda küçük kızı iki dili de ana dili gibi konuşabiliyordu. Neslihan Alessia tıpkı annesi gibi zeki bir çocuktu. Benim akıllı kızım bugün neler yapmış bakalım. Toprak ablayla oyun oynadık. Sonra Pedro dayım Toprak ablamı benden çaldı. Ben de bab. Ne demek Pedro dayım? Toprak ablamı çaldı. Soğandanın kaşları anında çatılırken minik Neslihan'ın annesinin kucağına tırmanarak küçük parmağını annesinin kaşlarının arasına koyarak onları düzeltti. Eğer böyle kaşlarını çatarsan erken yaşlanırsın anne. Toprak abla öyle dedi. Bak sen küçük hanım neler de biliyormuş. Neslihan'ın minik kıkırtılarına eşlik eden soğandan Pedro ve Toprağı çoktan unuturken kızını kucaklayarak odasına çıktı. Üzerini değiştirip yemeğe inseler harika olacaktı çünkü bütün gün tek lokmayı yememişti. Hepsi Luca'nın aşk bocuğu rolüne bürünmesi yüzündendi. Bunu ona ödetecekti. Doymuş mu benim ışığım? Doydum anne, artık uyuyabilir miyim? Senin uykun mu geldi bakalım? Soğandan kızını kucağına alırken onun boynunun omuzlarına düşmesiyle huzurlu bir şekilde el çekti. Masayı öylece bırakıp minik adımlarla odasına çıkarken evdeki sessizliğin hesabını yarın izin gününde sormaya aklına not ederek merdivenlere çıkmaya başladı. Şimdi güzel bir uyku çekmenin tam zamanıydı. Ve ertesi gün soğandan Neslihan'ı zar zor da olsa banyodan çıkarıp üzerine giydirirken onun neden suyu bu kadar sevdiğini anlayamadı. Her çocuk gibi nefret etse olmaz mıydı? Resmen bütün gününü küçük kızı sayesinde banyoda geçirmişti. Neslihan, yeter artık dur da üzerine giydireyim. Soğandan artık isyan bayraklarını çekerken Neslihan'ın hiç de onu dinlemek ister gibi bir hali yoktu. Hala yatağında zıplayıp duruyordu. İstersen ben giydireyim Soğandan abla. Soğandan kapı eşiğinden kendilerini izleyen kıza minnetle bakarken elindeki zıbını ona doğru fırlatıp bu enerji bombası sende.
Allah aşkına şunu giydirip kahvaltı yendir. Yoksa ben çıldıracağım diyerek kendisini odasına attı. Soğandan üzerine oldukça spor bir takım giyerek aşağı inerken toprağın kızıyla birlikte çoktan yemek masasındaki yerlerini aldığını gördü. Bu kızın garezi bir ona mıydı yani? Pedro'ya sinsi sinsi tebessüm ederek kızının yanındaki sandalyeye kurulan soğandan diğer ev sakinlerine günaydın diyerek önündeki kahvaltılıklara gömüldü. Bugün için bir planın var mı kızım? Soğandan eniştesinin sorusuyla başını yemeğinden kaldırırken Toprak ve Neslihan'la alışverişe çıkayım diyordum. Bir şey mi oldu diyerek merakla gelecek cevabı bekledi. Hayır, bir sorun yok. Sadece konuşmak istediğim şeyler var. Eğer önemliyse planı erteleyebilirim baba. Hayır, akşam konuşuruz. Siz keyfinize bakın. Kahvaltı bu küçük sohbetle yeni etkisizliğine bürünürken soğandan hızlı bir şekilde bir şeyler yiyerek kızlarla birlikte evden ayrıldı. Kış ayı bitmek üzereydi ve Neslihan için yazlık bir şeyler alabilmek için en boş zamanı bugündü. Toprak ve Neslihan arkada, soğandan önde, koca alışveriş merkezindeki tüm mağazalara giren üçlü, günün sonunda elleri kolları dolu bir şekilde otoparka gitmek için asansörlere yönelmişlerdi. Soğandan karşıdan kendilerine doğru gelen kalabalığın önündeki adamı hemen tanırken hızla arkasına döndü. Toprağı korkutmamak adına şaşkınlığını koruyan soğandan genç kıza yaklaşarak ''Siz Neslihan'la önden eve gidin Toprak, benim biraz daha işlerim var.'' diyerek genç kızı göndermeye çalıştı. ''Bir sorun yok değil mi abla?'' ''Yok canım, direv aşağıda sizi bekliyor. Arabaya binip hareket ettiğinizde beni bir kere çağırırsan yeterli.'' ''Abu, Toprak hadi git artık.'' Toprak genç kadının endişeli hallerini görmezden gelip asansöre binerek gözden kaybolurken soğandan onların güvenli bir şekilde buradan çıkacaklarını biliyordu. Çünkü bu ihtiyarın tek hedefi gözlerinin üzerine diktiği kendisiydi. Bu ne tesadüf bayan Bianchi? Soğandan itici bir şekilde sırıtan adama sert bir şekilde karşılık verirken bir an önce gitmesi gerektiğinin farkındaydı. Ben pek tesadüf olduğunu düşünmüyorum dersem alınır mısınız Bay Carter? Her zaman demişimdir. Sizde farklı bir aura var bayan Bianchi. Zeki bir kadınsınız. Soğandan adamın iltifatı karşısında kusmamak için kendisini zor tutarken bu adamın bugün içinde ne olduğunu düşündü. Daha dün kendisini işe yaramaz biri olarak nitelendirmiyor muydu? Daha fazla onunla diyaloğa girmek istemeyen soğandan gitmek için ileri atılırken Bay Carter'ın yanındaki iki adamın önünü kesmesiyle olduğu yerde kala kaldı. Bu da ne demek oluyor Bay Carter? Ah, üzerinize alınmayın bayan Bianchi. Bu bir iş felsefesi. Malum sayenizde milyonlar yatırmış olduğum projeden ayrılmak zorunda kaldım. Bunun bir bedeli olmalı. Siz ne bedelinden bahsediyorsunuz? İzin verin, bunu size daha sakin bir yerde izah edeyim. O yüzden önden buyurun. Soğandan kendisinin iki yanını saran adamlarla iyiden iyiye korkmaya başlarken ne yapması gerektiğini bilmiyordu. Buradan kurtulması ve toprağı araması gerekiyordu ama nasıl? Bir sorun mu var hanımefendi? Soğandan duyduğu gür sesle arkasına dönerken kendisine yardımcı olmak isteyen adamı tanımıyordu ama adamın cüssesi ve duruşunun kendinden emin durmasıyla yardım istemekten çekinmedi. Rica etsem polisi arayabilir misiniz? Soğandan'ın bu çıkışını beklemeyen Carter korkuyla geri çekilirken bir de magazine konu olmak istemedi. Ah şu lanet kadınlar. Bu beyefendiler sizi rahatsız mı ediyor? Soğandan adamın polisi aramak yerine soluğu yanında almasıyla gelirken Bay Carter'ın çoktan geri adım attığını gördü. Rahatsız etmek mi? Siz olayı tamamıyla yanlış anladınız bayım. Ben sadece eski bir iş ortağımla sohbet ediyordum. Zaten tam da gitmek üzereydim. Görüşmek dileğiyle. Bay Carter'ın kuyruğunu sıkıştırarak kaçmasını büyük bir hazla izleyen soğandan derin bir nefes aldı. Bu belayı da def etmek için şükür tabii şimdilik. Adı gibi emindi ki bu eski gözlü adam peşini bırakmayacaktı. En iyisi eve gider gitmez Antonio'yu aramaktı. Size evinize kadar eşlik etmemi ister misiniz? Yanındaki adamın konuşmasıyla onun varlığını anımsayan soğandan tebessüm ederek aralarına biraz mesafe koydu. Teşekkür ederim. Gerisini ben halledebilirim. İyi günler. Soğandan akıcı İtalyancasıyla adama nezaket gereği veda ederken aklı kızındaydı. Alışveriş merkezini büyük adımlarla terk ederken çoktan bir taksi durağına gelmiş ve telefonuna sarılmıştı. Toprağın Neslihan'la birlikte çoktan eve varması içindeki yangına büyük bir bardak su dökerken artık daha da rahatlamış hissediyordu. Soğandan boş bir taksinin yanına yaklaşmasını umut ederek caddeye bakarken önünde kocaman siyah bir minibüs durdu. Bay Carter'ın geri döndüğünü düşünüp korkuyla geri çekilen Soğandan açılan aracın kapısında az evvel kendisine yardımcı olan iri yarı adamı görünce korkmadı dese yalan olurdu. Adamın gözlerini üzerine dikip kendisine bakmasıyla ona ters ters karşılık veren Soğandan hiçbir şey soramadı. Bu adam neden kendisini takip ediyordu şimdi? Bayan Bianchi, buyurun lütfen. Adamın
Kendisine soyadı ile hitap etmesiyle iyiden iyiye korkmaya başlayan Soğan'dan bir bu eksikti diye yakınmadan edemedi. Beni nereden tanıdığını sorabilir miyim? Sizi uzun zamandır izliyorduk. Şimdi sorunsuz bir şekilde araca binin lütfen. Adamın oturduğu koltuktan kalkıp önüne dikilmesiyle geriye doğru adımlayan Soğan'dan aracın şoförü koltuğundan iri kıyım bir kişinin daha çıkmasıyla adeta olduğu yere mıhlandı. James geri çekil. Onu korkutuyorsun. Soğan'dan James denen adamın kendisinden uzaklaşmasıyla tam koşmaya hazırlanıyordu ki önünde dikilen sarışın genç kendisini sözleriyle durdurmuştu. Alessia'nın zarar görmesini istemiyorsanız lütfen araca binin Bayan Bianchi. Onlar bir kızı olduklarını daha biliyorlardı. Hem de ismi ne kadar. Adamın hala kendisine açık kapıdan aracı göstermesiyle pes eden Soğan'dan Neslihan'ın iyiliği için kendi rızasıyla araca bindi. Evet, hayatında bir iki daha yaşayan Soğan'dan tam da şu anda kendi iradesiyle kaçırılıyordu. Soğan'dan lüks minibüsün içinde az evvel kendisini kurtaran ama şimdi de alıkoyan adamın tam karşısında otururken ne yapması gerektiğini düşündü. Telefonu hemen elinin altındaki çantasında duruyordu. Acaba bu gangsterler çaktırmadan yardımcı arabilir miydi? Acil durumlar için Pedro, Antonio ve Carmen'in numaralarını istemişti. Belki bir şans olabilirdi. Korkmayın lütfen. Niyetimiz size zarar vermek değil. Soğan'dan adamın sempatik olmaya çalışmasına alaycı bir şekilde gülerken bunu beni zorla alıkoyan adam mı söylüyor diyerek karşısındaki adamla resmen dalga geçti ama adamın onu pek de taktığı söylenemezdi. Zira sözleri bunu tasdikliyordu. İtalyancanız o kadar akıcı ki Türk olduğunuzu bilmesem sizi bir İtalyan sanabilirdim. Soğan'dan adamın kendisi hakkında oldukça fazla bilgiye sahip olduğunu düşünürken yağmurdan kaçarken doluya tutulduğunu artık anlamıştı. Benimle konuşmayacak mısınız? Soğan'dan başını çevirdiği candan çekip yeniden kendisini alıkoyan adama dönerken rahatlığına hayran kaldı. Pes, gerçekten pes. Küçük hanım eğer bilmediğim bir dilde konuşmaya devam edecek olursanız bana hakaret ettiğinizi düşünebilirim. Soğan'dan adamın sempatik tavırlarına göz büyütürken gerçekten artık bir bela paratoneri olduğunu inanmaya başlıyordu. Hem de en delisini çekenlerden. Adamın inadına Türkçe konuşmaya devam eden Soğan'dan buradan kurtulduğumda beni kızımla tehdit ettiğine pişman edeceğim kılıksız herif diyerek kinini kustu ama söylediklerin de son derece ciddiydi. Bir anne asla yavrusuyla tehdit edilemez. Edilemezdi. Neden bu sefer gerçekten bana küfür ettiğinizi düşünüyorum Bayan Bianchi? Hey James, sence de bana hakaret ediyor gibi değil mi? Soğan'dan pes ederek yeniden aracın camına dönerken nereye gittiklerini anlamaya çalışıyordu ama çoktan şehir dışına çıkmışlardı bile. Bir saate yakın geçirdiği araba yolculuğu taşlı ve çalkantılı bir yolda son bulurken Soğan'dan korkuyla araçtan inmek zorunda kaldı. Zira bunu kendisi yapmayacak olsa yanındaki iki kalas yapacak gibiydi. Lütfen önden buyurun. Soğan'dan sempatik olmanın yanında kibar da olmaya çalışan gangsterlerin önderliğinde ahşap eve girerken kendisini koruyabileceği herhangi bir şey aradı ama bulamadı. James'in önüne geçip evin kapısını açmasıyla ardından içeri giren Soğan'dan arkasından gelen adını bilmediği adamı atlatabileceğini sanmıyordu. Nereden baksa kendisinin 2, 3 hatta 5 katı gibi bir şeydi. Soğan'dan evin içine girerken izbe bir yer olmasını bekliyordu ve pis ama sandığının aksine temiz bir ev ve bir aile kalabalık bir salonla karşılanmıştı. Kızlı erkekli grubun olduğu kalabalık salona girmesiyle kendisine dönen kafalara dikkatli bir şekilde bakan Soğan'dan tanıdık bir simar adama nafileydi. Kimseyi tanımıyordu. Önlerinde bulunan yüzlerce dostu ve bir sürü açık bilgisayar ekranıyla kalabalık bir grubun arasına düşen Soğan'dan aklına gelen ilk şeyle arkasındaki iri kıyım adama döndü. Bak, eğer beni fidye için kaçırdıysanız ne isterseniz verebilirim. Sadece ben... Hadi ama güzelim, bunca insanın tek derdi seni kaçırmak olamazdı değil mi? Soğan'dan arkasından gelen sesle öne dönerken koltuklarının birinin tepesine türemiş kırmızı saçlı bir adamla göz göze geldi. Anlaşılan kendisiyle konuşan oydu. Madem bunca insan beni kaçırmak için bir araya gelmedi, benim burada ne işim var süper zeka? Kendi isteğimle mi geldim? Soğan'dan kendisindeki cesaret hayran kalırken bu haline gülmek istedi. Artık o kadar çok alıkonulmuştu ki tüm bunlar ona normal gelmeye başlıyordu. Ne de olsa Soğan'dan alnında kaçırılmaya müsait yazıyordu. O fazla sel. Masanın üzerindeki bilgisayar ekranına hızlı hızlı bir şeyler yazan kızın yüksek sesle konuşmasıyla kaşlarını çatan Soğan'dan gerçekten bu kadar soytarının arasında ne arıyordu? Beni neden buraya getirdiniz? Fidye istemiyorsunuz. Anladığım kadarıyla kaçırılmadım da. Ki ben hala kaçırıldığım konusunda ısrar ediyorum. Arabaya kendi rızanızda bindiğinize eminim Bayan Bianchi. James de şahidim. Yanında hiçbir şey olmamış gibi geçip koltuklardan birine oturan adamın bu pervasız tavrına sinirlenen Soğan'dan içinde kaynayan kana engel olamadı.
O az önce kendi rızasıyla bindiğini mi söylemişti? Onu kızıyla tehdit etmişti. Sinirden gözü hiçbir şey görmeyen Soğan'dan küçücük bedenine rağmen James'in elinden kurtulup koltuğa kurulan adamın yanına doğru koşarken masanın üzerinde gördüğü maket bıçağını hızlı eline alarak koltukta keyif yapan adamın gırtlağına doğru uzattı ve çığlık çığlığa "Beni kızımla tehdit ettin lanet herif!" diye bağırarak bıçağı biraz daha ileri itti. Hiç kimse ama hiç kimse gözü dönmüş bir anneden daha tehlikeli olamazdı. Örneğinde görüldüğü gibi. Soğandan bırakın adamın salondaki hiç kimsenin cevap veremeyişiyle derin derin soluklar alırken bir ses duydu. Tüm dünyasını karartacak derecede güçlü bir ses. Sen onu kızımızla mı tehdit ettin? Soğandan duymaya hasret kaldı. O aksan nerede duysa tanırdı tanımasını ama bu sefer tanımak istemedi. Çünkü bu ses gerçek olamayacak kadar uzaktı kendisine. Elindeki bıçak bir mıh gibi yere çakılırken duyduğu konuşmaları zar zor ayırt edebiliyordu. Karın neden anca bu şekilde kırabildim dostum, yoksa onu başka türlü sana getiremezdim. Soğandan algılamaya zorlandığı gerçeklikle arkasını yavaş yavaş dönerken gördü onu. Kalbinde bir türlü kabuk bağlamayan yarasının sahibini gördü. Gerçek miydi? Gerçek olabilir miydi? Işığım... Kendisine doğru gelmekte olan adamın mükemmel bir şekilde telaffuz ettiği Türkçe kelimeyi tüm iliklerine kadar hisseden Soğan'dan korkuyla geri çekilirken elini hızla havaya kaldırarak "Gelme!" dercesine yalvardı. Gözlerinin önüne beyaz bir perdeyle canlı kanlı önünde dikilen adamı flu görmeye başlayan Soğan'dan adeta konuşmayı unutmuştu. Sen nasıl? Akif yıllar sonra sevmeye hasret kaldığı karısını ilk kez bu kadar yakınında görmenin heyecanıyla iyice ona sokulurken onun içinde kopan yangınları göremedi. Elleri genç kadının kollarından tutup kendisine çekmek isterken onun bir anda çığlık atmasıyla olduğu yerde kala kaldı. Dokunma! Suandanın gözyaşları yıllara nazaran ilk günkü acısı kadar taze bir şekilde dökülürken ondan uzabildiğince uzağa kaçtı ve kendisini yandırmak istercesine "Öldün sen öldün" diyerek gördüğü rüyadan uyanmak istedi ama olmadı. Bir türlü uyanamadı. "Sevgilim buradayım ben. Ölmedim güzelim. Yanındayım yaşıyorum." Suandanın gözleri nefretle ve hasretle aynı anda nasıl yanacaksa yanıyordu. Ama o bunları görmüyordu. Akif öldü. O yaşamıyor ki. Öldü o. Soğandanın çaresiz çıkan sesi Akif acıyla kıvrandırırken karısına yavaş yavaş yaklaşmaya başladı. Ölmedim, ölmedim Soğandan yaşıyorum bak ben senin Akif'in yaşıyor. Kes şunu, öldü anlıyor musun? Öldü, yaşamıyor artık. O gitti, Akif gitti. Soğandanın çığlıkları evdeki herkesi korkuturken Akif karısına doğru atıldı ve onun boşlukta sallanan minik bedenini havada yakalayarak gözleri kapalı olan kadının dudaklarına doğru "Tuttum seni" diyerek fısıldadı. Sonrasında Soğandan kucağında uyuyan kızın odasına çıkarırken uykusuzluktan bitap düşmüş bir haldeydi. Bir an önce odasına gidip uyumak istiyordu. Toprağın biraz halsiz olmasıyla Neslihan'la bir başına ilgilenmek zorunda kalan Soğandan hem işler hem kızı derken şu son bir hafta çok yorulmuştu. Ah bir de o vardı. Son bir aydır deli gibi etrafında dolanan adam. Soğandan o ahşap evde uyandığı zaman koca bir evi birbirine katarak oradan resmen kaçmıştı. Bitap ve ağlamaktan yorulmuş bir şekilde evine döndüğünde ise aradan bir gün geçmişti. Tüm ev ailesi kendisinden haber alamadığı için endişe içinde kendisini beklerken Soğan'dan onlara gözyaşları içinde bir açıklama yapmıştı yapmasına ama Antonio tıpkı geçen yıllar gibi kendisine inanmayıp Bayan Hemmonson'u aramıştı. Delirdiğini sanmışlardı hatta öyle ikna edici konuşmuşlardı ki Soğan'dan bile kendisinden şüpheler olmuştu. Ta ki yıllar önce ölmüş olan adamın hemen kendi ardından çıkagelmesine denk. Soğan'dan o günü kesinlikle unutamıyordu. Ailesinin hüznünü, sevincini, öfkesini, tüm bu duygularının bir arada yaşamasını unutamıyordu. Hele ki Antonio'nun kardeşini bir güzel dövmesini. Evet, Antonio bunu yapmıştı. Tam böyle önce bütün öfkesini ve kederini kardeşine döverek kusmuştu ama Soğan'dan bunu yapamadı. O günden sonra ara ara onu bu evde görüyordu. Hatta bazı geceler odasına girdiğini, tam yatağının yanındaki koltukta sabahladığına bile şahit oluyordu ama yine de öfkesini kusamıyordu. Tek yaptığı onu görmezden gelmekti. Ölü sandığı ama aslında yaşayan adamı kendi nazarında yaşayan bir ölü haline getirmişti. Kızının üzerini örtüp mis kokusunu içine çeken Soğan'dan odanın ışığını kapatıp kendi odasına geçerken eliyle ağzını kapadı. Biraz daha uyumazsa esnemekten ağzı yırtılacaktı. Odasının kapısını yavaşça açarken karanlık odada gördüğü bedenle korkuyla geriledi. O gene buradaydı.
Soğandan bir kez daha onu görmezden gelerek elbise dolabına yönelirken onun bu defa sessiz kalışına iyiden iyiye sinirlenmeye başladı. Daha kendisinden ne istiyordu bu adam? Neden koskoca bir aydır etrafında dönüp duruyordu? Soğandan dolabında çıkardığı geceleği sinirle göğsünde tutarken daha fazla dayanamadı ve elindeki kıyafetleri sinirle yatağın üzerine fırlatırken "Daha benden ne istiyorsun sen ya?" diyerek sinirlerine gem vuramadı. Soğandan bir aydır sessizliğe mahkum oluşunu çığlıklarla bozarken kendisine doğru gelmekte olan adamın göğsüne vurarak onu kendisinden uzaklaştırdı. "Benden, bizden ne istiyorsun sen ya? Yetmedi ha? Yetmedi mi yakıp yıktın? Daha ne kaldı benden geriye? Ne istiyorsun? Lanet olsun, ne istiyorsun benden?" Soğandanın tuzlu gözyaşları dudaklarını ısıtırken Akif karısını göğsüne çekerek sıkı sıkıya sarıldı ona. O yaralanmadığımı sanıyordu. O da bu 3 yıl içinde hiç acı çekmedi mi sanıyordu bu kadın? Akif karısının kulağına doğru "Bir dinlesen beni" diyerek yalvarırken Soğandan içinde kopan fırtınalara anlam veremedi. Neden böyle olmak zorundaydı? Neden içindeki sevgi bir gram azalmamıştı hala? Neden göğsünde olmasına rağmen onu özlüyordu? Neden? Bu haksızlık, bu çok büyük bir haksızlık. Sen bana, bize bu kadar şey yaşatmışken hala seni özlüyor olmam haksızlık Akif. Akif, karısının bir ay sonra ilk defa kendisini ismiyle seslenmesiyle Allah'a şükretti. Sonunda inatçı karısının buzdan duvarlarında bir delik açabilmişti. Bir ay, koskoca bir ay sonra şükür ki ufak da olsa bir yol kat edebilmişti. Soğandan sessiz geçen dakikaların ardından onun kollarından ayrılırken ıslak yüzünü küçük elleriyle temizleyerek geri çekildi. Gururuyla kalbi arasında sıkışıp kalan Soğandan kapının önünden çekilirken söylemek istedikleri gayet açıktı. Gitsin istiyordu. Kendini yalnız bıraksın istiyordu. Akif, karısının kendisine karşı biraz da olsa yumuşamış olmasına umut bağlarken onu daha fazla yormamak için arkasını dönerek odadan çıktı ama henüz kapıyı yeni açmıştı ki arkasında gördüğü küçük bedenle durmak zorunda kaldı. Uzaktan görmeye, sevmeye alıştığı minik kılıçın ve tam karşısında ufak battaniyesini çekiştirerek kendisini geçmeye çalışıyordu ama Akif'in koca bedeni Neslihan'ın odaya girmesine izin vermiyordu. Soğandan hala varlığını hissettiği adama dönerken onun neden kapının önünde dikildiğini anlam veremiyordu. Resmen donup kalmıştı. Neden gitmiyorsun? Soğandanın soğuk çıkmaya özen gösterdiği sesi Akif'te duş etkisi oluştururken hızla kapının önünden çekildi ve küçük mucizesinin annesinin kucağına tırmanmasını büyük bir özlemle izledi. Anneciğim, sen uyumadın mı hala? Uykum gitti ki. Soğandan kızının bu sevimli hallerine tebessüm ederken bacaklarından sarkan minik battaniyesini yakalayarak havaya kaldırıp "Birileri odasından kaçmış gibi ama" diyerek yalandan kaçtığını çattı. "Burada seninle uysam olmaz mı anne?" Soğandan kızının bu sevimli hallerine hemen kanarken onu yatağına bırakıp üzerine örttü. Akif'in hala odada olduğunun bilincinin arkasına dönerken çıkmasını bekledi ama o inatla çıkmak istemiyor gibiydi. Gözlerini yatakta uzanmış kızına dikmiş, öylece onu seyrediyordu. Soğandan daha fazla bu manzaraya dayanamayıp tam Akif'i kapı dışarı edecekti ki Neslihan "Babam da mı bizimle kalacak?" diyerek Soğandan'ı adeta şoka uğratmıştı. Kızı babasını tanıyor muydu? Ama nasıl? Akif'in yüzünde kocaman bir tebessüm oluşurken kızının kendisine baba diye hitap etmesiyle yüreği tarifsiz bir sevgiyle doldu. Minik mucizesi onu tanıyordu. Akif ağır adımlarla yatağın yanına yaklaşıp kızının önünde eğilirken ne söylemesi gerektiğini bile bilmiyordu. Soğandan kızı ve kocasını izlerken adeta nefesini tutmuştu. Ona bu yaşına kadar babasından bir kez olsun bahsetmemişti, bahsedememişti. Akif'in öldüğünü kendisi bile henüz kabullenememişken kızına ölü bir babayı tanıştırmak istememişti ama bir yerde yanlış yapmış gibiydi çünkü Neslihan babasını tanıyordu. Chiara Gazzo. Merhaba ufaklık. Neslihan babasının sesini ilk kez duyarken kıkırdamalarına engel olamadı. Sonradan küçük kızının o minicik elleriyle ağzını kapatıp işveli bir şekilde kıkırdamasını hayretle izlerken böyle bir sahneye tanık olduğuna inanamıyordu. Siyayo. Akif yatakta oturan küçük meleğe usulca sokulurken burnunu onun küçük boynuna sokarak yıllardır hasret kaldığı o evlat kokusunu derin derin içine çekmeye başladı. Soğandan baba kızının hasret gidermesini izlerken gözyaşlarına hakim olamıyordu. Yıllarca hep bu sahnenin hayalini kurmuştu. Kızıyla sevdiği adamla mutlu bir hayat ama kader onlara sillesini fena çakmıştı. Soğandan yıllarca boş bir mezarda gözyaşlarını yitirdiğini hatırlarken yeniden öfkelenmeye başlıyordu ama sonra kızın huzurla babasının kucağına kurulup uyumamaya başladığını görünce tüm siniri buhar olup uçuyordu. Akif kucağında uyuyan mucesiyle sırtını yatak başına dayarken ayakta kendilerini izleyen karısına dönerek "Teşekkür ederim" dedi.
Soğandan onun kendisine ne için teşekkür ettiğini bilemez bir şekilde kaşlarını çatarken Akif devam etti. Ona benden bahsettiğin için teşekkür ederim Lamia Luce. Ona senden hiçbir zaman bahsetmedim. Soğandan hızlı ve net bir şekilde konuyu kesip atarken bu sefer de Akif'in kaşları çatıldı. Kucağında uyuyan kızını sakin bir şekilde koca yatağın ortasına bırakan Akif aynı naiflikle üzerini örttükten sonra ayağa kalkarak karısının önüne geçti. Sen kızıma benden bahsetmedin mi? Hayır, ona seni anlatan ben değilim. Akif, karısının bir öfkesine hak veriyor olsa da bunun fazla olduğunu düşündü. Kızlarına nasıl babasından bahsetmezdi? Bana olan öfkeni anlıyorum ama sadece acı çeken sen değildin. Evet, yaptığım zor hatta affedilemez türden bir şeydi ama bunu kendim için yapmadım şu andan. Senin için, sizin için katlandım tüm bu zorluklara. Benim için her gün sizi görüp de yanınıza gelememek, sana sarılamamak, kızımın kokusunu içime çekememek kolay mı oldu sanıyorsun? Neslihan'ın doğumunu kaçırdım ben. İlk yürüyüşünü, ilk cümlesini, ben her şeyi kaçırdım ama tüm bu zorluklara sizin için göz gerdim. Bir izin versen, bir anlatsam kendimi sana. Sonra istediğin kadar nefret et benden ama yalvarırım beni sizden mahrum bırakma. Şu andan Akif'in gözünden akan tek bir damla yaşla tüm duvarlarını yıkarken sert bir şekilde burnunu çekerek odadaki koltuklardan birine oturdu. Şimdi zor bir karar vermesi gerekiyordu. Ya bugün burada tüm bağlarını yitireceklerdi ya da yeni bir sayfa açacaklardı. Şimdi her şey Akif'in anlatacaklarına bağlıydı. Bizim bir çocuğumuz var. Vereceğim her karar onun geleceği için olacak. Tıpkı senin 3 yıl önce bizi bırakıp gitmen gibi. Şimdi anlat Akif. Bana neden gittiğini anlat ki kendimize ona göre bir yol çizelim. Akif yeniden yanmaya başlayan umut ışığıyla karısının karşısındaki berjere otururken her şeyi anlatmaya hazırdı. Son 3 yılda yaşadıkları ve yaşattıkları artık korkacak bir şey kalmadığının habercisiydi. Akif artık her şeyden arınmış ve kurtulmuş olarak gelmişti. Bu onlar için yeni bir gelecek, yeni bir hayat demekti. Aslında bu konuşmayı babam ve Antonio ile birlikte yapmayı planlamıştım ama şimdi bir başımızdayız. Tüm bu olanlar daha ben doğmadan önce başlamıştı şu andan. Büyük dedenin pis işlere bulaşması, uyuşturucu, insan ve silah kaçakçılığı yaparak nam salması ailemizin en karanlık günleriydi. Yıllarca bu gerçeklerle yaşamak zorunda olmamız sadece bizi değil, babamı da derinden yaralıyordu. Şu andan böyle bir hikaye beklemediğini açıkça belli ederken Serç yutkundu. Bianchi ailesinin böyle karanlık bir geçmişi olduğunu bilmiyordu. Büyük babam öldüğünde tüm miras ve karanlık namı babama kalmıştı. O zamanlar annemle yeni evlendiği zamanlardı. Babam hiçbir zaman bu mertebe istemedi ama o bataklıktan da kurtulamadı. Ta ki ailesine zarar verilene dek. Ben 15 yaşındayken babam tüm bu işlerden elini eteğini çekti ama iş yaptığı adamlar ne onun ne de bizim peşimizi bırakmadı. Çünkü babama kadar kimse bu işlerden sağ bir şekilde çıkamamıştı. Babam yasa dışı işler yerine illegal bir şirket koyarak başını Antonio'ya geçirdiğinde ben daha yeni 18'ime basmıştım. Bir gün evimize 20'den fazla adam basarak babamın bu işlere geri dönmesi için onu bizimle çocuklarla tehdit ettiler. Babam el mecbur karanlık işlere dönmeyi kabul etti ama artık eskisi kadar genç ve güçlü değildi. Bu yüzden ailenin başına Antonio geçti. Akif'in derin bir soluk çekmesiyle can kulağıyla onu dinleyen Soğan'dan bu hikayenin sonunun nereye varacağını merak ediyordu ve sessiz bir şekilde dinlemeye devam etti. Antonio yıllarca ses etmeden ailesinin güvenliği için her işe girdi. Yolun sonunda öyle bir bataklığa batmıştı ki artık istese de bu mafyalık olaylarından kurtulamazdı. Hakkında öyle yüz karartıcı suçlar deli olarak dosyalanmıştı ki istese bile vazgeçemezdi bu yoldan, zaten böyle bir niyeti de yoktu. Babamın, benim ve annemin ısrarlarına rağmen Antonio büyük babamın yolundan gitmeye devam ediyordu ta ki Carmen'le tanışana dek. İşte o zaman vazgeçmek istedi her şeyden, herkesten. Şu andan korkuyla öne atılıp Akif'in sözünü bir bıçak gibi keserken ''Yoksa sen mi? Asla, ben bu işlere asla bulaşmadım. Ama ailemi korudum. Tıpkı abim gibi ben de kendimi feda ederek ailemi botaklıktan kurtardım. Benim kendime çizdiğim yol babamdan ve abimden farklı oldu. Ben karanlık insanlardan uzak durdum ve sismiyle bir işbirliği içine girdim. Bu adamlardan kurtulmanın ve abimi kurtarmanın tek yolu devletle işbirliği yapmaktı ve ben de bu yolu kullandım. Sismi İtalya İstihbarat Teşkilatı. Şu andan Akif'in zeki bir adam olduğunu zaten biliyordu ama bir istihbarat teşkilatı ile işbirliği içine gireceğini asla tahmin edemezdi. Tıpkı Antonio gibi yeraltı dünyasına girdiğimde bütün ailem buna karşı çıkmıştı ama onları korumak için bu yola bir kere girmiştim ve bir daha da çıkamadım. Başlarda planımız belliydi.
Onların arasına sızıp onlardan gibi görünecek ama yapılan her sevkiyata önceden sismiye haber vererek onları yavaş yavaş çökertecektik. Bunu yaptık da. Yıllar süren bu operasyon nihayet son bulmuştu. Hem ben hem de ailem tüm bu kirli işlerden kurtulmuştuk ama işler belli bir süre sonra kontrolümden tamamen çıktı sudan. Ben her şeyden kurtulduğumu sanıp tertemiz bir şekilde sana gelirken aslında büyük bir darbe vurduğumuz kuruluş bu sefer de çocukları sayesinde yeniden kurulmaya başlamıştı. Yeni ve daha güçlü olarak. Öyle ki artık sadece İtalya'da değil tüm dünyada söz hakim olmuşlardı. Başta İsrail olmak üzere bütün terör devletlerine silah ticareti yapmaya başlayarak kan döküyorlardı. Sismi benimle yeniden temasa geçtiklerinde seninle yeni tanışmıştık. İslamiyet'le doldurmaya çalışıyordum kendimi. Tek derdim o zamanlar buydu ama sonradan öğrendim ki benim peşimdeydiler sonradan. İstihbaratla işbirliği içinde olduğumu öğrenmiş ve intikam istiyorlardı. İlk başlarda buna önem vermedim çünkü korktuğum hiçbir şey yoktu ta ki size kadar. Kendi hatalarım bana ağır mal oldu. Önce annemi sonra da sizi kaybettim ben. 3 yıl boyunca her gün kahroldum ben sonradan. Peşimdeki adamlar artık beni değil sizlere hedef alıyordu. Annemin ölümü ise gözümü açtı. Eğer ölen ben olursam sizin peşinizi bırakacaklarından emindim. Öyle de oldu. Ben öldüm, ortada intikam diye bir şey kalmadı. Bu sayede sizi koruyup onları rehavete düşürdük. Şimdi burada yanınızdayım. Her şeyden arınıp geldim şu andan. Ben size sadece kendim olarak geldim. Artık korkacak hiçbir şey kalmadı. Ne ölüm ne kan. Sadece biz. Sadece biz kaldık şu andan. Soğan'dan dinlediği hikaye karşısında gururunu bir kenara atarken tamamıyla kalbiyle ve içindeki koca sevgiyle hareket etti. Usulca kalktığı koltuğundan sevdiği adama doğru adımlarken onun da tıpkı kendisi gibi ayağa kalkmasıyla vakit kaybetmeden onun koca bedenini minik kollarıyla kavradı. Akif sevdiği kadını sanki ellerinden kayacak kadar sıkı tutarken onun ağzından dökülen sözlerle dünyası yeniden aydınlandı. Hoş geldin bize, hoş geldiniz sevgilim. Küçük bir odada 3 kalp atıyordu. Akif, sevdiği kadın ve kendisine sunduğu minik mucizesini esleyen Alessia. İşte Akif ve Soğan'dan için tüm huzur bundan ibaretti. Dünyadaki küçük cennetleri burasıyla sınırlıydı. Bu iki aşık aylar sonra dillere destan bir düğünle yeniden dünya evlerine girerlerken iki çocukları daha oldu. Ahmet Ali ve Muhammed Yusuf ve sonsuza dek mutlu yaşadılar. İşte böyle dostlar. Bu güzel hikaye de burada bitti. Bu güzel hikayenin yazarı Mihriban Baba'ya teşekkür ediyoruz. Hem yorumlarda bunu belirtirseniz, isterseniz kendisine Instagram'dan dolaşabilirsiniz. Okumamıza izin verdiği için. Güzel bir hikayeydi. İnce ve naif bir hikayeydi. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Yeni hikayeyi beklerken size bir hikaye tavsiye edeyim. YouTube'da arama kısmına Tutulmuşum Sana Sesli Kitap, Tutulmuşum Sana Cihan Bozacı diye yazarsanız çıkacaktır. Muhteşem bir hikayesi bekliyor. Şimdiden keyifli dinlemeler. Yeni hikayede görüşmek ümidiyle kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.